İyi akşamlar. Eşit Ağırlık'ta karşınızdayız. Ben Erdoğan Aktaş. Tahmin ettiğiniz gibi gündem siyaset. Çünkü seçime çok az kaldı. Tartışmalar devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Murat Kurum dün TV100'deydi. Ve CHP'deki para sayma görüntülerine kadar birçok konu üzerine konuştu. Ve bu para sayma meselesi çok ciddi tartışılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugünkü mitinglerinde yine bu konuya değindi. CHP milletvekili Engin Altay bugün partisinin genel başkanı Özel'e benim çırağım dedi. İyi Parti lideri Akşener ahlaksız çıkışında bulundu. Acaba bunu kime söyledi? DEM Parti bu seçimde ne kadar etkili? Bir de DEM Parti'den gelen açıklamalar Kürt meselesi 1 Nisan'dan sonra olması muhtemel, ilişkiler bütünü, Merkez Bankası'nın faiz kararını arttırması, metro tartışması var da var. Her şey yerel seçime bağlı. Peki kimlerle konuşacağız? Ceza hukukçusu Profesör Doktor Ersan Şen hocam, merhaba, hoş geldiniz. Çok iyi yayınlar. Meslektaşım Faruk Aksoy, merhaba. Merhabalar. Faruk, hoş geldin. Hukukçu hoş Mücahit Birinci, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Haber 7 yazarı Ferhat Murat, hoş geldiniz. Merhaba. Ve TÜRKAT Başkan Yardımcısı Avukat Cem Kaya. Cem Kaya, hoş bir kez daha. Hoş geldiniz. Sizden başladım hem de hukukçu olarak. Evet, bu para sayma görüntüleriyle ilgili olarak tartışmalar devam ediyor. Siyasiler birbiri ardına açıklamada bulunuyor. Canan Kaptancıoğlu da ifadeye çağrıldı bugünkü haberlerde. Sizce nedir? Bir de önümüzdeki sürece etkisi olur mu? Evet, öncelikle tekrardan hayırlı akşamlar diliyorum. Şehidimiz var, son şehidimiz, Tabip Teğmen'imiz Hulusi Elçi, Pençekilit operasyonunda hakkın rahmetine kavuştu. Allah mekanını cennet menzilini mübarek eylesin. Yine bugün Nevruz'la ilgili olarak bir açıklaması oldu. Hem lider Devlet Bahçeli'nin hem Ülke Ocakları Genel Başkanımızın, Türk milletinin hem ata hem de ana yurdunda demirden dağları inanç ve kararlılığı eriten bir millet varlığının nişanesi olan Nevruz'umuz kutlu olsun dedi. Böylelikle başlayalım. Şimdi geçen hafta da tüm yönleriyle tartıştık. Kıymetli Hazırun da buradaydı. Hem hukuki boyutunu hem de nacizane haddimiz olmadan politik, siyasi ayağını tartıştık. Ve biz zaviyenin bakış açısını şöyle değerlendirdik. Dedik ki buradaki soruşturmanın ana temel dayanağı 2820 sayılı siyasi partiler kanunu. Dolayısıyla bunun dışında bir tartışma konusu, bunun dışında bir bakış açısı hukuki açıdan sakıt olur dedik ve gördük ki açık kaynaklara sızan bir takım ifadelerde de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı tüm yönleriyle başlattığını ve 2820 sayılı siyasi partiler kanununa muhalefet tandansından gittiğini gördük. Tabii gün geçmiyor ki farklı bir isim ifadeye çağrılmasın, farklı bir görüntü sosyal medya üzerinden veya farklı bir takım mecralar üzerinden tartışmalara çıkmasın. Ve fakat biz hadisenin daha fazla dallanıp budaklanması, daha fazla tartışılması, nacizane ben kendi adizatımda ifade edeyim, çok doğru bulmuyorum. Niye? Kamuoyuna yansıdı. Kamuoyu bunu tüm yönleriyle ve her gece, seçim 31 Mart'ta, bugün malum haliniz 10 günlük bir süre var, tartıştı. İsteyen istediğini aldı. Hukuki boyutu elbette ki devam ede gelecek. Burada Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma var. O soruşturma çerçevesinde kendi satım halinde yürüyecek bir hadisedir hukuki boyutuyla. Ve fakat ifade ettiğimiz gibi artık adayların veya partilerin bu soruşturmanın daha üzerinde, daha dışında bir takım hadiseleri konuşması lazım. Tabii Murat Bey'in ifadeleri var. Vola'da yansıdı. Burada, bir dillendireyim ben bunları, siz devam edin. Diyor ki Murat Kurum, evet, engelleniyoruz, siyasetinin bir karşılığı yok. Dün TV100'deydi, siz de izlemiştiniz. Çünkü evet, izlenme oranı bayağı yüksek, evet, çıktı. Onu da siyasi açıdan değerlendirdiğim için söylüyorum. 5 yılda bahaneden başka bir şey üretilmedi. Hatırlamıyorum cevabı, talihsiz. İmamoğlu 11 kent lokantasını iş gibi anlatıyor. Murat ismi Ekrem İmamoğlu'nun korkulu rüyası. 2 günlük konsere 550 milyon lira harcadılar. Ama afete gelince bütçe yok, sel alıyor, sele bile gidemiyorlar dedi. Aynı zamanda balya balya paralarla poz veriyorlar dedi. Ve son 5 yıla bakın, 82 kilometre İBB, 18 kilometre metro açmış dedi. Bu çerçevede bir kez daha konuşacağız ama evet, balya balya para sayma meselesi bu seçimin en önemli malzemelerinden şimdi biri gibi görünüyor. Bu malzemeden daha ziyade aslında iki şey daha çok dikkatimizi celbetti ve bugün de temas ettiğimiz tüm vatandaşlarımız, seçmen bunu söylüyor. İki büyük gafı oldu.
Hem Ekrem Bey yönünden bir hatırlamıyorum. Belki de son dönemde siyasi sahnesinde çok görmeye alışık olmadığımız bir rüzgar oldu. Hatta bizim kıymetli hocamla geçen hafta burada o nacizane küçük sekansımız milyonlar mertebesinde bir viral olmuş, izlenmiş. Çünkü çok karşılığı var. Siz 31 Mart 2019 seçimlerine giden süreçte bir takım vaatlerle çıktınız. O vaatleri kendiniz dahi unuttunuz. Ekrem Bey özelinde söylüyorum. Hatırlatıldığı zaman da hatırlamıyorum cümlesi. Bu çok talihsiz bir beyan. Bilhassa Türkiye'yi yönetmek sevdasında olan, Türkiye'yi yönetmek idealinde olan, hatta bunun için İstanbul'u unutan, İstanbul'a adeta turist gibi gidip gelen, hatta bir seyircimiz paylaşmış, geldiği zaman kendisini ağırlamak, uğurlamak istiyoruz diye. Çünkü çok farklı yerlere seyahat ediyor Ekrem Bey. Dolayısıyla ben burada daha farklı bir siyaset bakış açısından bu hatırlamıyorum. Bir de Özgür Özel çok önemlidir. Bakınız 27 Ekim'de o da unuttu söylediklerini. 5 Ekim kendi kurultaylarına gitmeden önce, 5 Kasım'dan hemen önce, bir hafta önce Hamas'la ilgili bir açıklaması oldu. Çok fazla gündemde yer almadı ama biz onu yakaladık. Hakikaten çok önemliydi. Çıktı, açıkça Hamas bir terör örgütüdür dedi ve hemen sonrasında hafta sonu yapılan seçimde de benim garantiledi. Kazanacak. Bunun konuşuruz detayını. Ve kazandı 18 oy farkla. Sonrasında da malum Kemal Bey'i galebe çaldığı seçim. Bu önemliydi. Geçen hafta soruyorlar Özgür Bey'e. Ben Hamas'a hiçbir zaman terör örgütü demedim diyor. Şimdi Hafıza-i Beşer nisyan ile malüldür. Bir tarafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı o dönemde yaptığı bir açıklamayı daha aradan birkaç ay geçmeden tevil değil tekzip etme noktasına geliyor ve vatandaşın, seçmenin aklıyla oynuyor. Diğer tarafta da bakın 3 nolu Vol'da o kırmızı önlem çok önemlidir. Çok önemli vaatler, ayağa yere basmayan bir kısımda vaatlerin hatırlamıyorum siyasetine adeta kurban gittiği bir dönemi yaşıyoruz ama para sayma, kuleler, paralar bu artık hakikaten artık eskilerin tabiriyle işba noktasına ulaştı. Burada seçmen, vatandaş alacağını aldı ama tabii ki hukuki cezai boyutu devam edecektir. Takipsizlik veya iddianame boyutuyla. Ben Murat Bey'in bu açıklamalarında daha ziyade bu vaatler, kıymetli hocam da geçen hafta ifade etmişti. Biz de nacizane hatırlamıyor diye cevap vermiştik. Bunların tezahürü, yansıması olacak. Çünkü Ekrem Bey bir öfke, bir sinir süreci içerisinde. 30 saniye bununla bitireyim. Vaatleri artık bir kenara bıraktı. Tekrar doğrudan doğruya Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedefe koyan, onu adeta ringe çekmeyen Murat Bey'in dışında hadiseyi daha fazla mahalli idareler seçimlerinden 14 Mayıs seçim sekansına giden süreçte bir farklı sattım hale taşımaya çalışıyor. Tabii en büyük, artık konuşamıyoruz, seçim yasakları var. En büyük ankette, en büyük buradaki maşeri vicdanla karşılığında 31 Mart olacak. Ben bu seçimin çok farklı sonuçlara gebe olabileceğini düşünüyorum. Bilhassa İzmir, bilhassa Antalya, bakın bilhassa İstanbul'da belli bazı semtler nazarında seçmenin çok farklı tepkiler vereceğini düşünüyorum. Sıradan bir belediye seçimi, mali seçim olarak tezahür etmeyecek kanaatim. Peki bir diğer kuşağa geçelim. Ve para sayma görüntüleri Sayın Cumhurbaşkanı da bugün ifade etti. Gökhan Taşkapan pazartesi akşam Taksim Meydanı'na konuşmuştu. Görüntülerin sızdırılmasıyla ilgili ilgisi olmadığını söyledi. Evet. Can Poyraz paraları Fatih Keleş çantada getirdi dedi. CHP Şişli Başkan Yardımcısı Onur Göksel'de görüntülerde var. Ve bu konu Cumhurbaşkanı düzeyinden diğer partilere kadar konuşuluyor, tartışılıyor. Gelinen aşamayı hukuken nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle, tabii biz yeteri kadar tartışıldı derdik ama soruşturma devam ettiği için, soruşturma devam ettiği sürece de buradaki şüpheliler veya işte tanık sıfatıyla çağrılanlar beyanlarda bulunup yeni hadiseler, ifadeler ortaya çıktığı için kamuoyu hala bu meseleyle meşgul vaziyette. O noktada ben bu tartışmanın hitama erdiği kanaatinde değilim. Yani Ekrem İmamoğlu'na tam seçim üzeri ortaya çıkan görüntüler, ben sebepten bağımsız değerlendiriyorum bir hukukçu olarak. Yani seçim niye seçim üzeri çıkmış? Ya onu seçim üzeri çıkarana soracaksın. Yani o sorunun muhatabı burada oturanlar değil. Kimse değil o sorunun muhatabı. O fiilin içinde olanlara sormak lazım onu. Niye seçim üstü 15 gün kala çıkarttılar diye. Ben işin o tarafıyla değil, işin hukuki tarafıyla ilgileniyorum. Bakın burada bir vergi ziyağı, vergi kaybı söz konusudur. Bir, Cumhuriyet Halk Partisi memleketi yönetme iddiası olan bir partinin açıktan para ödemesi, bir gayrimenkul alımı onların iddiasıyla, ben henüz gayrimenkul alımıyla ilişkili olduğu kanaatim tam olarak
katli vaziyete gelmiş değil yani şu ifadelerden sonra. Tahmininiz, başka tahmininiz. Ben hayır, ben gayrimenkul alımı ile ilgili ifade Sayın İl Başkan'ın ortaya attığı bir hadisedir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin fazla sessiz kaldığı ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı'nın ortaya attığı bir iddiadır gayrimenkul alımı. Bu olabilir fakat sadece gayrimenkul alımına ilişkin olmayabilir. Çünkü şöyle, ilk başta gördüğümüz para miktarları, çanta renkleri, sonra çıkan görüntüler, böyle peyderpey görüntüler ortaya çıkıyor. Sonra çıkan görüntülerde çanta renkleri farklılaşıyor. Yani taşıyamadıkları çantayı sürür vaziyette para çantasını taşıdıklarını görüyoruz. Veya işte tekerlekli valizlerle paraların geldiğini görüyoruz. Ondan sonra dövizlerin çeşitlendiğini görüyoruz diğer aşamalarda. Birkaç farklı görüntüyü değerlendirdiğimde hatta bir arkadaşımız X üzerinden bir aşağı yukarı bir hesaplama yapmış. 200'lük banknotlardan ne kadar vardır masada diye, ama yani bir görüntüde masada farklı banknotlar farklı şekilde dizilmiş. Öteki görüntüde farklı şekilde dizilmiş. Diyor ki yani bunların iddia ettiği 14-15 milyon TL'nin çok fevkinde para söz konusu diyor bu hesaplamayla. Tabii biz o tartışmaların hiçbirisine girmiyoruz. Görüntü şu, görüntü Cumhuriyet Halk Partisi gibi Türkiye'yi yönetmeye çalışan veya yönetmeye talip partinin böyle bir gayrimenkulü bu şekilde işte iktisap etmeye çalışması. Ondan sonra Ekrem İmamoğlu'na çok yakın Fatih Keleş'in bu görüntülerin tamamının içinde olması ve ifadelerde Fatih Keleş parayı nereden aldığı sorulduğunda milletvekili dokunulmazlığına haiz yine Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu denebilecek Beylikdüzü ilçe başkanlığını uzun süre yapmış, benim dönemimde de Beylikdüzü ilçe başkanı olan, Beylikdüzü'nde şu anda milletvekili olan, dokunulmazlığı iktisap etmiş Turan Taşkın özeli işaret etmesi, parayı ondan aldım diye. Burada hakikaten bir strateji görüyorum ben. Yani bunlar oturmuşlar, konuşmuşlar, ifadeyi sen şöyle ver, sen şöyle ver gibi adeta çalışılmış ifadelerle netice itibariyle paranın kaynağını milletvekili dokunulmazlığına haiz bir zat olarak gösteren bir tarza girmişler, usule girmişler. Dolayısıyla bu soru işaretini daha da çeşitlendirdi. Bir sürü soru işareti var. Paralar nereden geldi, nereye gitti, hala meçhul. İşte bugün bir belediye başkanının evladı, oğlu. Buyur. Küçükçekmece. Küçükçekmece belediye başkanının oğlunun da görüntülerde olduğu ortaya çıktı. Şimdi belediye başkanlarının oğulları İstanbul'da dönüyor ama bakın Ankara'dan hala bahsetmiyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi adil olmak lazım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin 2019'da şu işlerin içinde olduğu kanaatinde değilim. Onu söyledim ben. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu işlerden çok haberdar olduğu da kanaatinde değilim. Bu Ekrem İmamoğlu'nun yoğurt yeşidir dedim ben. Yani bunu biz... Ama bir tahmini beyan ediyorsun. Ya tabii ama yani tahmin derken artık tahmini geçmiş. İnşaat firmasının, inşaat firmanın müdürünün ne işi var orada yani? Tahmin falan da değil artık yani. Hani saflık derecemiz ne kadar düşük olursa olsun neyin ne olduğunu öngörecek şekilde görüntüleri izlediğimizde neyin ne olduğunu görüyoruz. Bizim burada hani tekrar Amerika Birleşik Devletleri'ni keşfetmek gibi, işte mikroskopu bulmak gibi, bir keşif yapmak gibi bir durumu söz konusu değil ki ya. Her şey görüntüler gözümüz önünde cereyan ediyor. İmamoğlu İnşaat'ın müdürü de orada, sağ kolu da orada. Milletvekiline topu atmışlar, o da Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu. Dolayısıyla faaliyetin tamamı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı etrafında dönüyor. Bundan hoşnut olan CHP'liler de var. Bakın bundan çok hoşnutlar var. Kim? Mesela Kaftancıoğlu'nun çıtı çıktı mı şimdiye kadar? İstanbul İl Başkanı'ydı, çıtı çıkmadı. Ancak ifade verecek. İfade sonucunda göreceğiz ne olduğunu. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu dün sadece bir beyanını okudum ama o da çok doğrulanmış bir beyan değil. Hani rahatsızlık verici görüntüler şeklinde bir beyan. O teyide mi muhtaç? Yani onu ben bilmiyorum söylediğimi söylemedim. Barış arkadaş da teyit etti. Ha öyle mi? Tamam. Evet. Yani görüntülerden rahatsız olduğunu ifadesi dışında o dönemki genel başkanın, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanının da mesela paralarla ilgili bir beyanı da yok yani. Detaylı bir beyanı da yok. Dolayısıyla peki, elbette ki soruşturmanın sonucunu bekleyeceğiz. Bence bu husus sadece seçimle alakalı değil. Seçimden sonra da paranın karalığı noktasında çok ciddi tartışmalar olacak. Bakın seçim geçecek. Cumhuriyet Halk Partisi bunu iç meselesi olarak tartışacak. Kurultay süreci bitmedi diyorum Erdoğan Aktaş. Bu kurultay sürecin devamıdır bu kavga. Peki Faruk Aksoy'la devam edeyim. Ne dersin Faruk? Efendim, geldiğimiz nokta itibariyle. Evet. Şimdi şöyle başlayacağım. Tarafsız gazetecilik kimliğimi bir kenara bırakıp yarım dakikalık bir şey söyleyeceğim. Ben 1985 yılında devlet parasız yatılı sınavını kazandığımda benimle beraber
devlet parasız yatılı yurtta kalan değerli bir arkadaşım vardı. Yani 11-12 yaşında beraber çocuk olarak başladığımız okul hayatında Sakarya'da muhtar adayıymış. Böyle bir şenlik olsun. Arkadaşımın muhtar adaylığını seçim yasaklarına takılabilir. Tebrik ediyorum. Bak, yok, tebrik ediyorum sadece. Onu söylemek istedim. Bir çocukluk hatırası. Sevgili Hüseyin Kotan. O da muhtar olmak istiyormuş. Buradan kendisine başarılar diliyorum. Böyle ben başlayacağım. Ben de ne anlatıyor diye dinliyorum ha. Efendim? Ben de merak ettim. Benim için önemli bir şey. Bir neden? Muhtar adayından dolayı seçim yasağına takılmayalım. Yok, o bir şey olmaz. O kadar bir şey olmaz. Komik şenlik olsun. Ya ben ne şeyler gördüm, sloganlar. Bizim şeyde Çengelköy'ün üstünde Rasathane yolunda bir muhtar adayı var. Şey yazıyor mesela, göklerde ay, gönüllerde Nevzat ay. Sloganları görüyor musunuz? Kafiyeli böyle muhtar adayı başarılı sloganlar kampanya. Çok. Tabii ben bununla ilgili bir geniş yazı yazmıştım. Çok keyifli. Yani muhtar adaylarının o kafiyeli afişleri seçime renk katıyor. Belki belediye başkanları kadar ilginç ve keyifli bir senden konu. Senden de güzel muhtar adayı olurmuş Faruk Aksoy. Kimden? Faruk Aksoy her haneden bir oy. Güzel. Ha olur bak. Şimdi mevzuya dönecek olursak. Arkadaşlar burada amaç hasıl oldu bu görüntüler üzerinden. Evet söylenenlere katılıyorum. Amaç hasıl olduğuna göre Türkiye'de önce bir meseleyle, bir konuyla ilgili kamuoyu oluşturuluyor. Sosyal medya yargısı diye de bir şey var. Kamuoyu yargısı, ekran yargısı diye bir şey var. Kamuoyu oluşuyor, amaç hasıl oluyor. Ardından bizim mahkemeler olayın hovu derler bizim oralarda. Olayın heyecanı, gazı geçtikten sonra kendi kendine yargı sürecine devam ediyor. Şimdi burada bu görüntüler üzerinden çok doğal olarak bir usulsüzlüğün yapıldığını herkes kabul ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer sayın yetkilileri, bütün sayınlar diyorlar ki burada bir usulsüzlük var. Bu konuda hemfikiriz. Fakat usulsüzlüğün döndürülerek bir yere ulaştırılması, yapıştırılması, bir yere iliştirilmesi isteniyor. O zaman teker zorlanıyor. Yani bu nereye kadar gidebilir? Ve sonunda Mücahit Birinci'nin söylediği gibi bir vergi usulsüzlüğüne yaslanıyor iş. Yani bir mülk alımı var. Dolayısıyla peşin verilen para. Mücahit işte, Birinci'nin orada da şüphesi var. Soruşturması. Hayır, onu söylüyor. Yani o soruşturma diyor ki, diyor ki bir mülk alınıyor. Alınırken belli bir miktar peşin ödeniyor, elden ödeniyor. Öteki bankaya yatırılıyor. Hayır, işin bir vergi hukuksuzluğu falan da uzanabilir. Belediyelerden geldiyse belediye başkanı evlatları olardı ya. Evet, evet. Şimdi oturtmaya çalıştığı şimdi şöyle, yer orası diye. Arkadaşlar bir anlatayım. Derdimi bir anlatayım. Anlıyorum sizi, tamam, bir sakin olun. Ben anlatayım. Ben söylediğimi düzelteyim. Tamam. Şöyle bir mesele var. Şöyle bir mesele var Erdoğan Bey. Ben şuraya takılmış durumdayım. Ya her seçimden önce böyle büyük büyük şirketler, devasa holdingler, acayip adamlar, yani adını saysak, adlarını saysak beyefendilerin, belki buralarda iki dakika oturamayız yani. Böyle böyle güçlü insanlar. Türkiye'de seçimlerden önce vergi affı belli belli dönemlerde bir rüşvet gibi sunuluyor. Yani burada bu yanlış bir iş. Aldığın her şeyin vergisini vereceksin. Sattığın her şeyin vergisini vereceksin. Bu ayrı bir şey. Fakat ben bu ülkede yüz milyonlarca dolar vergilerin ayaküstü iki dakikada affedildiğini, iki dakikada hallederiz mantığıyla geçiştirildiğini gördüm. Yani 15 milyonun peşine düşelim, 1 liranın bir kuruşun peşine düşelim. Açılışta ben devlet parasız yatılı yurtta kalarak okuduğumu söyledim. Bana 12 yaşında bu devlet bir harçlık veriyordu her ay. Bu devletin her kuruşu benim için kıymetlidir. Ben paranın hesabını sorarım. 15 milyonun değil, 15 kuruşunu da sorarım. Ama isterim ki herkes her şeyin hesabını sorsun. Yani isterim ki... Ama Faruk, iki yanlıştan bir doğru çıkmaz. Çıkmaz. Bunu bekliyorum bunu. Bunun sonucunu bekliyorum. Ve 100 kere söyledim. Yine söylüyorum. Kimin siyasi hayatına mal olursa olsun, burada bir hukuksuzluk, net bir usulsüzlük, net bir kanunsuzluk varsa, bunun bedelini her kimse ödesin. Her kimse. Bu hiç fark etmez benim için. Fakat ben biraz sonra siyaseti konuşacağız, daha genişleyeceğiz. Yeniden Refah Partisi, seçimler, etkiler, şunlar bunlar. Ben siyasetin
dışında Türkiye'nin yarınına dair bir şeyler söylüyorum. Yani ahlaklı bir toplum, doğru düzgün işleyen bir sistem, insan gibi hepimizin kabul edeceği bir hayat, bir devlet yönetimi ise o zaman bütün meseleleri aynı oranda, aynı şiddetle, aynı istekle ve arzuyla gündemimize alıp tartışalım. Yani seçime 5 kala 2 tane görüntü geldi, 2 görüntü üzerinden. Bak biraz önce burada ne söylendi? Amaç hasıl oldu. Toplum alacağını aldı. Toplum alacağını almayacak. Önce yargı işleyecek. Önce hukuk işleyecek. Önce hakimler, savcılar meseleyi hazırlayacak, gelecek burada mahkeme görülecek. Biz diyeceğiz ki Mücahit Birinci sen suçlusun kardeşim diyeceğiz. Tamam, o zaman şeriatın kestiği parmak acımaz. Ama bu memlekette şeriatın kestiği parmak acıyor. Neden? Çünkü kimse inanmıyor gerçekten herkesin parmağının adil olarak kesileceğine. Bak antiparantez bir şey, hemen döneceğim konuya. Sayın Kurum'un açıklamalarına da birkaç şey söyleyeceğim. Şimdi onların detayına geçeceğiz. Tamam, bu konu içerisinde. Şununla ilgili bitireyim. Bakın, siz avukatsınız, hukukçusunuz. Bu memlekette daha yakın zamanda bu ülkenin milli takımında futbol oynamış milli sporcular, futbolcular. Dün akşam da söyledim. Bu ülkenin en önemli teknik adamı falanlar filanlar bir bankada küçük bir delik buldular. İçeri sızdılar. İçeride bir tane cahil, beceriksiz, kötü niyetli ama zavallı bir kadın üzerinden milyonlarca dolarlık bence kanunsuzluk, vergi kaçakçılığı yaptılar. Ama ne oldu biliyor musun? Herkes işine baktı. Benim ülkemin yargısı, hukuku şu anda bir tane o zavallı kadını alıp cezaevine koyup kendi vicdanını rahatlatmaya çalışıyor. Neden? Bir aciz kadın üzerinden milyon 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 dolar paralar döndü ama bir tane kadını yakaladılar, götürdüler, içeri koydular. Bir tek suçlu o çıktı. Başka suçlu yok. Aklama beyanı gibi olmasın o da. Bir tek suçlu yok. Ya neyse, bir tek suçlu yok. Dolayısıyla aynı meseleler üzerinden ben ilkesel duruş koyuyorum ortaya. Peki. Ben diyorum ki kardeşim, bu konuyla ilgili ben bu konunun şu günde, şu dönemde gündeme getirilmesinin kesinlikle siyasi olduğunu düşünüyorum. Bak kesin. Seçim geçsin. Ekrem İmamoğlu İstanbul'da seçimi kazansın. Siyasi dedik zaten. Kazansın ya da kaybetsin. Kurultay meselesi dedik ya. Bakın buradayız. Buradayız. Yüz yüzeyiz. Konuşuruz gene. Eğer ertesi gün ne Cumhuriyet Halk Partisi cenahından ne AK Parti cenahından şu meseleyi 10 gün sonra bir kişi konuşursa benim adımda Faruk olmaz. Bak seçim geçsin. Bak göreceğiz. Büyük konuşuyorum. Seçim geçsin. Seçim geçsin. Şimdi bu benim söylediğimin üstüne 10 gün sonra gelip birisi al ben konuşuyorum demesin. Türkiye gündeminde olmayacak bunlar. Neden? Çünkü bu bir seçim çalışması. Bunu net görüyoruz. Kurultay ama çalışması bunları değil bunları söyleyen ben şunu da söylüyorum. Hiç fark etmez. Babam olsa eğer peki, devletin bir kuruşuna el uzatacak hukuksuz bir uygulama varsa sonuna kadar hesabı sorulsun. Ya peki, tamam ama o kadar ama dedin ki onu söyledikten sonra o kadar ama dedin ki değeri kalmadı ki o söylediğin şeyin. Bir Ferhat Murat'a geçeyim. O nasıl değerlendiriyor? Hoca ile devam edeceğiz sonra. Şimdi bu iş matruşka gibi. Niye diyeceksiniz? Her yeni açıklamada başka bir sıkıntı, skandal ortaya çıkıyor. O açıdan baktığınızda ben amaç hasıl olduğu kanaatinde değilim. Yani amaç burada ne? Amaç bu paraların nereden gelip nereye gittiğinin net bir şekilde ortaya çıkması. İstanbul Büyükşehir yani Belediyesi alımı değil. Ya bina da alımı olduğunu Cumhuriyet Halk Partililer iddia ediyorlar. Ancak burada çok kritik isimler var Erdoğan Aktaş. Niye bu paranın nereden gelip nereye gittiğini öğrenmemiz lazım? Yaklaşık 8-9 gün sonra İstanbul Büyükşehir Belediye seçimi var. Şimdi o görüntülere yansıyan isimlere baktığımızda bir tanesi Fatih Keleş. Fatih Keleş, Ekrem İmamoğlu'nun hem danışmanı, hem İBB Spor Kulübü'nün başkanı, hem de kendisi zaten kürsüden de ifade etmişti. Kimi kastetti bilmiyorum ama muhtemelen Fatih Keleş'i, can ciğer yol Fatih arkadaşım Fatih Keleş'in ifadesi de var. Ekrana getirseniz, Tuğba video duvarına koyun isterseniz. Devam edin, o gelince onu da ifade şimdi edeceğim. İsimlere bakmak lazım. Burada Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz. Tuncay Yılmaz, İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü. Aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu SSB Gayrimenkulü'nde genel müdürü. Bir de pazartesi akşamı Taksim Meydanı'nda burada duyurmuştuk. Benim özel bir haberimdi. Kulis bilgisi olarak paylaşmıştık. Ertan Yıldız. O da Ekrem İmamoğlu'nun resmi başkan danışmanı. Onun da savcılık soruşturması genişletildiğinde ismi HTS kayıtları içerisine yer almış. Fatih Keleş'in ifadesini ben bir okuyayım.
Şöyle söyledi Fatih Keleş, görüntüler 2019 yılına aittir. O tarihte meclis üyesiydim. 2019'da Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın kullanımına tahsis edilmek üzere bina satın alınması ücreti başlatılmıştı. O tarihlerde CHP Beylikdüzü İlçe Başkanım Turan Taşkın Özer, şu anda CHP milletvekilidir, bana İstanbul İl Binası'nın satın alımıyla alakalı tüm Türkiye'de bağış kampanyası düzenlediğini, partimizin bu amaçla para topladığını söyledi. Son olarak da şu var, kendisine bazı kişiler tarafından verilen bağış paralarının olduğunu ve bu paraları bana teslim edeceğini söyledi diyor. Şimdi devamı bağış, da var. Bağış paralarıyla ilgili 150 bin veya 160 bin gibi bir rakamın toplandığını, hatta Canan Kaftancıoğlu'nun reklam filminde yer aldığı bağış kampanyasının Bir Tuğla'da Sen Koy kampanyasında toplam 150-160 bin ila 100 bin arasında zikredilen toparlanan rakamlar var. Hocam katkıda bulunacaksın. Çok kısa bir 10 saniye nacizane kıymetli hocamın sözünü kesmek istemedim. Soruşturma vergi usul kanunuyla ilgili değil. Burayı bir tenvir etmek lazım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapmış olduğu soruşturma 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu 66. En önemli nokta. 68, kapamaya 76 ve 116. Buyurun hocam. Bu tarafı işin Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu paraların, bu kulelerin çıkmasının sonrasında yaklaşık 12-13 saat sonra açıkladığı bir müsvedde kağıdın aslında bizi getirdiği nokta. Ama ben şunu söylüyorum. Fatih Keleş işin içerisinde. Beylikdüzü Meclis Üyesi Fatih Keleş, Başkan Danışmanı Fatih Keleş, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, İmamoğlu İnşaat ve SSB Gayrimenkul'ün Genel Müdürü, Ertan Yıldız, İBB Başkanı'nın danışmanı. Şimdi burada ifadelere bakıyoruz. Yine o dönemin ilçe başkanı Turan Taşkın Özer ismi, paranın ondan alındığı ifade Fatih ediliyor. Fatih Keleş söylüyor. Fatih Keleş'in ifadesinde bu çıkıyor ortaya. Burada Ekrem İmamoğlu'nu işin içinden sıyırmak için bir çalışılmış ifade senaryosu görüyorum ben. Niye diyeceksiniz? Şimdi bu bahsettiğim isimler, tekrar tekrar isimlerini saymak istemiyorum. Evet. Ekrem İmamoğlu'nun en yakın ekibi. Birlikte siyaset yaptığı, ticaret yaptığı, işte avukatlığını yapan aynı zamanda isimler. Burada şu soruyu sorulur. Çok net bir şekilde şu soruyu sormak lazım. Ekrem İmamoğlu'nun eli var, ayağı var, gözü var, kulağı var, kendisi yok. Nasıl oluyor bu iş? Şimdi Ekrem İmamoğlu cephesine döndüğümüzde ne diyor öncesinde? Bu görüntüler ilk çıktığında benim üzerime toz bulaştıramazsınız. Sonra nereye geldi? Evet, bir usulsüzlük olmuş. Yani yavaş yavaş konunun nereye gideceği ortada. Beni ilgilendiren bir başka konusu da şu. Görüntüler Ekrem İmamoğlu'nun koltuğa oturduktan 4-5 ay sonra çıktığı zaman dilimine işaret ediyor. Yani Haziran-Temmuz'da oturmuştu İBB Başkanlığı'nda 2019'da. 4-5 ay sonra para kulelerini gördük biz görüntülerde. Şimdi şunu da ister istemez sormak durumundayım. Koltuğa oturduktan sonra 4-5 aylık bir zaman diliminde Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresinin içinde olduğu bu para kuleleri ortaya çıkıyorsa, 5 yıl boyunca koltukta oturduğu dönemde bir para kulesi sitelerini mi biz acaba bir taraftan da görebiliriz veya yaşandı bunlar, İstanbul'da bunlar mı yaşandı diye İstanbullu merak ediyor. Çünkü benim için önemli nokta şu, hani amaç hasıl oldu ve olmadı tartışmasını yapıyoruz ya. Yaklaşık 8-9 gün sonra bu para kulelerinin odağındaki isim İstanbulluların karşısına çıkıp bir 5 yıl daha başkan olayım diyecek. Şöyle bir ifadesi yeni var. Yeni para kulelerine insanlar nasıl bakar? Dün dedi ki. Ben de bir şey ekleyebilir miyim? Bir saniye buraya? Şunu dillendireyim öyle. Faruk seçim Akar, günü yaklaşınca göreceksiniz. Ek olsun sana ya. Faruk, daha yeni numaraları var. Ekrem'i nasıl ederiz? Nasıl kumpaslar yaparız? Nasıl yalanları uydururuz? Mektup mu yazdırırız? Yeni montajlar mı yaptırırız? Kurgular mı yaparız? Yahu isterseniz gidin Hollywood'da film çevirin. Bu milleti aldatamazsınız kardeşim. Bu işler onların uzmanlığı ama ben şunu çok iyi biliyorum. Milletimiz bunu çok güçlü şekilde ispat etti. Milletin vicdanı karşısında hiçbir güç duramaz dedi. Ferhat'a ek olsun mu? Bir ek. Buyurunuz. 157 kez teftiş edildiğini söylüyor. 157 kez. 25 yılda İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Yani 5 kere herhalde baştan aşağıya teftişten geçmemiştir. Şimdi nasıl şöyle, geçmemiştir? Her yıl Sayıştay denetimine tabi değil, zaten. O değil, o değil. Onun dışında yani bütün ekstra, belediyeler, AK ekstra, Partililerin ekstra, de hepsi bak, geçiyor. Dinle şimdi. Şimdi şöyle olmaz mı sence Ferhat? Şöyle olmaz mı? Yani bu yeni kuleler görebilir miyiz falan? Ya bu kadar hassas bir dönemde, yani elini beline koydu davası soruşturmasının açıldığı, ahmak meselesinden davaların açıldığı bir dönemde akıl yürütelim, mantıklı olalım yani. Tamam. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun gerçekten yolsuzluk yaptığı, usulsüzlük yaptığı bu şartlar altında affedilir mi? Harbi diyorum, gerçekten soruyorum. Peki yani, şimdi bitirsin Ferhat. Söyleyeyim. Ferhat, yani bakın 2023'ün 29 Ekim 2023 100. yıl törenleri. 553 milyon lira elektronik kamu alım platformunda yapılmış ihale var. O konserlere 553 milyon lira sadece o konserler için mi harcandı, yoksa işte genel kurulun, kurultayın finansmanı mı oradan yapıldı? Şimdi burada şöyle bir şey var. Bak. Ama bu soruyu sormak için de bir bilgi, bir temel bir bilgi şey ve temel şu. Olur. Mukayese edersiniz tamam, Erdoğan Bey. Tamam. İletişim Başkanlığı Türkiye'nin dört bir tarafında Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarını İstanbul'un harcadığı 553 milyon liranın 1/5'inden daha düşük bir rakama yapıyorsa ben bu soruyu sorarım doğal olarak. Yani bakıyorsunuz İstanbul'da yapılmış, Ankara'da yapılmış, Konya'da yapılmış, Bursa'da yapılmış, Adıyaman'da yapılmış, Antep'te yapılmış, Trabzon'da yapılmış ve 1/5'inden daha düşük bir para harcanmış ama İstanbul'da 100. yıl kutlamaları, Cumhuriyet hepimizin, burada bir problem yok. Yok. Ama 553 milyon lira harcıyorsanız, peki, oraya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönem genel başkan adayını onur konuğu olarak çıkartıyorsanız, İstanbulluların kaynağını kime peşkeş çekiyorsunuz diye sorulur. Yani bu görüntülerde ortadayken Ferhat, şöyle ister soruyoruz, istemez bunu. Bir saniye parmakla bölmedim ya. Ben çok saygı gösterdim. Tamam peki. Bitirsin. Yani burada görüntülerin çıkması konusu. Bir son 1-2 dakika bitirsin. Görüntülerin çıkması konusu. Görüntülerin çıkması konusunu Cumhuriyet Halk Partililerin kendisi itiraf ediyorlar. Dün akşam biz bir başka yayındaydık Faruk Aksoy'la ama Taksim Meydanı programında Erkan Çakır görüntüleri ben sızdırdım demiş. Erkan Çakır kim? Değişimciler grubunda yer alan CHP'nin eski İl Gençlik Kolları Başkanı. Kendisi ayan beyan diyor ki ben sızdırdım diyor. Yani suçsa bu, konuyu üstlenen birisi söz konusu. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir kavganın sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Bir seçimler döneminde, çok seçime affedersin, yakın dönemde ortaya çıkarılmasının sebebi de CHP içerisindeki iç çatışmalar. Ama CHP içerisindeki iç çatışmalar bunu o ortaya çıkardığında sen niye ben, konuşuyorsun ki CHP içinde ben de çözsünler. İstanbul'da yaşayan bir şekilde ondan, benim de vergilerimle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi oluşuyorsa ve aynı zamanda peki, yanlış gördüğüm konular varsa İBB ile alakalı onlara müdahale ediyoruz, haklı. Bunları mesela zikretmek de benim en doğal hakkım. Şunu demek istiyorsun Faruk Aksoy. Çok doğru. Ya şu, ben ne demek istediğimi ifade edebiliyorum. Hayır, şunu, senin altyazı geçmene ben, tercüme yapmana o, gerek yok. O çok gerekli. Şunu hiç demek gerek istiyorsun yok. Mesela. O zaman tercüme diyorsun işine ki, girersek bak ben de yaparım tercüme. Yap. Diyorsun Faruk ki Aksoy, İBB birkaç diyorsun. Birkaç farklı dilden bak, dinle, yaparım. Dinle. İBB diyorsun. Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarına ne kadar harcadı? Ekap'ta bak. 553 milyon güzel olduğunu söylüyoruz. Yani aslında Ferhat İddia Murat, falan değil bu. Ferhat Murat bizim Ekap'taki çakralarımızı açıyor. Bize çok doğru bir şey söylüyor. Kendisine teşekkür ederim. Yani şunu diyor bize. Arkadaşlar diyor, biz şöyle bir ülkede yaşıyoruz diyor. 1000 kilometre otoyolu 18 milyar dolara yaptık biz diyor. Çin'de diyor 2500 kilometre otoyolu diyor. Değil kardeşim. Çin'de diyor 2500 kilometre otoyolu diyor. 2,5 milyar dolara yaptılar diyor. Ferhat Murat diyor ki abi Çin'de 2,5 milyar dolara 2500 kilometre otoyol yapılırken benim ülkemde diyor 1000 kilometre otoyol nasıl oluyor diyor 18 milyar dolara yapılıyor diyor. Kendisini kutluyorum, hak veriyorum. Peki. Yanlış söylüyor. Ulaştırma Bakanlığı'nın verilerinde o bahsettiği Faruk Aksoy'un rakamları o şekilde değil. Ama tabii kendisi muhalefet medyayla haşır neşir olduğu için son dönemde bilgileri oradan aldığı için ya, bilgi manipülatif değil, dezenformasyon içerikli bilgiler aktarıyor. Peki, ama konu saniye, özü o değil. Ben bizatihi şimdi sana kaç lira harcandığını da söylüyorum. Tamam. Bir çok kısa ek yapacak hocam bakarken. Çok kısa. 5.7 milyar dolar İstanbul-İzmir otoyolu 426 kilometre. Köprü 1.2 milyar dolar.
toplamı 6.10'da 9 milyar dolar harcamış. Tamam mı? Yap, işlet, devret. Kuzey Marmara kaç kilometre? Kaç kilometre? 1000 kilometre diyorsun. 1000 kilometre değil zaten. Toplam ne kadar söylüyorsun? Ben diyorum ki böyle değil. Ankara Nevşehir arası toplam yollardan bahsediyorum. Rica edeceğim, konu da değişiyor. Soy, resmi rakamlar üzerinden gidiyor. Ama tamam. İBB'den, Saraçhane'den alıyorsan onlar 65 kilometre metro yaptık diyorlar. 18 kilometre yaptık. O tartışmaya gireceğiz. Yani doğru yerden alalım. O tartışma ayrı. Faruk bir müsaade, yani Cem Kaya bir ek yapacak. Bu arada şu değil. Faruk Aksoy. Bizim diyor bak. Bu devletin kasasından çıkan para değil. Bak devletin kasasından çıkan para da değil. Yap, işlet, devret. Devletin yapıyor, çıkan para işletiyor, değil mi? Devlet ödemiyor bu parayı. Şeydeki, şuradaki devletin garanti veriyor, belirli bir sıranın altında, sınırın altında kalırsa devlet, rica edeceğim, çok bambaşka bir konu. Sınırın altında kalırsa ona garanti ödeme vaat ediyor. Yani, öyle olmaz yani. Realize olan bütçe bu değil. Senin söylediğin de değil. CHP'nin il binası alımı devletin kasasından mı çıktı o para? Faruk Aksoy, biraz sonra söz vereceğim, orada devam edersiniz. Aynı şey söylüyorum. Aynı şey. Arkadaşlar, aynı şey değil. Geleceğiz tekrar. Hocaya geleceğim ama bir 10 saniye. Hocamın affına var ben. Erkan Çakır'ın ismi geçtiği için ben de kendisini X hesabından takip ediyorum. Özellikle son kurultaydan bu yana içeriden çok önemli bilgi paylaşımları var ve en son dün gece kıymetli hocam can güvenliği ile ilgili bir paylaşım yaptı ve hatta kendisini arayıp tehdit eden telefon numaralarını da fahş etti. Dolayısıyla artık bu hadisenin bir de kriminal boyutu, nacizane kıymetli hocamın hakkına girmeyeyim. Bir de bu boyutu var, tehdit boyutları. Dolayısıyla dallanıp budaklanabilecek bir soruşturma evresi. Peki. Hocam, gelinen noktayı hem hukuken hem siyaseten nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi birincisi, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde Anayasa Mahkemesi'ne yeni başkan seçildi. Sayın Kadir Özkaya'yı tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Önemli bir yer Anayasa Mahkemesi, yargı merceği, yüksek mahkeme. İkincisi, sevgili kardeşim Cem Kaya gibi ben de düşünüyorum. Bu mesele üzerinden hakikaten bu kadar konuşmaya seçim öncesi gerek var mı? Bu mesele zaten yargıya intikal etmiş. Bırakalım, biz aynı zamanda savcılık ve aynı zamanda da hakimlik yapmayı, yani işi ehline, uzmanla, Cumhuriyet Başsavcılığına bırakalım diye düşünüyorum. Cem kardeşim gibi düşünmemin sebebi şu: Sayın Cumhurbaşkanı dahil Sayın İmamoğlu için, Sayın Kurum da öyle söylüyordu, 5 yılda 8 kilometre metro yap dedi. Dün Sayın Kurum onu düzeltti, 18 kilometreye çıkardı. Ben baktım, hizmete açtığı aşağı yukarı, devlette devamlılık var ya, Sayın İmamoğlu'nun toplam 60 kilometre metro hattını hizmete açmış. Kendisi 65 kilometre olarak. Ben 60 hesapladım, 65'i varsa o eksik benden olsun. 18'e niye çıktı hocam? Net. Çünkü son... Evet. Yapılan açılışla beraber 18'e 12 kilometrelik bir hat daha açıldı ama bunun da %80'ini AK Parti yani dönemindeki... Yani ben o yaptı bu yaptı demiyorum. Açtı. Ben hani o yaptı bu yaptı demiyorum. Şimdi son zamanlarda Sayın Rahmetli... Faruk Aksoy, sen de biliyorsun da. Kadir Topbaş'ın ismi çok geçiyor. Hemen sığınıyorlar. Aynı Kadir Topbaş bence Covid'den değil, Allah rahmet eylesin, kahrından öldü. Yani seçilmiş belediye başkanlığı aniden görevden alıp, algı üzerinden mahkum edip, bu dünyadan göç ettirdik el birliğiyle. Yoksa tabii takdir Allah'ın, Allah'ın işine karışılmaz ama aynı Kadir Topbaş'a ne muamele yapıldığını şimdi ona sığınanlar, onun yaptıklarına, zamanında Sayın Kadir Topbaş'a neler yapıldığını ve yaptı söylendiğinde tekrar hatırlatmak zamanında isterim. Siz Kadir önemli. Topbaş'a nasıl önemli, bir önemli. Tasarrufta bulunuyordunuz, önemli. Eleştirilerde yani Sayın Kadir bulunuyordunuz görevdeyken? Bu dünyadan itham edilerek gitti. Mahkum edildi. Yargılanmadı. Peki nereye bağlıyorsunuz? Şuraya bağlıyorum. Bir defa biz Sayın İmamoğlu üzerinden konuşacaksak ve İstanbul Belediyesi üzerinden, biz neyi yaptı, neyi yapmadığı ve Sayın Kurum'un neyi yapıp neyi yapamayacağını konuşmamız lazım. Yani böyle deyim yerindeyse karın doyuran konular üzerinden bence tartışmayı açmak lazım. Örneğin Sayın Kurum'un söyledi ya, yani ben yap işletçilere yaptırmayı düşünüyorum. Yap işletçilerin bu ülkenin başına açtığı bela ayrı bir konu. Dedi ya, yap işlet diyorum ben, devret demiyorum. Yavuz Sultan Selim Köprüsü devredilecekti. Hala devredildi mi? Ne Hayır. Zaman devredilecek? Ne zaman devredilecek belli değil. Nasıl ne belli zaman değil. Devredilecek ya, belli değil. Onun ya, için yap işletçilere... Ersan Hoca, bak geçen program seninle burada tartıştık. Resmi rakamları sana söyledim. Buyurun. O zaman dedin ki ben sana sordum. Açık açık sordum. Dedim ki ne kadar ödeyecek dedim. Ben nereden bileyim dedin.
Şimdi sen burada yine bilmediğim bir konu üzerinden devrilmeyecek diyorsun. Peki bırakalım mı, bitirsin sözleşmesi orada. Var, hukukçusun. Girer bakarsın sözleşmesine, Ulaştırma Bakanlığı'ndan talep edersin. Kaç yıl sonra biteceğini sana söylerler. Peki hoca bir bitirsin. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve milletin gelirine, hazinesine zarardır yap işletçiler. Küllüm. Ödenen faizlerle, garantilerle, dolarlarla, eurolarla. Bugün Londra bankerlerine aldığın 3 milyar dolar için ödeyeceğin 10 yılda 2,4 milyar dolar Çanakkale Köprüsü'ne bedeldir. Söyleyeyim size. Öyle yok. Öyle bir dünya yok. Yine yap işletçilerle bazı ailelere ve sermaye gruplarına bu ülkenin çoluğunun çocuğunun proteini, eğitimi, öğrenimi sağlığı ödenecek. Sen Cumhurbaşkanı açıklama yaptı, dedi ki bizim emeklilere verecek paramız yok. Eğer onlara o istenilen paralar verilirse biz sağlık hizmetlerini, eğitim, öğrenimin gereklerini yerine getiremeyiz. Lira ayıramayız, dedi. Şimdi siz metrodan geldiniz şimdi buraya. Biliyorum. Bizim konuşmamız gereken konular üzerinden gidiyorum. Şimdi bir defa Cumhuriyet Başsavcılığı orada gereğini yapar. Hem savcı hem de hakim olmaya gerek yok. Allah insanlara akıl izan versin diyorum. Daha önemlisi güzel ahlak versin. Niye söylüyorum? Bu ülke 17-25 Aralık'ı yaşadı. Ayakkabı kutularını yaşadı. Şimdi hani gülme komşuna gelir başına. O ayakkabı kutularını gündeme getiren Cumhuriyet Halk Partisi şimdi para kuleleriyle karşı karşıya. Yargısız infaz yaptılar. Bu dünyada yaptığın başına gelir. Yapmayacaksın. İnsanlara öyle oturup da algılar üzerinden mahkum etmeye kalkmayacaksın. Bırak bağımsız tarafsız dediğin yargı işini yapsın. Yine aynı hataya düşersek, bu yargıyı alan bırakmazsak, kendimiz siyaseten bir amaç uğruna, seçim uğruna eğer yargısız infazlara kalkışacak olursak bu Ramazan ayında Allah çarpar. Eğer elinde bir somut delilin varsa konuş. Yoksa çamur at izi kalıra girme kardeşim. Yakışmaz. Bir Müslümana hiç yakışmaz. Elinde somut delilin varsa gereğini yap, olgular üzerinden konuş, algılar üzerinden bunu yapma. Yargıya müdahale etme. Yol gösterme, yön gösterme. Adil işlemesi gereken yargıyı etkileme kardeşim. Sen savcı değilsin, hakim değilsin. Ne yapıyorsun? Faruk kardeşime katılıyorum. Seçimler bitsin, bu konuşulmaz. Görürsünüz. Doğru. Hani denildi ya, seçim zamanı yaklaştı, ne manidar. Ya Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili adaylarının başına neler geldi ya? Gizli kamera kayıtları, çarşaf çarşaf. O insanların hepsi seçilecek milletvekili adaylarıydı. Hepsinin siyasi hayatlarına mal oldu. Biz bunları yaşamadık mı? Al bak bugün Hatay'da ne oluyor? Hatay'ı konuşalım hakikaten. Hatay'da ne oluyor? Türk Ceza Kanunu var. Efendim işte 133. madde var, 134. madde var, 135. madde. Kimsenin dinlediği yok. Hakikaten çok enteresan bir durum. Hangi zan meselesini mi söylüyorsun? Elbette. Çok onu konuşalım. Elbette. Elbette. Ayrı bir başlık olarak. Bak, ayrı başlık sana. Olarak demiyorum ben. Yavuz Sultan hepsi, Selim Köprüsü'nü merak hepsi, ediyor diyor hocam. Hepsi, 10 yıl. 2026'da. Zamanında verilmedi. Hocam, onun hatta 2026, Sayın Mehmet Bekaroğlu meclise bak, rakam sordu, rakam sayabilirim sana burada. Verdi. Bak. Hep gizlilik üzerinden gidiyor. Rakam rakam sayabilirim. Al şeffaf. Değiller. Bu al, konu değiller. Ferhat, bu değiller. Konuya gelelim biraz değiller. Sonra. Bir bitirin hocam. Şimdi ben devam edeyim. Ben diyorum ki arkadaşlar, yani tarafsız konuşuyoruz. Biz burada oturup da gizli çekim, kayıt, ahlak, hukuk, adalet bunları zaten söylüyoruz. Zamanında ben de avukatlık yaptım 17-25 Aralık'ta. Oo, ayakkabı kutuları atıyorlardı bana. Oo, böyle böyle şöyle şöyle. Yapmayın etmeyin dedim ya. Böyle bir şey olur mu? Siz niye insanları yargısız infaz ediyorsunuz? Sizin istediğiniz ne olacak? Yani adalet sizin istediğiniz olduğunda adalet var, istediğiniz olmazsa adalet yok mu? Efendim bağımsız tarafsız yargı var mı? Kardeşim o ayrı bir konu. Şimdi ülkeyi gri listeye, bizim ülkemiz gri listede şu anda. Bu nasıl oldu soran var mı? Yani Türkiye Cumhuriyeti Haziran ayında çıkmayı Sayın Mehmet Şimşek'in çok yoğun çabalar gösterdiği gri listeye niye girdik ya biz? Hangi hükümet zamanında girdik? Ne zaman girdik? Niye girdik? Niye şimdi çıkmaya çalışıyoruz? Devam ediyorum. Kim sokmuş bizi oraya? Hangi sebeple gri listedeyiz? Bilen var mı? Konuşan var mı? Hani şimdi yolsuzlukları konuşuyoruz ya. Balyaları konuşuyoruz ya.
Para kulelerini konuşuyoruz ya kıymetli arkadaşlar. Belediyelerin olduğu her yerde her şey var. Bu ülkede bugün tabii sehven küçük yapılan proje yok. Bütün belediyeden çıkan imar projeleri büyüktür. Bu kadar. Ben size yer söylerim. Yapabiliyor musunuz gereği? Sayıştay orada. İçişleri Bakanlığı orada. Cumhuriyet Başsavcılıkları orada. 81 vilayette. Yapın gereği. Niye yapmıyorsunuz? Sizi tutan kim? Niye bu ülkede sehven küçük proje yapılmıyor? Niye birden fazla arazi birilerinin eline geçerek toplanıp da onlara acayip acayip imarlar çıkarılıyor? Kim mesela hocam? Kim? Açık konuş. Hep soyut kim gidiyorsun? Kim? Net kim? Somut koy ortaya. Allah Allah. Hocam versinler soru buradan bana, geliyor. Buradan. Bana, hocam bana soru yetkiyi, buradan geliyor. Sen oraya bakıyorsun da. Sen devam edin, bütün eleştirilerini devam hakimlik edin yapıyorsun, savcılık yapıyorsun Ferhat burada ama özne kim? Yani mahkum kim belli değil. Peki. Havaya. Ferhat sürekli havaya. Ferhat. Ersan hocamın taktiği bu. Beni yani anlayan, konuş, dinleyen millet de ki, anlıyor. De ki işte şu kadar milyon dolarlar nereye gitmiş kardeşim? Ah, ah, ben de merak ediyorum ya. Şimdi, öğreneyim. Ah, ben de aynı eleştiriyi yapayım. Tabii, tabii. Öyle mi? Önce tabii, araştıralım. Şimdi bu kulaktan dolma bilgilerle gitmeyelim. Soruyu sorduk. Bir dönelim şimdi hocaya. Şimdi bu belediye buyurun başkanlıkları, onlar bunlar böyle insanlar il ilçe aşkıyla yanıyor. Hizmet aşkıyla bunların başkanı olmak istiyorlar. Ya arkadaşlar uyanın ya bilmiyorsanız. Bu ülkenin siyasetinin finans kaynağıdır belediyeler. Müteahhitler, devasa ihaleler. Çürümüşüz, batmışız. Hangi belediyeye girersen gir arkadaşlar sehven küçük yapılan hiçbir proje yok. Hepsi büyük proje, sonra tadilat ruhsatlarıyla meşrulaştırma çabaları. Ve dikkat buyuruyorum Ferhat kardeşim üstüne alınmasın ki alınmaz. Ben niye alınacağım? Ben şu siyasi parti, ben bu siyasi parti deniyorum. Detaylandırmanı istiyorum. Detaylandırmanı. Bütün siyasi hangi partiler projeler için söylüyorum. Bana göre belediyelerin kapatılması lazım. Bak ben olsam kapatırım. Ben 4 sene önce yazdım hocam bunu. Bak söyleyeyim size. Oralar hizmet yerleri değil. Tabii. Temsil ağırlama yerleri, plan proje yerleri, müteahhit yerleri, devasa ihalelerin dağıtıldığı yerler, milletin parasının peşkeş çekildiği yerler. Bütün olarak siyasileri aynen ve belediyecileri aynen zan altında aynen bırakmıyor musunuz? Zan altında kalabilirler. Hocam belediyeler olmasaydı 1900'ü söyleyeceğim size. Bu ülke ama hoca 6 Şubat depremlerini geçirdiğinde 11 vilayet yıkıldığında hepimiz utandık. Bu nasıl bir imar dedik ya? Bu nasıl bir yapılaşma? Yerden yere vurduk. Daha sıra belediye görevlerine gelemedi. Hiçbir ilde. Hepi topu bulunanlar, efendim işte yok şu müteahhidi alın, yok şu efendim işte tadilatı yapanı alın. Daha sıra devletin yönetimine gelemedi. Daha sıra imar barışı, imar affı adı altında meclisten kanun çıkarıp o illegal yapıları meşrulaştıranlara gelemedi. Gelebilir mi? Gelemez. Devam ediyorum. Birazdan da toparlayın ki, hocam. Ben diyorum ki bırakalım bunu. Yargıya senaryo yazmaya gerek yok. Sadede gelelim. İmamoğlu bak diyorum ki Sayın Ekrem İmamoğlu veya ekibinden dinleyen varsa, izleyen varsa bizi. Hırsız mı? Rüşvetçi mi? Teröre yardım eden mi? Bu mu denilmek isteniyor? Böyle bir algıya mı varmak istiyorsunuz? O zaman diyorum ki ben somut delillerinizle konuşun. Yok öyle oldu, böyle oldu, şöyleydi, inşallahtı, maşallahtı. Gerek yok, başımıza gelebilir. Geçmişte geldi. Daha sonra ben bu dosyaların davaların içinde buldum. İnsanların yok, nasıl evet ailelerinin, çocuklarının, şanlarının, şereflerinin üç paralık edildiğini gördüm. Haksızlıklara uğratıldığını gördüm. Niye? Çünkü o dönemde karşı taraf olarak gördüklerine dokunduğu için ucu kimse ses çıkarmadı. Aynı durum tekrar ettiğinde bak FETÖ döneminde de oldu. Dedim ki bak sözde Balyoz Ergenekon döneminde hukuku katlediyorsunuz. Bitmiyor. Yaptığınız yanlış. Sıra size gelecek. Geldi ne oldu? Yanlarında arkalarında doğru dürüst insan bulamadılar. Devam edip bitiriyorum. Bitirin lütfen. Şimdi burada söylenen şu. İl binasını merkez alır değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi aldı. İstanbul'a söz düşmez. İkincisi paranın kaynağı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı orada. İddia eden iddiasını somut delillerle ortaya koyar. Hukuka uygun yol ve yöntemlerle elde edilmiş. Kanunla kitaba uygun. Bunu ben söylemiyorum. Anayasanın 38. maddesi söylüyor.
Ceza Muhakemesi Kanunu söylüyor. 206. maddesi, 217. maddesi. Daha maddelerini sayarım. Hepimiz hukuka bağlıyız. Öyle değil mi? Hukuka bağlı olmak için hukuki olmak şart değil. İnsan evladı olmak yeterli. Türk vatandaşı olmak yeterli. Hukuku tanımak yeterli. Sana göre bana göre hukuk olmayacaksa biz o hukuka saygı göstermek durumundayız. O zaman bırakın yargı işini yapsın. Yargı üzerinden, o dosya üzerinden algı oluşturmaya çalışmayın. Ve geçen toplantıda da söyledim. Dedim ki, kardeşim yandan oradan buradan konuşmayın. Deyin ki İmamoğlu'na rüşvetçisin sen. Deyin ki İmamoğlu'na irtikapçısın sen. Zimmetçisin sen. Sen teröre yardım edersin. Erdoğan Aktaş. Ama bunu dediğin zaman arkasından delillerini getirmezsen. Peki. Bu sen o zaman senin yaptığın nedir biliyor musun? Bu monolog ne zaman bitecek? Sadece aklı yürümdür. İftira niteliği geçirilen beyanlardan ibarettir. Bu ne zaman bitecek bu monolog? Peki. Ersan Şen. Subliminal mesajlar Ersan bu şekilde verilir. Bitecek mi? Verilmek istenen mesajlar bu yönde. Bugün biter mi? Söylüyorum, bitiriyorum, merak etme. Bitiriyorum. Ben de diyorum ki 8 tane madde saydın ya. Ben de diyorum ki kardeşim. Bekle biraz. Ramazan ayındayız. Milletin günahına girmeyin. Yukarıda Allah var. Yapmayın. Evet, ben bırakın de yargıya işini hocam, yapsın. Hocam sen bir saattir. Eğer siz burada Yavuz biraz Sultan önce öyle söyledim. Ya bu sadece vergi eksiğinden ibaret değil. Günaha girerken, bu sadece hakimlere, savcılara bunlar başvurmadan burada hüküm keserken ben de senin kendini işin söylediğini, içinden vermek istediğin subliminal mesajlarını ortaya döküyorum. Diyorum ki kardeşim hodri meydan, teftiş kurulum var, savcımız var, sayıştayımız var, var Allah var. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Peki. Somut delilleri ortaya koyun. Biz de diyelim ki ya evet ya olabilir. Peki. Hocam. Beşer şaşar. Bittiyse olabilir. Şurada iki rekat şükür namazı kılsın. Ferhat bir saniye. Şimdi birkaç ama cevap vermem lazım. Ama sırayla gidiyoruz. Bak, ama sırada. Stüdyoda Cem Kaya. Faydalı olmuyor. Ama bunları şahsileştirme. Cem Kaya bir diğer hukukçu. Az sonra devam edeceğiz. Ben, buyur Cem Kaya. Burayla ilgili bu hadisede bir cümle okuyacağım. Sözler bana ait değil. Bir söylesek farklı anlaşılır. İsmail Saymaz. Kıymetli hocama bırakayım sözü. İsmail Saymaz enteresandır. Sözcü TV'de 19 Mart 2024. Şöyle bir açıklaması var. Bununla bitireceğim. Burada usule aykırı işlemler var. Tabii ki var. Bunu Ekrem Bey de kabul ediyor. Sen neden aldığın binanın gerçek değerini tapuya yazmıyorsun? Akıl alır gibi değil. Bir binayı bile almayı beceremeyen partiye bir daha söyleyeyim. Bunu Ahat Andican Üstad da yapıyor. İki kere söyleyince daha iyi anlaşılıyor diyor. Bir binayı bile almayı beceremeyen partiye iktidarı teslim ederler mi? Benim bu bahiste söyleyeceğim bundan ibaret. Peki Mücahit Bey. Şimdi tabii Ersan Şen her zamanki gibi tek başına bir konser verdi. Saz konseri. One Man Show. Dolayısıyla tabii savcılığa verdi gibi hayır, ama. Hayır mütalaa değildi o. O siyasi bir arka çıkmaydı. Hukuki mütalaa falan görmedik. Sürekli işte savcılık soruşturmasında ispatla diyen, İmamoğlu İnşaat'ın yetkilisini hiç oralarda görmeyen, daha sonra İmamoğlu işte rüşvet mi yedi falan gibi beyanlarla adeta bu ya soyut ne olduğu bir başı sonu belli olmayan ifadeler kullandı Ersan Şen. Şimdi şöyle, biz tabii Cumhuriyet Savcılığı yok demiyoruz veya işte hani adeta biz yok diyormuşuz gibi değil mi? Hani Ersan Hoca'yı şimdi seyredenler ne der? Biz Cumhuriyet Savcılığını takmıyoruz. Kendi iddialarımız var. Onlar üzerinden gidiyoruz. Abi böyle bir şey yok ya. Yani şöyle söylüyoruz. Cumhuriyet Savcılığı diyoruz ki, Ersan Hoca içinde yok mu? Şöyle söylüyoruz. Müsaade et. Şöyle söylüyoruz. Diyoruz ki biz Cumhuriyet Savcılığı elbette ki bir soruşturma yürütüyor. O soruşturma sonucunda meselenin kara paranın benim kanaatime göre kara para olduğu net olan bakın hukukçu koku alırsa aldığı kokuyu kamuoyuyla paylaşma serbestliğine sahip olan insandır. Dolayısıyla ben bir meselenin olarak kara para elbette demek ki için aynı zamanda elbette kanıt koymanın bakın delillendiriyorum kara parayı delillendiriyorum. Buyurun. Çok net bir şekilde. Şimdi parti tüzel kişiliği bir gayrimenkul alma iddiasındaysa gayrimenkul nasıl satın alır? Değil mi? Bunun yolları var. Sayılmış bu. Bir. İki. Paranın kaynağını biliyor muyuz şu anda? Diyebilen var mı? Veya ifadeleri verenler paranın kaynağını izah edebiliyorlar mı? Bir bağıştan ben, söz ediliyor. Şöyle 150 bin TL. Bağışın miktarı taş çatlasın bir tuğla da sen koy bağışının miktarı 150 bin TL. Yani bu paranın kulesinin temeli değil o tahminin 150 bin ne? TL. Nereden gelmiş? Dolayısıyla işte biz de nereden geldiği noktasında. Ya senin tahminin ne? Kutu aldım diyorsun ya. Söylüyorum. Evet. Nereden geldiği noktasında benim tahminim şu. Güzel soru bu. Evet.
Şimdi Turan Taşkın Özer'i biraz önce neden ortaya attıklarını söyledik. O çalışılmış bir senaryo. Turan Taşkın Özer. Avukat Turan Taşkın Özer tabii ki milletvekili dokunulmazdan istifade ederek ifadeye de çağrılmayacaktır bu arada. Onu ifade edeyim. Dolayısıyla burada paranın nereden geldiği hususundaki benim kanaatim şu. Para belediyeler noktasında faaliyet yapan insanlardan da gelmiş olabilir. Beytülmal da olabilir. Her ikisi de beytülmaldır. Yani şöyle. Yani. Kamuoyunun parasıysa, eğer kamuoyunun parasıyla Cumhuriyet Halk Partisi binası, il binası satın alınmışsa, onların iddialarına göre söylüyorum. Bakın bu iddia, onların iddiası burada demem çok önemli bir şey. Bu söylediğin şeyin İmamoğlu'na ne? Bir dakika. Şu anda onların iddiası üzerinden konuşuyoruz. Velev ki Cumhuriyet Halk Partilerinin dediği doğru olsun diye. Ama benim baştaki kanaatim, meselenin bina alımı ile alakalı olamayacağı noktasında kanaatim var. Onu söylüyorum. Bak şimdi. Ama görüşünü de söyleyeyim. Paranın şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin velev ki iddiası doğru olsun. Tamam. Paranın kaynağı müteahhitler olabilir. Belediye iş yapan, ki bir Küçükçekmece belediye başkanının oğlunun orada ne işi var? Değil mi? Ya bir şey söyle. Devam et. Lütfen bak, bir şey sorayım. Ama soruyorsun, anlayayım. Anlayayım ama. Şimdi bak. Az önce Ersan Hoca anlattı. Dedin ki, Ersan Hoca dedim bize bir manifesto çekti dedin. Yani pek de altı üstü belli olmayan dedin. Doğru. Aslında belliydi. Şöyle belliydi. Yani demek istediğini daha net söylersen ben de anlarım. Şimdi sen bu paranın müteahhitler tarafından verildiğini mi diyorsun? İhtimaldir diyorsun. İmamoğlu mu verdi bu parayı? Başka biri mi verdi? Yani kokuyu aldım diyorsun ya. Bu para sence nereden gelmiştir? Soru bu. Nereden gelmiştir? Ben ve tabii, nereden gelmiştir? Az önce söylediğin ihtimaller çerçevesinde ben İmamoğlu'yla tabii, bağlantısı nedir? Buyur. Şöyle, burada seni zat halini ikna etmek durumunda ya olan bir şahıs değilim. Ya değil ama şimdi kamuoyu bir saniye ben ya, bir saniye. Seni ikna etmek durumunda olan bir şahıs değilim çünkü. Değilsin, tamam, onu anladık. Seni kamuoyunun yeküğünü kayır ekseretten çok daha sabit fikirli görüyorum. Ya yok, dolayısıyla senin soruların da belli amaca matuf. Bak sen belli de bana amaca, sor. Bir müsaade et ya benim Faruk Aksoy. Ya müsaade bana et. Bana da sor. Ama oo, beni ama ikna etmiyorsun. Erdoğan Aktaş. Bak demin hocayı kesmeden tek taraflı şovunu dinledik, sustuk. Doğru. Tamam, özür dilerim. Buyurun, bitti. Özür dilerim. Burada tabii maksadımız Faruk Aksoy veya Ersen Şen'i böyle tatmin etmek falan değil. Ortada bir görüntü var. O görüntüler kamuoyuna mal olmuş. Ben söyledim. Görüntülerin görüntülerin kaynağı hususunda, görüntülerin kaynağının nasıl servis edildiğini hiçbir partiyle alakası yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iş meselesi. Ya ne bileyim, kendileri izah edecekler, soruşturma sonucunda belli olacak. Ne bilelim işte, benim tabirimi söylüyorum. Ya bir iş adamının paraları bunlar, iş adamlarının paraları. Ya belediyenin parası, belediyelerden adeta baskıyla alınmış paralar. Bu soruşturma sonucu belli olacak. Herhalde beytülmal parası gibi geliyor bana bu. Tamam. Dolayısıyla şöyle, peki sen bu soruyu bana tevcih ederken ne bu konuyla alakalı söyleyeyim. Bu konuyla alakalı Sayın Ekrem İmamoğlu'na, çünkü şöyle sordun mesela. Ey Ekrem İmamoğlu, senin İmamoğlu inşaatının müdürü orada ve dolayısıyla bu para çantaları elle taşınamayacak derecede tekerlekli bavullarla taşınan para çantalarının orada ne işi var? İşte şunu sordum. Hemen söyleyeyim. Ama bir dakika, sorunun muhatabına sormuyorsun ki şu anda. Soruyorum. Şöyle soruyorum. Bak şöyle soruyorum. Beylikdüzü'nden tanıyorsun ya üstad seni. Muhtemelen ondan soruyor. Çok güzel. Mücahit Birinci, çok güzel. Diyorsun ki yeni görüntüler var. Sevgili dostum, peyderpey işe yarar şekilde kamuoyundaki etkisine binaen yeni görüntüler sürülüyor piyasaya. Peyderpey, gün be gün. Sen anlamıyor musun? Bir hukukçusun, koku alırım diyorsun. Yani ortada bir dava var. Burada bir görüntüler var değerli mı? Dostum, bir bunu bak, koyarsın savcının önüne, öyle değil mi? Dostum, ben yani zaten gün be gün yeni görüntüler geliyor ortaya. Tamam Faruk Aksoy, bir dakika. Ben yine müdahale ettim, bitirmiyorsun ama ya. Kızdırma beni. Müdahale ediyorsun, bir kız tabii. Kızmak iyidir ya. Peki. Rahatlarsın. Erdoğan Aktaş, müsaade et. Buna bir cevap ama vereyim. Evet, bir bitir. Şuna bir cevap vereyim. Evet. Şimdi bak. Biz zaten görüntünün peyderpey sunulduğu hakkında bir şeyde, çelişkide falan değiliz. Niçin sunuluyor? Operasyonun yapıldığı kanaatimiz, çok net. Ama bu operasyonun Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay sürecinin bitmemesi kaynaklı olduğunu söylüyoruz zaten. Hayır, yani orada yanılıyorsun. Tabii senin için hayır. Hayır, seçimden sonra ne kimse konuşmayacak, göreceksin. 1 Nisan'da görüşürüz. Bak seçimden bak, sonra dinle. Sen bile unutacaksın. Bir dakika Faruk Aksoy, o senin savın. Biz unuturuz ama Cumhuriyet Halk Partisi unutmaz. Kılıçdaroğlu unutmaz bu görüntüleri. Kaftancıoğlu bu görüntüleri unutmaz. Tamam. Senin dediğin şey doğru ama soruyu yönlendirdiğin, muhatap aldığın taraf yanlış.
Sen sol tarafa doğru dönüp bunları soracaksın. Sağına dönmeyeceksin. Soluna dön, o soruların tamamını sor. Peki. Hikaye şu. Bu konu üzerinden devam ediyoruz, evet, galiba. Evet, tamamlayalım bu turda. Ben kısaca sonra başka tamamlayacağım. Bir konuya bak, çok çok kısa. Tamam. Ben de söyleyecektim çok, ama. Çok kısa tamam. Geliyoruz yani, ama. Gelecekse. Ben konuyla yani, Aksoy çünkü bırakmaz bir 20-25 dakika biz şey yapabiliriz. Ya yani. Ferhat Erdoğan Aktaş'la konuşuyorsun. Gözünü seveyim de canlı Aktaş. Yayındayız. Evet arkadaşlar. Ama az önce Ersan Hoca bir başladı bitmedi yani. Ama sen de araya girdin. Ben nerede araya girdim ya? Bakın, İlk başta bir girdim. Arkadaşlar, zaten bıraktım. Peki. Bakın arkadaşlar, evet, çok kısa konuşacağım. Bak çok kısa süre başladı. 21:30. Bu görüntüler eğer suç teşkil ediyorsa, delil kabul ediliyorsa, biraz önce Ersan Hoca'nın FETÖ dönemleri, 17-25 Aralıklar, kutular, şunlar bunlar döneminde delil olarak kabul edilip edilmeyeceği tartışılan o görüntüler ve ses kayıtları üzerinden aslında bir şeyler söyledi. Siz bunları ikinci aşamaya geçirerek değerlendiriyorsunuz. Yani bunlar bir delildir. Tamam, ben de kabul ettim. Bunlar bir delil. Bunu kabul ettik, bak tartışmıyoruz. Şöyle devam edelim. Bunlar bir bütün olarak mahkemenin önüne konulur. Yani kamuoyu ayarlanıp kamuoyu tatmin olsun. Etkisi ne kadardır? Biraz daha verelim. Aa, yeni çantalar geldi. Şimdi B kamerasındaki görüntüyü çıkaralım demek. Bu olayın gerçekliğini değiştirir bu mi? Bu olayın, hayır. Ayrıca ben olayın niyetini anlatıyorum. Yoksa olayın gerçekliği şu. Şimdi Mücahit Birinci de bize öyle bir tablo çizdi ki aslında diyor ki ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne il binası, ilçe binası alınıp alınmasıyla ilgili değildir bunlar diyor bu görüntüler. Burada diyor bu paranın diyor hayır, çok şöyle, ciddi anlamda kara para olduğunu düşünüyorum diyor. İddiasıdır diyorum bu. Ha, kara para olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben de diyorum ki bak açık ve net anlaşılır şekilde söylüyorum arkadaşlar. İmamoğlu usulsüzlük olduğunu kabul ediyor. Bravo. Kabul ediyor. Bravo. Hayır yani herkes bunu izleyen herkes burada bir sıkıntı muhteşem var diyor. Muhteşem İmamoğlu ya. Hayır burada bir sıkıntı var kabul diyor. Kabul etmiş mi? Ya burada bir sıkıntı var diyor. Burada bir sorun var diyor değil mi? Yani şey şimdi adam öldürülmüş. Adam öldürüldü diyor. Konuşu. Ya adamın öldürülüp siz de alkışlıyorsunuz bunu. Ya adamın öldürülüp öldürülmediğini ama bir hukukçu ölmemiş adam üzerinden böyle yorum yapar mı ya? Önemli bir seviye. Ya sen bir hukukçusun. Üzerime toz bulaşmazdan şimdi Mücahit Birinci sen bir hukukçusun. Ya sen bir adam gazetesin diyeceğim. Bir adam yerde yatıyor. Karar vermişsin. Adam öldü diye. Ya adam öldü mü ölmedi mi bilmiyoruz. Adamın ölüp ölmediğine bakacağız. Sen nasıl böyle bir karar verirsin? Bak bu bile bunun bir seçim propagandası ya, olduğunu gösteriyor. Bırak da biz bilelim. Seçim propagandası olduğunu gösteriyor. Bil ama bilmiyorsun. Doğru yorum bak yapmıyorsun. Şimdi, ayıp diyorsun ol, ki, ayıp olmadı. Bak diyorsun ki şimdi diyorsun ki. Gerçi bunun geçen programda ben sana birçok şeyi bilmediğini söyledim. Ama bak bunu diyorsun ki bak şimdi burada diyorsun ki bu görüntüler üzerinden diyorsun ben bunun kara para olduğunu düşünüyorum diyorsun. Ya bunu söylemen için senin sahiden bizim önümüze her seferinde iddia etmiyor musun? Delilini konuşacaksın. Şöyle valizler içinde getirilen para. Bir dakika. Önümüze koymayacak şöyle, mısın bunu? Şöyle valizler içinde getirilen para menşei belli olmayan parayı nasıl tarif ediyorsun sen? Ya menşei belli olmayan ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Çalış anlaşılmadı işte. 100 kişi ifade verdi. Hiç kimse bir şey diyemedi. Şimdi 100 kişi ifade verdi. Ne dediler? Bak şöyle diyorsun. İfade verenler ayarlandı. Yazık size ya. Bunu bak, savunmak durumunda kalıyorsunuz. Ya ifade verenler ayarlandı. Ya kimsenin bir şey savunduğu yok. Hmm. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bittiğin %200 enflasyonu görmüş bir ülkede daha bugün 500 bas puan faiz artırıp vatandaşın ümüğünü sıktığın bir ülkede kalkıp şu görüntüler üzerinden propaganda yapıyorsun ya. Bence sana yazık. Bak gerçekten vallahi savunmaya çalıştığın şey bir ülkenin sinirlen, ekonomisini, otur, bak, hikayesinin geldiği nokta. Peki nereye bağlıyorsun? Sen Faruk, bunu savunmak abi zorunda. Şunun üzerinden seçim kazanmaya çalışıyorsun. Sinirlen mi sinirleniyorsun? Ya kardeşim bunu yapma. Bu Türk siyaseti için yarın aynaya baktığında kendi kendine belki de utanacağım bir şey. Bak ya, belki de utanacağım bir şey. Şu görüntüler dakika üzerinden. Bak şu görüntüler sen, üzerinden. Bak sen bir seçimi çevirmeye çalışıyorsun. Sen fikrini beyan et bunu ya. Bunu yapma. Bu değil. Allah bırak, Allah. Bırak adaylar adil adama bir şekilde yarışsın. Ya sen psikiyatr misin, gazeteci misin? Biz ortadaki seçim yarışını izleyelim. Sen şimdi kalkmışsın. Şu görüntüler ortada, daha soruşturma devam ediyor. İfadeler alınıyor. İnsanlar çağırıyor. Öldü. Ya Ersan Şen bunu panik söylerken yapma, niye itiraz ediyorsun? Sakin ol, sakin bak, ol, soğut biraz. Çık de ki, Ekrem İmamoğlu sen
bu parayı usulsüz yollarla elde ettin ya da usulsüz yollarla birine ödedin. Sen hırsızsın de bir şey söyle. Çık bunu ifade et. İçinde böyle çevirme. De ki kardeşim sen kanunlara, nizamlara, hukuka, şuna buna uymayan bir belediye başkanısın de. Bir şey söyle. Hocam, ama çeviriyorsun. Yani oraya yamamaya çalışıyorsun. Peki. Bence sen buna bir çare bulmalısın. Benim bak, için sıkıntı yok. Bir dakika. Bir saniye. Bu kadar. Bak Faruk Aksoy. Bunlar. Faruk tamam. Aksoy. Kısaca yanıt alayım. Şöyle, birincisi bu aynaya bak tabirleri falan hoş değil. Aynaya bakınca utanacaksın falan filan. Ya sana kalmamış. Sonrasına dair söyle. Ya hocam, hayatın sonrasına dair. Ya meslek sınırlarında kal. Hukukçu oldun, psikiyatrist oldun. Ya olalım, bir şey olmaz ya. Hiçbir şey ben olmaz. Ben zaten bak geçen programdan beri Erdoğan Aktaş'la sen de buradaydın. Geçen programdan beri. Evet. Ekrem İmamoğlu'nun meselenin tam göbeğinde olduğunu ifade ediyorum zaten. Soruşturma sonucunda delirin hırsızlık mi yapmış? Bak hırsızlık mı yapmış? Evet. Kara para mıymış? Evet. Ondan sonra para nereden gelmiş? Evet. Para nereye gitmiş? Evet. Bakalım bina alımı için miymiş? Sen belki çok utanabilirsin ama sende ya o... Benim için sıkıntı yok. O noktada benim için sıkıntı şey kaldım yok. Onu bilmem. Benim utanacağım bir şey yok. Ferhat Murat diyor ki, Balya belki diyor bundan sonra diyor bak yanında oturuyor. Ferhat Murat dün akşam da yayın yaptı. Diyor ki bak ne kadar ciddi bir suçlama. Diyor ki belki bundan sonra diyor balya paralar göreceğiz diyor. Ya tekrar söylüyorum arkadaşlar. Ben onu demedim. Bak dedim yine ki manipüle ettim. Koltuğa oturduğunun dördüncü ayında ya. Bu görüntüler çıkıyorsa beş yılda insanlar şunu düşünür. Ne kadar bu balyalardan kuleler ne yapıldı, demek bu? Siteler bu mi yapıldı bu diye demek? Sorar dedim. Bu ne demek? İstanbul'da yaşayanların vicdani kanaatini dile getiriyorum. Ya, ama sen burada bizim ne söylediğimizi altyazıyla, receiver'la, çözücüyle, dublajla falan seslendireceksen biz gelmeyelim. Sen oraya otur. Faruk Aksoy sonra gel buraya otur. Benim adıma konuş. Yani ikisini de yapabilirsin. Son cümleleri alayım. Son cümlemi söylüyorum. 6 dakikada kısa. Herkese soruyorum. Herkese, şuradaki kameraman arkadaşlara da. Seçime 15 gün kala. 4,5 sene önce kaydedilmiş görüntülerin servis edilmesi, kim tarafından olduğunu hiç önemi yok. İster CHP içinden ister dışına fark etmez benim için. Bu bir seçim çalışması mıdır değil midir? Peki. Bu kadar ya. Servis edin soracaksın. Peki. Bak, servis. Sen karşımda oturuyorsun, sana soracağım. Seninle tartışıyorum şimdi şu anda. Birincisi. Peki. Evet, aynı duyarlılığı ben Faruk Aksoy ve Ersan Şen'den de bekliyorum. Delil arama konusunda. Şimdi burada bir sürü isnatta bulunuyorlar. Hükümet şunu yapıyor. Hükümet şuraları imara açtı. Kim açtı? Bana bunun açıklamasını yapın. Deyin ki detaylandırın. Şu firmaya verdi, şu kadara verdi. Bunun normalde bu kadara ben nereden biliyorum? Açıkla. Hocam, ben bir şey söylüyorsam arkasında belgesi olmayan bir şey bak, söylemiyorum. Cevap hakkı doğmasın ama bak diye az önce girme ben ama. Ben de öyle yapıyorum. Cevap bak Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden bahsettiniz. Evet, de dinleyin o zaman. Açık kaynak. Yaşanan sıkıntı. Açık kaynaktan ben size Yavuz Sultan Selim'i söylüyorum. Yatırım maliyeti 810 milyon hocam dolar. Hocam bitirsin. Tasarrufu etkisi 902.3 milyon dolar. Yakıttan 188,4 milyon dolar tasarruf. Çevreden 16.8 milyon dolar tasarruf. Diğer tasarruflarla beraber 1.6 milyar tasarruf var. Ekonomik etkisi 1.1 milyar milli gelire dolar olarak. Üretime 2.3 milyar dolar. İhracata 191.6 milyon dolar. Vergiden de yaklaşık 60 milyon dolarlık bir avantaj elde etmiş devlet. İstihdama da 6 bin kişi yıllık katkı sağlamış. 2028'de de bitiyormuş hocam. Öğrenmiş oldum. Bak bu kadar basitmiş bunun cevabını öğrenmek. Vereceğim. Tamam. Peki, iki. Geleceğim. Konumuz şimdi, bu değil zaten. Burada savcılık, tamam, hakimlik ve burada yargılar veriliyor. Ama Ekrem İmamoğlu'na geldiğimizde yani karşıdaki muhteremler o kadar böyle hassas, kuyumcu terasi hassasiyetinde delil ve belge arayışı içerisindeler ki çok komik hükümete ya. Çakmak gibi, bak tekrar söylüyorum, hükümete çakmak söz konusu olduğunda Sözcü TV'den, Sözcü Gazetesi'nden veya manipülatif sosyal medya hesaplarında burada kaynak gösterildiğini ayan beyan yaşadık geçtiğimiz hafta Taksim Meydanı'nda yapılan programda. O zaman aynı hassasiyeti göstereceksiniz. İnsanlar da diyecek ki aa evet, bu insanlar vicdanıyla, o zaman ben de şu hassasiyeti gösteririm. İzin verirsen. Hayır, olmaz. Çünkü ben kişinin sözüme gireceğini kollamaktan ne konuşacağımı unutuyorum. Peki şunu söyleyeyim. Sözcü Gazetesi'ni itham ettiniz. Başkalarını itham ettiniz. Sözcü Gazetesi'nin onu da basın yalan, özgürlüğü yanlış çerçevesinde altını çizmek gerekir. Bunu ifade ediyorum. Devam. Sözcü Gazetesi'nin
mahkemelerce de defalarca yalanlanmış haber yaptığı ortada mı ortada? Hukukçular burada biliyorlar. Yani ben onları net bir şekilde adres göstererek bunu söylüyorum. Algılarla değil, olgularla konuşalım. Evet, ben de bundan yanayım. Olgu, resmi rakam, veri, devletin açık kaynakları. En olmadı CİMER'e yazarsın. Bak, en olmadı. Herkes CİMER'e yazabiliyor ve bu bilgi ilgili kurumdan alınıp CİMER aracılığıyla size gönderilebiliyor. Ama bunlarla uğraşmak bence biraz zahmet gerektiriyor. Bir de algı oluşturamama gibi bir sonucu doğurduğu için ister istemez bu nokta işe de gelmiyor. Şimdi burada şunu konuşuyoruz biz. Şunu merak ediyoruz. Bakın, görüntüleri ortaya çıkaran biz değiliz. Görüntüleri ortaya çıkaran, az önce de ifade ettik, CHP'nin kendi içerisindeki değişimciler, Kemal Kılıçdaroğlu'cular, 1 Nisancılar kavgası. Bakın, 1 Nisan sabahına uyandığımızda bu konuların hiçbiri konuşulmayacak diyor Faruk Aksoy. Ben 14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesindeki Faruk Aksoy'un kehanetlerini hatırladığımda veya tahminlerini hatırladığımda, bugünkü sonuca baktığımda onların hiçbirinin tutmadığını görüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak diyordum. Ama Tayyip Erdoğan kazandı. Yanlış yorum yapıyorsun. Bulur görüntüyü, görüntüyü yayınlara. Burada yok ama Cem'in dolmuşuna olursun. Geliyorsun. Yanlış yorum yapıyorsun. Ben öyle demedim. Cem'in dolmuşuna geliyorum. Cem, bizim Cem Küçük benim arkadaşım olduğu için gıyabında ben konuşabilirim. Ben seninle çok program yaptım yok, Faruk Aksoy. Yok yok, söyleyeyim ne olduğunu. Bak, şöyle hata yapıyorsun sevgili Ferhat Murat. Ya sen şöyle, niye hüküm kesiyorsun herkese? Söyle, sen hata yapıyorsun. Şöyle ona yapıyorsun. Yazık. Ya benimle sana ilgili konuşuyorsun. Hayır şimdi. Benimle ilgili hata yapıyorsun. Ben seni... Ben seçim Kemal akşamı, Kılıçdaroğlu'nun seçim akşamı 14 Mayıs seçim akşamından saat bahsetmiyorum. 7'ye kadar, saat 7 yayına başladık. Saat 7'ye kadar, çünkü ben gazeteciyim, ben ne dediğimi biliyorum. Saat 7'ye kadar bir tek kişi kazanır demedim. Saat 7 oldu, akşam 19. Tamam. Sandıklar açılmış 17'de sayılıyor. Sonra bana dediler ki, sordu bizim Mehmet Akif Ersoy sordu. Kim kazanır dedi. Ben de dedim ki eğer millet AK Parti'nin son 22 senesine değil de 3 yıllık ekonomiye bakarsa Kemal Kılıçdaroğlu kazanır dedim. Cümle bu. Arkasındayım, aynı şeyi söylüyorum. Ben şunu söylüyorum. Evet. Faruk Aksoy. Ne dedi, cazı nedir buna? Tamam, dinlersin. Bu işte, bunu söyledim. Senin evet. 14-28 Mayıs sürecinde ayrıca beraber şunu da söyledim. De programlar yaptık. Altılı masanın senin yorumlarının Seren Camı'na baktığımızda bak, Cumhur İttifakı'nın kazanma şansı söylüyorum yoktu. Söylüyorum işte, söylüyorum. Onu sen defalarca dile getirdin. Ben bunu söylüyorum. Olsun, son gece ne söylediğin önemli olsun, değil ki. Seçimi kazanır dedim. Kazanamaz. O da ayrı bir mesele. Yüz kere söyledim. Bir sözünü bitirsin. Ya bana yoksa söylediği için. Kabul ama not et, gelelim tekrar. 6 dakika çok kısa dediğin yerlere gidiyorsun. Devam et. Bak, devam et. Tamam, benim zamanımdan al konuş, tamam. Birinci dakikada girdin zaten tamam, içeriye. Tamam, benim zamanımdan. Şimdi ben burada şu noktaya dikkat çekiyorum. Ekrem İmamoğlu'nun o kadar etrafı, eşi, dostu, kardeşi, siyasi kasası olduğu iddia edilen, bakın açıklamalarla, ifadelerle ortaya çıkıyor. İsmi varken, ticari kasası Tuncay Yılmaz varken... E şimdi eurolar var görüntülerde. Bunun hesabını sormayacak mıyız? Olacağız. Bıraka diyor ki, yani malı CHP'ye sattığı iddia edilen ya da Bıraka diyor ki ben paranın tamamını Türk lirası olarak aldım. E bu görüntülere yansıyan euroların akıbetiyle alakalı gazeteci olarak da yorumcu olarak da bunu sormak kadar doğal bir şey yok mu? Bunu abi, sorduğumuzda sen neden bir anda böyle ayaklanma gereği ya değil, hissediyorsun. Sonuna kadar soralım diyorum. Ama işte sorduğunuz zaman soracak? Sen böyle koltuğun ucuna kadar gelip ya koltuğun ucundan sana ne? Bunu kim soracak? Başka bir noktaya götürüyorsun. Niye sükunetini bunu koruyamıyorsun? Bunu kim soracak bunu? İşte soran soruyor, bunu savcılar soruyor. Sen sormakta tamam, soruyor, da biraz çekingen ne yapalım mesela? Biz soruyoruz. Ya, aynı şeyleri anlatıyorum işte bak. Bak yine Seçil Erzan örneğini verdikiyorsun bana. Seçil Erzan konusuyla ilgili de şunu söyleyeyim. Bir dakika, bir dakika. Dün akşam da bana diyorsun ki, dün akşam da diyorsun ki. Hayır, dün akşam da diyorsun ki işte soruşturma devam ediyor. Daha burada devam etmiyor mu? Şimdi. Ya burada devam ediyor mu etmiyor mu? Seçil Erzan devam ediyor. Dün akşam peki niye bana diyordun? Bir dakika. Dün akşam bana niye diyordun? Ya sen karar verme orada. Savcılar, hakimler devam ediyor soruşturma. Burada etmiyor mu? Ben şunu söyledim. Sana dün akşamki söyledim. Seçil Erzan olayın müsebbibi ise Arda Turan da bu işin içindeyse o yargılanmıyor mu? Beraat mı ettiler? Ya mahkeme burada başlamadı mı? Dava başlamadı. Biri tutuklu yargılanıyor, biri tutuksuz yargılanıyor. Bu da mahkemenin işi. Kardeşim burada mahkemenin doğrusu yanlışı. Sanık değil. Bak, sanık değil. Tanık.
Bir şey Deniz Bank ayrı yerden suçluyor. Arda Turan, işte ya, Fatih Arda Terim ayrı bir şey değil, suçuyor. Önemli olan o değil. Ya beni i̇ki de ilgilendirmiyor. Davaya, benim, i̇ki davaya bakışın. Benim o fonda bir param falan yok. Peki, veya peki. Kamunun, vatandaşın, milletin. Orada. Bak bir dakika. Peki oradaki ya, sürüyor. Ya. Hayır ya oradaki dava sürüyor diyorsun da bu sürmüyor mu? Bununla ilgili niye fikir beyan ediyorsun? Ben diyorum ki ben o konuyla ilgili. Çünkü siyasi olarak işine yarıyor. Ne işime yarıyor? Ne işime yarıyor? Ya ne işime yarıyor Faruk Aksoy? Ya bak ben sana diyorum ki futbolcu konusu burada günlerce konuşuldu. Günlerce konuşuldu. Biz bu programlarda konuştuk. TV yüzde de konuştuk başka kanallarda da. Sen bana daha 24 saat geçmeden bana demedin mi? O dava devam ediyor. Kesin yargı. Sen neden bu ülkenin yargısını şey gösteriyorsun? Ya yargısını demedin. Evet sen dedim. Sen niye gösteriyorsun? Savcılar ben sana diyorum sen diyorsun ediyor. Ki bir tane aciz kadının üzerine yıkıldı diyorsun. Evet. Ya aciz kadın dediğin bütün sistemi kurmuş en azından şu anda ifadelere baktığımızda. Evet. O para alışverişini, para trafiğini yönetmiş. Bankaya artık içinde mi, bankanın dışında mı, dostum, bankayı da dolandırmış değil, mı bilmiyoruz. Bu süreç evet, devam ediyor. Sen niye bu davada adaletini konuya, Ekrem İmamoğlu'nu kollamak adına getiriyorsun diyorum ya. Şu, ben yargı, bunu söylüyorum sana, bunu şu, soruyorum. Ya o kadar boş bir tartışma yapıyoruz ki. Tamam, bak Faruk Aksoy, Ekrem İmamoğlu'na cümle sarf ettirmemek için trolleyeceksen devam edelim. Ya bırak bu işleri. Gerçekten devam edelim. Müsaade edin, bir reklam arası vereceğiz. Bırak kısa bir ya. Kısa bir ara. İki tane konu tavrını görüyorum. Hocam söyleyecekleriniz kısaysa 3 dakika söz verebilirim hocam, size. Hocam söyleyecekleriniz. Bu konuyu kapatalım. bu seansı kapatalım. Not alıyor. Geçer biraz ama. Peki kısa bir ara ardından Ersan Hoca ile devam edeceğiz. Son ikinci bölüme geçtik ama Ersan Hoca'nın da son bir söz hakkı var bu konuyla ilgili. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cumhur İttifakı Murat Kurum'un dün yaptığı açıklamaları üzerine devam edeceğiz. Özellikle ciddi bir metro tartışması var. Murat Kurum sadece balya balya paralarla poz veriyorlar demedi. Bunlar bizim yaptığımız işe sahip çıkıyor dedi. Şu kadar kilometre dedi ama bu kadar kilometre metro yapıldı dedi. Sel oldu, sele bile gitmiyorlar dedi. Bunları konuşacağız. Yani esas belediye hizmetlerini ve bunun muhtemel siyasete etkisini biraz sonra şimdi Ersan Hoca'ya söz veriyorum. Şimdi ben mümkün olduğu kadar objektif konuşmaya çalışıyorum kendi adıma. Herkes de kendi adına öyle konuşma gayretini söylüyor. Bir defa orada bir rüşvet iddiası varsa bir an için açıkça söylenmese yaklaşık 10 kişi var. Evet. Dünyada örneği yoktur. Böyle rüşvet alışverişi olmaz. Tamam bunu bir kenara koyalım. Güvenlik kamerası görüntüsü gizli görüntü olarak mı hukuken kabul edilir? O hukuk aykırı o ayrı yani o şekilde görüntü alıp da servis edemezsiniz. O zaten Türk Ceza Kanunu'nun 133-134. Maddelerinde 135 yine 136 ve 137. maddelerinde delil kabul edilmiyor mu hocam? Yok şimdi eğer orada başka türlü elde edilemeyecek ve size karşı yoksa böyle bir tehdit, şantaj, doğru. Öyle bir suç işte cinsel istismar, cinsel saldırı evet. gibi o zorunlulukla alabilirsin ama böyle 4,5 yıl saklayamazsın. Yani o zamanında derhal kullanılır. Yani bunu alıp bir kenara koyup ya kötü zaman orada bir sıkıntı olduğu aşikar ondan dolayı da saklandığı yönünde iddialara ben de itibar ediyorum ama iddialara itibar etmek yetmiyor. İddiayı ortaya koyup ispatlayacaksın. Tabii. Şimdi kara parada bir defa öngül suç lazım. Mücahit kardeşim onu bilir. Ben söylemiyorum. Türk Ceza Kanunu 282. maddesine baktığınızda öngül suç olmadan, ortaya koyulmadan, ispatlanmadan siz bir suçtan elde edilmiş kara para veya suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan bahsedemezsiniz. Bir başka husus şu. Orada niye bulundu, bulunmadı? Yani şimdi hiç kimse alibi dışında, yani siz hani bir yerde bulunmadığınızı ispat edebilirsiniz. Böyle bir Anglo-Sakson, Anglo-Amerikan sisteminde vardır. Bizde iddiayla muhatap olan, yani suçlanan kişinin herhangi bir şekilde o iddiayı çürütme gibi bir zorunluluğu yok. Hani bir ara vardı ya nereden buldun yasası? Hani ceza yargılaması hukuku da ondan daha ötedir. İddianı sen somut delillerle ispat edeceksin. Hukuka uygun yol ve yöntemlerle elde edilecek onlar. Bunu ben söylemiyorum. Anayasanın 38. maddesi herkesi bağlar. Devam ediyorum. Bence bu iş tahminli olmaz. Bak milletvekili tanık olarak dinlenebilir mi? Soruldu bana dinlenir. Türkiye Cumhuriyeti'nde sadece Cumhurbaşkanı takdirine bağlıdır. İsterse tanık olarak dinlenemez. İstemezse tanık olarak dinlenmez, isterse dinlenir. Onun dışında milletvekili şüpheli sıfatıyla gözaltına alınamaz, yakalanamaz, sorgulanamaz, soruşturulamaz. Ama tanık maddi hakikate ve adalete ulaşmasında faydalı olacaksa
davete icabet etmek zorundadır. Hani kolundan tutup zorla getiremezsin ama davete icabet etmek zorundadır. Varsa da bu dosyada birisi milletvekili tanıklık sıfatına aitse dinlenecek. Ceza sorunun şahsiliği vardır. Bu sadece size bana ait değildir. Herkes kendi kusurlu fiilinden mesuldür. Olması gereken bu. Talimat verdiyse, bir suça katılmışsa, suça iştirakin şekilleri vardır. Bunu da yine ortaya koyacağız. Kimden bahsediyorsun? İmamoğlu'ndan. Tabii İmamoğlu'ndan bahsediyorum. Burada ana suçu o. Çünkü onun üzerinden gidiyor bütün mesele. Şimdi iki iddia var. Temellendirildi. Biz de ortaya koyduk. Vatandaş öğrensin diye bizi izleyenler, en azından dinleyenler buna muttali olsunlar. O da şu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin merkezinin, yani Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinin satın aldığı söyleniyor. Değil mi? Bu bir il binasıysa diyor, bunu İstanbul'dakiler buna müdahil olamaz diyor. Söylenenlerden birisi bu. Tapu da onun üzerinde zaten. Bir diğeri de kaynak ne kardeşim? Ben de diyorum ki doğru. Bak bunları ben geçmişte katıldığım soruşturma kovuşturmalarda karşı karşıya kaldım. İsmi namı yürümüş birçok dosyada bulundum. Ben hep şunu söyledim kardeşim, iddianı ispat et, konuşma. Ne söylüyorsun sen ya? Anlatıyor bana. Bir sürü söylüyor. Ben bir cümle söylüyorum. Ne? Somut delil ne? Tahmin, zan. Öyle tahmin ediyorum. Öyle olmuş olabilir. Yani biz böyle yol almıyoruz ki hukuk devletinde. Eğer böyle yol alsak ortada insan kalmaz. Şimdi bir takım konuşmalar, manidar konuşmalar da yapılıyor. Onu da ben de takip ediyorum. O takdirde yani her şeyi biz biliyoruz diye ortaya çıkıyorsak savcıya, hakime ne ihtiyaç var? Şimdi şu söyleniyor ya, orası yargı ayrı, biz karışmıyoruz. Karışıyoruz. Birçok meselede bu böyle oluyor maalesef. Önüne de geçemiyoruz. Konuşalım tamam ama zan ve tahminde bulunurken onu hakikaten eğer algılar üzerine değil olgular üzerine konuşuyorsak, herkese de eşit mesafede yaklaşıyorsak, amacımız başka değilse, maddi hakikate ve adalete ulaşmaksa delille konuşalım kardeşim. Elinde delil yoksa bırak. Olmaz o. Gözünle gördün mü? Birileri tiyatro yapar, öyle sosyal medyada paylaşırlar. Sanki benim yanımda gibi anlatır. Sanki benimle yaşamış. Lan ben adamı tanımıyorum. Yanından geçmemişim, yöresinden geçmemişim. Beni bilmez, ben onu bilmezim. Efendim falan yerde bilmem nerede bulundun. Lan nerede bulundum? Yokum. Şimdi millet diyor ki, bulunmuşsun. Kardeşim yalan. Ne yapabilirim ben buna? Bırak onun hukuka aykırı yol ve yöntemle elde edilip elde edilmemesi. Hocamın eleştirilerine aynen katılıyorum. Keşke kendisi de şu şimdi, eleştirilerine uygun bir şekilde dillendirse mesela eleştirilerini yaparken. Eleştirilerini her yaparken dillendiriyorum. Hocam ben konuşuyorsun. Ben Yavuz Sultan Selim Köprüsü diyorsun ki ülkede, bak, ne zaman teslim edileceği belli değil. Bak, 2028'de diyoruz. Ben susuyorsun, kalıyorsun. İktidarın isminin geçtiği dosyalarda avukatlık yaptım. Hiç kimse avukatlık pozisyonu alamazken ben aldım. Hiç kimsenin yüreği yetmedi. Ben girdim. Öyle bir dünya yok. Ama hiçbir zaman onların arkasına sığınmadım. Hukuku savundum. Yine savunurum. Temsil ettiğim kişiyi sonuna kadar savunurum. Ölümüne savunurum. Orada da aynısını söyledim. Atlı cürüm yapıyorsunuz dedim. Siyasete hizmet ediyorsunuz. Sizin amacınız dedim burada üzümü yemek değil, bağcıyı dövmek dedim. Ha ne yapıyorsun dedim. Hangi dosya? Ver dosya. 17. Deniz Fener'ine girmişim ben. Deniz Fener. Bak söylüyorum size. Halk Bankası. Süleyman Aslan'ın avukatlığını yapmışım. Genel müdürün tek başıma. Yaptım. Herkes taşladı beni. Niye? Ya biz taşlamadık hocam. Herkes taşladı beni. Yok. Siyaseten diyor. Herkes taşladı. Hocam taşlayanlar belki şey üzerinden taşlamış olabilir. Ben de emniyetin önünde demeç verdim. Doğru zamanda yani, doğru yerde durmuştur. Şimdi söylediğim sözleri burada tekrar etmek. Bundan arkasına sığınmam. Ben başka yerde de yaparım bunu. Yaptım. Çünkü avukatım ben, hukukçuyum. İnandığım doğrular. Kimse benim efendim değil. Benim kölem de yok. Kimseden emir almam, kimseye emir vermem. Şimdi. Tamamlayın lütfen tamam, hocam. Tamam, bitiriyorum. Ben hukuk ve ahlak çerçevesinde kalmaya gayret ettiğimi söylüyorum. Bu Ekrem İmamoğlu olur, Mansur Yavaş olur, yarın Murat Kurum olur. Belediye sınırlarında konuştuğumuz için söylüyorum. Önemli değil. Ama hakikaten daha sonra bir yükle karşılaşacağım. Henüz iddia aşamasında olan bir meseleyi ispatlanmış gibi benim cenahımdan, ben öyle arzu ediyorum diye öyle olmuştur biçiminde tanıtamam. Olmaz bu. Yakışmaz bize. Hakikaten. Şimdi mesela bir şu husus söylendi. O da dikkatimi çekti. Sayın Cumhurbaşkanı bu ülkede özellikle birkaç cenah tarafından ve FETÖ ile isimlendirerek aldatıldık, kandırıldık dedi. Biz Sayın Erdoğan'ı alkışladık bu sözünden dolayı. Dedik ki en azından hatasını gördü, anladı. Şimdi Sayın İmamoğlu bu meselede sıkıntı var diyorsa, İmamoğlu'nun sözünde birileri alkışlıyorsa kardeşim niye dalga geçiyoruz ya? Niye alay ediyoruz? Olabilir insan. Sayın Cumhurbaşkanı kaç defa bunu söyledi? Beni kandırdılar, aldattılar. Allah'ın milletin beni affetsin dedi ya. Hataya düştüm dedim.
Olabilir. İnsanız ya. Hepimiz hata yapabiliriz. Önemli olan şu. Orada çürük çarık var mı? Rüşvet var mı? İrtikap var mı? Zimmet var mı? Bunu gösteren somut delil var mı? Ben buna bakar geçerim. Onun dışındakiler adına ne derseniz deyin. Hikaye deyin, onu deyin, bunu deyin. Şimdi bir cümle bu tartışmayı açmayacağım kesinlikle. Yavuz Sultan Selim üzerinden geldi. Bir cümleyle cevap vereceğim. Ben Yavuz Sultan Selim'le ilgili iddiamı Cumhuriyet Halk Partisi'nde olsa da geçmişte muhafazakar cenahtan gelen, hala muhafazakar olan bu ülkenin milletvekili Sayın Mehmet Bekeroğlu'nun soru önergesi üzerine gündeme getirdim burada. Bunu sokaktan birisi gündeme getirmedi. Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk milletini temsil eden bir milletvekili CHP getirdi. CHP devleti uyuşturucu ticareti bak, yapıyor da dedi. Onu da alıp getirseydin hocam o zaman. Yavuz CHP Sultan 128 Yavuz milyar Sultan dolar Selim'in nerede de diye bitirdim. Sordu. Onları da getirseydin o zaman sorsaydın. Hoca son cümlelerini söyledi. Yavuz Sultan Selim'le ilgili söylüyorum. Suç duyurusunda bulundun mu? Veya imara tamam. açıyorlar. Bak, buradan rant elde ediyorlar benim dediler söylediğim ya. İki husus suç duyurusunda bulundun tamam. mu hocam? Peki. Tamam. Bitirin hocam. Birincisi ben yap işlet devletlere karşıyım. Sonuna kadar. Söylüyorum. Her yerde söylüyorum. Bunun AK Parti ile Sayın Cumhurbaşkanı ile alakası yok. Fayda getirmediğini düşünüyorum. Biz kendi imkanlarımızla yaparız. O kabiliyete, yeteneğe sahibiz diyorum. Ben yap işletçilere para ödenmedi. Bu doğru değil. Külliyen doğru 80 değil. Yıl niye yapamamışsın? Külliyen doğru değil. 80 yani siz eğer yap işlet devlette devletin milletin cebinden para çıkmadı derseniz daha bunun üzerine söz söylemeye gerek yok. Ben garantili paraları gündeme getiririm. Euroları, dolarları gündeme getiririm. Ve şunu söylerim. Sayın Ulaştırma Bakanı. Getir. Hep bak şunu söylerim. Yap işlet devletlerin sözleşmelerini görmek istiyorum. Siz biliyor musunuz bugün Yavuz Sultan Selim'deki geçiş ücreti ne kadar? Bilen var mı aranızda? Ne kadar? Kaç, ne kadar? Ne kadar? 290 lira değil mi? Bakma telefonuna. Hayır canım. Bakma, 280 lira filan. 280 lira Osman Gazi. Yavuz Sultan Selim 90 lira olması lazım. Ne kadar? 90 TL olması. Söyle bakma telefonuna. Yavuz Sultan Selim'den geçmedi kardeşim. Bilemezsin niye biliyor musun? Sen ne kadar? Söylesene ne kadar? Onda da insanı uyuşturdu. Ne kadar? Ne kadar? Elektronik geçiş sistemi koydular HGS diye. Artık nereden geçtiysen ne fiyattan geçtiğini de bilmiyorsun. Hayır biliyorsun. Hayır biliyorsun. Öyle bir dünya ya, yok. Ya hocam bazı yollarda yok. O, yok Bursa'dayım. Bak Bursa'dayım sadece yallah şeyde yok. Birinci köprüde, ikinci köprüde yok. Arkadaşlar onun da fiyatı belli. Söylüyorum. Tekrar ya söylüyorum. Bilip bilmeden bak burada tekrar resmen. Söylüyorum. Bazı bağlantı yollarında da yok. Ben şunu söylüyorum. Geçerken bu kaç ülkede, lira olduğu tabelada yazıyor. Bu ülkede, hocam. Bu ülkede. Ayan beyan ülkede, olan şeyi sen görmüyor diyorsan başka yere bakıyorsun demektir. Sayın Cumhurbaşkanı, AK Parti hükümetleri. Tamamla hocam lütfen. Hükümetle hizmet yapmış mıdır? Yapmışlar. Allah razı olsun. Hata yapmışlar mıdır? Yapmışlar. Ben diyorum ki yap işlet devletlere karşıyım. Devredilen proje yok. Hatalı nasıl projeler yok de var. Ya? Ya bu ülkenin nasıl bu ülkede ya? Olan paralı yollar Fransa, Almanya'ya gittiğinde niye yok kardeşim? O ülkelerde niye nasıl yok? Niye ya paralı yol? Otoban yok niye mu hocam? Niye benim ülkemde var? Sen hayır. Almanya'da yok bir kuruş ödemiyorsun. Otobanda. Otobanda para ödemiyorsun. Evet aynen. Ya gel hocam, beraber gidelim. Muhtemelen gel beraber gidelim. Dolayısıyla benim arkadaş. Benim sıkıntım sana bu konuları yansıtmamış ama sen Almanya'da Fransa'da otobana para ödemediğini bir iddia ediyorsan varken, başka bir çıkıp da çıkıp da hiç kimse yap işletçilerle biz yola devam edeceğiz. Garanti paraları vereceğiz. Euro dolarlar üzerinden sözleşme yapacağız. Garip kurabanın hakkında onlara teslim edeceğiz diyemez kardeşim. Peki. Karşı olduğum bu. Garip kurabanın peki. hakkı evet. onlara teslim edilmiyor. Her seferinde evet. geliyor aynı şeyi söylüyor. Evet. Biz burada şunu söylüyoruz. Kamu maliyesini doğru bir şekilde kullanma. Kamu maliyesinden bütçe çıkmadan en ucuz fiyat verene, en düşük kırım yapana veriliyor. Peki. Bu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde de böyle. Çanakkale 1915 Köprüsü'nde de böyle. Gördük bak geçen Japonya, gün, geçen Japonya Mamak metro hattını çok iptal eden bir teklif vermesine rağmen Güney Kore 2 yıl daha eksik 2 yıl daha eksik sürede teslim edeceği Ferhat için sen bu ülkede Güney tasarruf Kore, yapıldığına Türkiye. İnanıyor musun? Devlette tasarruf yapıldığına inanıyor musun? Devlette İsraf yapılmadığına inanıyor musun? Devlette ya Ramazan ayındayız. Doğruyu söyle bana. Bak, tarafgir değil. Ben böyle bırak uçaklardan, hocam, uçaklardan, araçlardan bahsetme. Böyle bak, araçlardan hocam. Bahsetme. Bak Hacı Vat Karagöz olmayalım bırak, hocam. Bırak soruyu sen, sordun bırak cevabını ben dinle. Ben sana söylüyorum. Bu ülke tasarruf yapıyor. Cevabını dinle. Bu devlet tasarruf yapıyor. Bana bunu soruyu sordunuz. Yalnız siz de sorduğunuzda dinleyin. Hoca sordu. Buyurunuz Ferhat Beyciğim. Hocam şimdi hocanın sorup benim dinleme performansımı aynı kategoride değerlendirirsek büyük bir hayal kırıklığı olur diye düşünüyorum. Ben şunu söylüyorum. Devlette tasarruf yapıldığına inanıyor musun? Mehmet Şimşek imzalı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, tasarruf genelgesi yayınlanmış. Şimdi sen somutlaştıracaksın o zaman. Diyeceksin ki tasarruf edilmesi gereken nokta şurasıdır. Her yer. Çok güzel, çok açıklayıcı oldu. Bakanlıklar. Ya mükemmel, muazzam böyle konuyu. Bu tartışma bitmez. Ne ama ben, hocam? Ben şimdi metro konusuna geçeceğim. Devasa projeler yapılmasın. Yap işlet devlet olmasın. Şehir hastaneleri yapılmasın. Otobanlar yapılmasın. Demir yolları yapılmasın.
Ne bak, güzel ya. Ferhat kardeşim. Bak, hala deniyor ki geçen gün et üreticileri birleştiler. Diyor ki bu ülkedeki et fiyatları 2 veya 3 sene artmaya devam edecek hala. Ki bence o da o sürede yetmeyecek. Niye? Niye biz oralara yatırım yapmadık? Niye eksik kaldık? Hocam, bak, niye biz şu anda eti 400 liradan 500 liradan yiyoruz? Ama soru soruyorsun, cevabını dinlemiyorsun. Niye? Hocam bak senin problemin bu. Niye benim problemim olsun? Şimdi sen alışmışsın tek taraflı böyle. Hayır canım. Tek yönlü monolog. Tak, ben tak, sana tak, diyorum ki devlette tasarruf gibi, var mı? Karagöz gibi böyle tasarruf? Tık 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 şu tık anda gideceksin. Devlet gerçekten tasarrufa geçmiş. Bak anlatıyorum hocam, sana ya. Ben de konuyu değiştireceğim. Bir Ferhat bir konuşsun. Siz cevap vermeyin. Devlette tasarruf yapmanın yolu yap işte devlet projelerinden. Kamu maliyesinden bütçe harcamadan devlete gelir irade edebilmektir. Birincisi İstanbul Havalimanı. 10 milyar dolarlık bir maliyeti var. Devletin bütçesinden bu 10 milyar dolar çıkmadığı gibi hocam bir bu arada Fransa'da otoyollar paralıymış. Hakkını vereyim. Aa, hocam biz ne dedik ya? Almanya'da değil. Biz ne dedik Almanya'da hocam? Almanya'da değil. Almanya'dan da mesaj değil. Gelir sana şimdi dur yok, bekle. Yok Almanya'da değil. İstanbul Havalimanı 10 milyar dolar maliyetle gideri devlet bütçesinden çıkmadığı gibi 25 milyar dolar da kira geliri elde edildi. İkisini topladığımız zaman 35 milyar dolar kamu maliyesi bir avantaj sağladı. Bununla ne yaptı biliyor musun hocam? Bununla gitti ücretsiz olarak Ovid tünelini yaptı. Bununla ne yaptı? Nisipi köprüsünü yaptı. Bunlar yap peki. İşte devlette feasible olmayan ama orada o vatandaşın sorunlarını çözmek için gerekli olan projelerdi. Niye 80 yıl hocam bir Osman Gazi Köprüsü bak, yapılamadı? Niye Marmara yapılamadı? Niye Avrasya yapılamadı? Niye Yavuz Sultan hocam, Selim Köprüsü değil, yapılamadı? Söyleme, geleceğim. Niye Türkiye'nin dört bir yanında binlerce yataklı şehir yok, hastaneleri yapılamadı? Ya. Allah devlet, aşkına ya. Sayın Cumhurbaşkanı söyledi bunu ya. Devlette tasarruf olmaz dedi ya. Devletin itibarından dedi ya, tasarruf olmaz. İtibarda tasarruf ya. Olmaz. Devlette tasarruf olmaz demedi. Hocam tasarruf olmaz. İtibardan tasarruf. Ama ikisi aynı şey. Cumhurbaşkanlığı uçaklarını gündeme getiriyorsun. Cumhurbaşkanlığı gündeme uçaklarıyla iş adamlarına dolduruluyor. Uçaklar ihracat için yeni pazarlar derdim değil. Gelir elde ediyor. Ama hocam rica edeceğim. Bu tartışmayı bitirelim. Benim derdim devasa ihaleler müteahhitlere peşkeş çekilen yapıştırılan aktar. Bak Güney Kore, tamam. Yavuz Sultan tamam. Selim'i söyledin, bu. Çanakkale'yi hocam, söyledin, Japonya hocam. Türkiye konsorsiyumu dedi ki ben 2 yıl daha yüksek bir taahhüt veriyorum. Geldi Güney Kore ve Türkiye konsorsiyumu daha düşük, daha peki. Ucuz bir fiyatla bunu çözdü. Tamam. Kamu maliyesini bir böyle söyleme hocam, bir cümle. Senle bir cümle. Tabii söyleyeceğim. Sadece bir husus. O elinde bilgi var. İstediğin zaman mesaj atıp bilgi de alabiliyorsun. Osman hocam, Gazi Köprüsü'nde Osman Gazi Köprüsü'nde Osman Gazi Köprüsü'nde geçişin ne kadar olduğunu, neyin taahhüt edildiğini garanti olarak hemen, ne kadar araç üzerinden devlete devletin de vatandaşa ne kadar yok. Destek verdiğini söyleyeceğim. Peki. Hemen ben cevap para kıtılıyor. Tamam. Biraz sonra. Ama şimdi seni Google'lamanı bekleyemem. Google çünkü... değil hocam bak. Kamera çeksin bak, bütün hepsinin detayı var bak, yakın bak, çekim. Nereden söyle, bak şimdi geliyorum. Söyle, TÜİK gibi yapma. Söyle. TÜİK değil, TÜİK değil. Dur, Aydın Denizli Otoyolu'na kadar var. Aydın bak. Tamam. Hocam, Osman Gazi'yi soruyorum. Osman Gazi'yi buluyorum, Google'lamıyorum. Osman Gazi'de vatandaş kaç lira ödüyor evet, şu anda? Evet abi, 280 lira, kendim geçtim ya. Ne kadarını tamamlıyor 280 devlet? 280 lira. O kadar değil devlet, işte. Devlet garantiyi söyle. Geçmediğinde, garanti dinle, söyle. Hocam aktarlan dinle parayı. Dinle. Bütçeden hayırlan parayı, harcanan parayı. Bak yapınca senin dediğin haklı olmuyor. Bak diyorum ki sana. Hocam devlet şunu söylüyor yatırımcıya. Eğer diyor burada şu miktarda garanti geçen sayısı yoksa ben bunu tamamlayacağım. Sen bunu yapabilirsin diyor. Bak sana 2016'dan beri toplam geçen araç sayısını söylüyorum hocam. Tamam. 2016'ya geleyim mi? Geleyim hadi. 2.123.898 araç geçmiş 2016'da. 2017'de, 2016'da yarısında açılmıştı çünkü. 2017'de 7,5 milyon araç geçmiş. 2018'de 9 milyon araç geçmiş. 2019, 2020 peki. Pandemi olmasına rağmen 8,5 tamam, milyon araç geçmiş. Tamam, bütün tarihleri saymayalım. 2021'de 10 milyon 934 bin araç geçmiş. 2022'de 14 milyon 161 bin araç geçmiş. 2023'ün ilk 3 ayında soruma da cevap 3 milyon 700. Bunların hepsi aha. Cevabı hocam, veriyorum. Ne? Taahhüt edilen garanti sayısının ha, üzerinde evet, araç. Rakam sen geçiyorsun. 41.800 araç geçmiş 2023'te. Bana onu söylesen. Hocam diyorum ki bak devlet hatta bak, şunu yapıyor. Söylüyorum. Ya? Söylüyorum. Bak devlet şunu diyor. Sıkıştırıyorsun lafı hemen çeviriyorsun. 15.000 araç garanti vermiş değil mi mesela? 20.000 araç. Bilmiyorum sen yazıyorsun. 41.000 işte. Araç. Sayın Ulaştırma Bakanı bizimle paylaşmıyor. Seninle paylaşıyor. Hocam ben sana söyleyeyim numaranı. Hocam sözleşmeleri ben görmedim sen gördün. Ersan Hoca. Bir müsaade.
Bir cümleyle tamamlayın. Ben bir cümleyi de şunu bir çok basit hocam, bir şekilde bir ortalama edeceğim. Herkesin anlayabileceği şekilde söylüyorum. Devlet diyor ki, örnek olarak söylüyorum, 20 bin araç taahhüt ediyorum. Hiç geçmese bile. Yani pandemi olur, yollar kapanır. Sen bu yatırımı yaptığın zaman bunun karşılığını alacaksın. Ayrıca kamu bütçesinden taksitle bir yatırım elde etmeni de sağlıyor bu taraftan. 41 bin araç geçmiş. 20 bin taahhüde var mı? Hayır, var. Hayır. 41 bin hayır, araçtan, saniye, bak taahhüdün üzerindeki araçtan da devlet ilave gelir alıyor. Hem KDV'den alıyor hem de oradaki hocam, payını alıyor. Çünkü bu kamu özel işbirliği. Ferhat Murat. Tamam bir cümle söyleyeceğim. Söylemeyin lütfen. Gerçi bizim şimdi, ama bu tartışmamız bu değil. Yani. Konu bu değil. Ya değil olsun ya. Ferhat'la güzel bir tartışma yapıyoruz. Ama diğerle hazırlığı ne olacak? Ben Osman Gazi'den. Hocam senle zaten yakın zamanda bak başka formatlarda buluşabiliriz. Para kazandığını asla düşünmüyorum. Zararda olduğumuzu düşünüyorum. Bu bir. İki. Şehir hastanelerinin hangi şirket tarafından Danimarkalılara verildiğini de biliyoruz. Niye verildiğini de. Bir başka husus, bugün Atatürk Havalimanı gibi havalimanı yapılsa maliyeti 25 milyar dolar. Biz bu kadar bir parayı nereye attık? Çöpe attık. Ne tasarrufundan bahsediyorsun? Hangi Ovidin'den bahsediyorsun? Hocam, hangi tasarruftan bahsediyorsun? 25 milyar rakam, dolarlık havalimanı aldık kenara koydun. 25 doğru mu? Milyar dolar doğru mu gelir elde ettin. Doğru 10 milyar harcamadın. 35. Ne gelir elde ettin? Ne gelir elde ettin? Atatürk Havalimanı'nı ısrartıya çevirmekle çıkarmakla ne gelir elde ettin? Ben bir şey teklif ediyorum. Öyle teklif ediyorum. Bak seni de işin içine katarak teklif ediyorum. Biz şu seçim geçsin. Hocamı alalım. Üçümüz gidelim. Önce İstanbul Havalimanı'nı gezelim. Oradaki genel müdürle otursun konuşsun. Ben gezdim. Beraber yok ayrıca beraber gezeceğiz ama bir dakika. Bilirsin. Beraber. Neyi var İstanbul Havalimanı neyi mi var? Neyi var? Şu anda Avrupa'nın en büyük, en üst 25 düzeyde milyar dolara mal ediyorsun öyle bir havalimanı. Tamam cebinden para çıkmış gelir elde etmişsin. Peki bir saniye. Sonra Osman Gazi Köprüsü ve Çanakkale. Tamam. Bugün İstanbul Havalimanı'ndan 4 havalimanı olsaydı ne olacak? Hocam bir saniye. Hocamı böyle verileri böyle ağzının içine içine verelim. Buna rağmen gelip diyecek ki devret diyemiyorsun. Buna rağmen gelip diyecek ki işletki devret. Ya şu sözü bana bir devredin de ben yapıp işleteyim şu programı. Kestik. Mücahit Birinci ile geleceğim. Mücahit Birinci ile devam edeceğim. Şöyle ki. Şimdi hizmetlerden bahsediyoruz ama konumuz yerel seçim. Dün Murat Kurum. Bu arada 70 liraymış hocam ben 90 demişim. Kamyonla söylemiş. Ferhat bir rica ediyorum. Dün Murat Kurum engelleniyor siyasetinin bir karşılığı yok dedi. 5 yılda bahaneden başka bir şey üretilemedi dedi. İmamoğlu 11 kent lokantasını iş gibi anlatıyor dedi. İstanbul bir rant olarak görüyorlar dedi. Ciddi eleştiriler yaptı. Aslında yerel siyasette bu hizmet bazında konuşulmalı, tartışılmalı. Fakat özellikle sormak istediğim konu şu. İmamoğlu 65 kilometre yol yaptım diyor. Murat Kurum 18 kilometre yol yaptım metro diyor. Efendim? Metro yaptım. Metro özür dilerim. Metroya yaptım diyor. Dolayısıyla bu metro tartışması niye çıkıyor? Buradan ne sonuç çıkar? Tabii bu bir AK Parti mensubu olarak biraz önceki tartışmayı çok hoş karşıladım ben. Bu çok hoş bir tartışmadır. Niye hoştur? Şöyle, siyasetin temeli merkezi hizmettir. Dolayısıyla İyi ki bu platformlar var. İyi ki hizmetlerimiz tartışılıyor. AK Parti'mizin hizmetleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkeye kazandırdıkları konuşuluyor, tartışılıyor. İşte rakamı beğenen beğenmeyen olur, yöntemi beğenen beğenmeyen olur. Bunu dile getirmek son derece doğaldır. Ve yap işlet devlete karşı olabilir. Mesela Ersan Şen karşı olduğunu defaatle söylüyor. Ben yap işlet devletin birçok eser kazandırdığını söylüyorum memleketimize. Değerli kardeşim de o şekilde tavır sergiliyor. Fakat konuştuğumuz sürekli şey nedir biliyor musunuz? Bu konuşulanlar AK Parti'mizin memlekete kazandırdığı hizmetlerdir. İyi ki bunlar var. Vatandaşlarımız İstanbul Havalimanı'nı kullanınca da dua ediyorlar. Ovid tünelinden geçince de ellerini açıp dua ediyorlar. Hatta dombra çalıp geçenler video yayınlıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızı o seçim şarkısını çalanlar videolarını yayınlıyorlar. Çanakkale Köprüsü o şekilde ve bunların aynı zamanda sadece Türkiye ile alakalı olmadığını Ersan Şen çok iyi bilecektir. Bunlar sadece Türkiye ile alakalı projeler değil. Bunlar uluslararası yol sistemleri, uluslararası ticari sistemlerin bir parçasıdır Türkiye'deki bu şeyler, yollar, limanlar, tüneller tamamı. Dolayısıyla bunlar bir strateji doğrultusunda üretilen eserlerdir. Onun için Yusufeli Barajı'nın da mesela yapılış şeklini, konumunu, yerini, su tutma kapasiteleri değişik noktalarda elbette eleştiriye tabidir ama sorun bu geliyorum. Değil. Geliyorum. Evet.
eleştiriye tabidir ama netçe itibariyle konuşulan sürekli AK Parti'mizin hizmetleridir. Ve bu hizmetler karşılığında da bu konuşmalar bize neyi hatırlatıyor? İşte vatandaşlarımızın el açıp dua etmesini, Cumhurbaşkanımıza bu hizmetleri kazandırdığı için dua etmesini hatırlatıyor bana açıkçası. Dolayısıyla tabii geçiş ücretleri çok bulunur, az bulunur, yap işlet devlet falan filan. Yani onlar işin başka boyutları. İyi ki varlar ama bu hizmetler. İkinci husus şu, biz isterdik ki keşke Sayın İmamoğlu'nun İstanbul'da işte aynı Ersan Şen gibi sözü alıp İstanbul'da İmamoğlu'nun bir takım hizmetlerini böyle can siperhane eleştirebilsek. Fakat biz eleştirecek hizmet bulamıyoruz İstanbul'da. İstanbul'da elin tuttuğu, gözün gördüğü çok cüzi bir metro hattından başka bir şey hizmet mevcut değil. Birkaç lokantadan. Murat Kurum'un metro hattıyla ilgili dünkü yayından bir ses dinletmek istiyorum. Evet, bir video. Dinleyelim. Hazır mı arkadaşlar? Bir alalım onu, üstüne devam edelim. Ulaştırma Bakanlığı 82 kilometre metro yapmış. Tamam mı? İBB açtım dedi. 63.9, 47 daha önceydi. Yeni açtıkları da var. 63.9 kilometrenin 17.8'ini, 18 kilometresini yapmış bak. 45.9 da biz onlara yapmışız, teslim etmişiz. Onlar da 18 kilometresini tamamlamış. Bakın 46 kilometresini biz yapmışız, vermişiz. 17.88'ini de kendisi tamamlamış. Mecidiyeköy Mahmut Bey hattı bakın. Peki. Açtım dediği hat. %99'unu biz yapmışız. 0.18 kilometresini kendisi yapmış. Ben... Buyurun. Doğru. Aynı rakamlar bende de var. Tamamı doğru. Ulaştırma Bakanımız da bu şekilde bir paylaşımda bulundu. Dolayısıyla İstanbul'da Sayın İmamoğlu'nun İstanbul'daki hizmetsizliğini zaten İstanbullular da biliyorlar. İşte o sadece hizmetsizliği değil, kritik anlardaki sorumsuzluğunu da biliyorlar. Müşahede ettiler. Bunu hani kurt yediği ayazı unutmaz sözü vardır ya. Kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. İstanbullular işte o yediği ayazda Sayın İmamoğlu'nun işte balık lokantalarında İngiliz Büyükelçisi'yle yediği yemeği unutmuyor. O yolda kalmalarda o hadiseleri unutmuyorlar İstanbullular. Dolayısıyla elbette onun sandıkta cevabı olacaktır. Şöyle ciddi manada bir objektif İstanbullu olarak şunu söyleyeyim. Objektifim ve İstanbulluyum. Yaşadığımızı görüyoruz. Trafik hızının süratinin nereden nereye düşüyor? 37 kilometrelerden 22 kilometre saatlere nasıl düştüğünü görüyoruz. Çünkü trafikteyiz. Metrolarda metroların nasıl arıza yaptığını, metrolarda zamanında ulaşım noktasında çok büyük sıkıntıların olduğunu yine yaşayarak görüyoruz. Bu şehirde yaşıyoruz. Ve aynı zamanda trafik sıkıntısının, karayol trafiğinin sıkıntısının bir başka şeyi, sebebi de bu İmamoğlu'nun zaten metro hatlarını tamamlayamaması, 5 sene içerisinde bunları yapamaması. Bu sebep oluyor zaten İstanbul'daki trafik sıkıntısındaki bu yoğunluğa. Onların hepsini şimdiye kadar tamamlanması gerekiyordu. Bakın, şimdi biraz önce şeyden bahsedildi değil mi? İsraftan bahsedildi. Ben size İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir takım kalemlerini zikredeceğim. Buyurun. Net rakam bunlar. Şimdi israfı bitirdik reklamları vardı, hatırlıyor musunuz? Arabaları çekmişti oraya falan, ondan sonra israfı bitirdik de reklama başladılar bunlar. Hala tutar, var israf bitirdik ilanı. 450 milyon TL. İsrafı bitirdik reklamının karşılığında 450 milyon TL para harcamış bu reklam için. Tamam. 2. Seçim kampanyası için İBB'den aktarım. 980 milyon TL. 3. Maltepe'de 2 günlük konser. 550 milyon TL. Evet. Metro inşaatı için çekilen kayıp kredi. 34 milyar 860 milyon TL. Çünkü metro inşa etmedi ya, kayıp kredi sözü oradan geliyor. Demokrasi Yüzyılı Festivali... Ama 65 kilometre metro yaptım diyor. Geleceğim. Demokrasi Yüzyılı Festivali 553.874.000 TL. Pandemide hayali kültür sanat etkinlikleri, hayali. 458 milyon TL karşılığı yok. Bunlar yapılmamış. CHP Kongresi için... Neyse onu geçelim. O biraz... CHP Kongresi için bir aktarım söz konusu gibi bir girdi girilmiş. İSKİ'nin girdiği borç 10 milyar 272 milyon TL. İETT'nin girdiği borç 6 milyar 460 milyon TL. Rakamların toplamı 67 trilyon herhalde bu. Şu rakam
67 milyar 300 milyon 648.800 TL. Şimdi burada bu bir karneyi gösteriyor. Tabii israf derken İstanbul Büyükşehir Belediyesi israfa batık olmasıyla meşhur. Dediler ki bizden önceki belediye 2019 yılından önce yönetimde bu araba kiralamalar noktasında birçok israf yapıldı diye bunlar ilk icraatlarından biridir. Yeni Kapı'ya arabaları çektiler değil mi? Sonra öğrendik ki 3 katı fazla kiralama yapmışlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne. Dolayısıyla hem israfa batık hem de bu harcanan paraların karşılığını hizmet olarak görmediğimiz bir sistem. Her zaman söylüyoruz, Sayın Kurum da altını vurguladı. Bakın İstanbul'un iki yakıcı problemi var. Birisi ulaştırma, ötekisi de kentsel dönüşüm ve deprem. Buz gibi gerçek önümüzde duruyor, deprem gerçeği. Bak daha dün Yalova işte 3.8 herhalde 3.7 şiddetinde sallandı. İstanbul'un dibi. Dolayısıyla bu kentsel dönüşüm noktasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin performansına bakınca reklam bütçesinden az öngörülen bir deprem bütçesi görüyoruz. Maalesef görüyoruz. Biz İstanbullu olarak buna seviniyor muyuz? Hayır. Keşke böyle olmasaydı da biz bu platformda bunu konuşmasaydık. Dolayısıyla şunu ifade edeyim. Bakın ideolojik oy kullanmalar haricinde oy kullanmalar işte Atatürk'ün partisidir diye ona vefa göstererek Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verme dışında veya iktidara olan mesafe, Sayın Cumhurbaşkanımıza olan mesafe bazı kesimleri... Seçim yasağına da riayet ederek cümle bitecek değil mi? Yok şey yapmayacağım. Yani tahmin belirtmeden. Hayır. Tamam. Yok. Sosyolojik bir tahlil yapıyorum. Tabii. Sayın Cumhurbaşkanımıza olan mesafe bazı kitlelerin, bazı kesimlerin gibi bazı eğilimlerle oy kullanma evet olabilir. Vatandaşlarımızın bir kesim bunu yapıyor sürekli ama hani diyorlar ya... Ya mecbur el mahkum Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceğiz diye. Kimi koyarlarsa koysunlar. Bodrum'u seller basıyor. Lağımlar patlamış sokaklardan akıyor ama biz yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceğiz diyorlar ya. Bakın bu kafanın haricinde eğer rasyonel tavırla yaklaşılırsa ki öyle yaklaşmak lazım. Çünkü hakikaten çok yakıcı ve adeta İstanbul'un ve memleketin beka meselesi olacak deprem gerçeğinin tek mücadele yöntemi olan kentsel dönüşümü noktasında ele alarak meseleyi burada sorumlulukla hareket ederek yapılması gereken İstanbullu vatandaşlarımızın, komşularımızın ideolojik tercihlerle değil sorumlulukla hareket ederek deprem gerçeğini göz önüne alarak ulaşımda neler çektiklerini düşünerek oy tercihleri yapmasıdır. Rasyonel olan budur. Bunların tamamının cevabı da şöyle söyleyeyim. Bunların tamamının cevabı bir tarafta reklam bütçesi deprem bütçesinden yukarıda olan bir zihniyet düşünün. Öteki tarafta da Türkiye'nin her tarafında kentsel dönüşüm projelerini bir hakkın uygulayan ve bunun adeta uygulama profesörü olarak ismi belli olan bir şahıs düşünün. Bu noktada eğer rasyonel oy kullanma tercihleri olacaksa sonucun belli olduğu kanaatindeyim. Benim düşüncem bu. Peki Cem Kaya ne dersiniz? Bir metro tartışması ve elbette ki bunun çatısı hizmet tartışması var ben İstanbul'da. Tam da o zaviyeden gideceğim. Şimdi hoca güzel bir şey söyledi Ersan Hoca. Biz de hukukçuyuz. Aslında Beriyer'in sözüdür o. Avukatlarında, yazıhanelerinde hep asılıdır. Mücahit Üstad da bilir. Beriyer diyor ki, bizler hukukçuyuz, avukatız. Görevimizi yaparken ne hakime, ne müvekkile, hele ne iktidara tabiiz diyor. Bizden aşağısında olan insanların varlığı iddiasında değiliz. Lakin hiçbir hiyerarşik üste tanımıyoruz. Avukatlar tarihin hiçbir döneminde köle edinmediler. Lakin efendileri de olmadı. Bunu niye zikrettim? Şimdi yemin ederek başladığınız meslekler vardır. Ben meslek seçimi yaparken lisede kıymetli bir hocam döndü dedi ki ya dedi sana sıfat veren bir meslek seç. Yeminle başlanılan bir meslek seç. Hekimlik çok önemlidir. İşte bir katili bile yeri geldiğinde bir teröristi bile ne yapmak zorunda olan işte tedavi etmek zorunda olan hekimlerimiz vardır. Hipokrat yemini ederler. İşte hukukçular. Daha diplomayı alırken Türkiye Cumhuriyeti tırnak içinde kanunlarına yemin edersiniz. İşte avukatlar, hukuk ahlaka, mesleğin onur ve ilkelerine yemin ederler. Milletvekilleri, devletin varlığı ve bağımsızlığı, vatanın milletin bölünmez bütünlüğü, milletin kayıtsız şartsız egemenliği üzerine yemin ederler. Sonra bir kısmı tırnak içinde onu unuturlar. Millet de sonra gereğini yapar. Bunlar çok önemli. Bunları niye ifade ettim? Şimdi bir izleyicimiz yazmış. Ya algılarımı, olgularımı konuşacağız. 31 Mart Mali İdareler Seçimi'nin son düzleminde Murat Kurum'un büyük bir hassasiyetle çok önemlidir bakın.
farklı bir ulusal kanalı çıktı, Haber Global'de yanılmıyorsam. Ya ben değişmeyeceğim dedi. Ben yalan söylemeyeceğim. Kaybedersem de samimiyetle ve dürüstlükle kaybedeceğim dedi. Ve o beni çok etkilemiştir. Varsa onu sevgili Tuğba da bulur. 30 saniyelik bir sekanstır o. Çok etkiledi beni. Belki işte bir takım algılar var. Seçim yasakları olduğu için söyleyemiyoruz. Şöyle geliyor, böyle geliyor. Ekrem şöyle, şu diğeri böyle. Ya bunlara bakmayacağız. Biz inandığımız doğruları ve değerleri ifade edeceğiz. Şimdi çok önemlidir. 17 Mart'ta Milliyetçi Hareket Partisi'nin büyük kurultayı oldu. Ve Devlet Bey çok önemli bir cümle sarf etti orada. Türkiye Cumhuriyeti maalesef dedi. Yeni Cumhuriyet Halk Partisi de dile getiriyoruz hep. Muhalefetin başını çekmekte ve iflah olmaz derecede hastadır diyor Devlet Bey. İflah olmaz derecede hasta. Partilerini Saraçhane'den yönetmeye kalkanların, Saraçhane'de ne olduğunu herkes biliyor, bu millet biliyor. Ve partilerini yönetemeyenlerin, birbirlerine hürmet beslemeyenlerin ve birbirlerinin kuyusunu kazanların genel yönetimlerde neyi amaçladığı herkesin malumudur. Şimdi bunu niye ifade ediyorum? Öyle bir sosyal medya algısı, sevgili Erdoğan Aktaş, öyle bir ajans yönetimi var ve buna Ekrem Bey çok muvaffak. Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek lazım. 31 Mart'ta da bunu çok mahir kullandılar. İnanılmaz. Para var, güç var, imkan var ve bir üst akıl var. O üst aklın içinde her türlü doldururum. O algısal yönetimi, o ajans yönetimi öyle bazı hadiseleri, öyle bazı tonlamalarla ifade ediyor ki insan hakikaten gerçekleri mi görmek durumunda kalıyor yoksa gösterilmek istenen mi? Bir farklı kanaldaydı, ismini zikretmeyeyim, Edeben çok önemli bir gazeteci. Ya haberciliğin altın kuralı vardır dedi. Söyleme, göster. Bunu ben kafama yazdım. Şimdi biz gösterelim. Murat Türk Yılmaz, AK Parti'nin İBB meclis sözcüsü. Ekrem Bey hep ne diyor? Bizi engelliyorlar. Burada da var. Kameraman kardeşim işte Habertürk'te çıkmış. Sevgili Mehmet Akif'in programı. Barnağını da böyle uzatmış. Ben çok seviyorum o barnağını. Uzatınca daha haklı oluyorsunuz. Bizi engellediler. 5 yıl içinde sözler verdik. Engellediğimiz için yapamadık. Şimdi diyor ki Murat Türk Yılmaz. 5 yıl boyunca mecliste 47 borçlanma dosyası getirdiniz. Evet dedik. Sadece birine hayır dedik. 2020'de 17 adet, 2021'de 8 adet sıralıyor. %98'i İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin parlamentosuna, meclisine getirdiği Ekrem Bey'in, engellenen Ekrem Bey'in talepleri külliyen geçmiş. Ve cevap veriyor Murat Türk Yılmaz. Diyor ki lakin siz muhalefette olduğunuz 2014-2019 sekansında 22 dosyanın 20'sine hayır, yani engelleme yönünde oy kullandınız diyor. Muhammed Kaynar çok kıymetli bir hukukçudur. Hayatım boyunca da gördüğüm en dürüst adamlardan biridir. Diyor ki denetim komisyon başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2018'de 27 milyar, 2019'da 31 milyar, 2020'de 44 milyar, 2021'de 58, 2022'de 82, 2023 Aralık ayında 151 milyarlık bir borçlanma bütçesine ulaştırıyor. 151 milyar eski parayla katrilyon. Denetim komisyonu raporu Sayıştay belgeleriyle tekemmül etmiş. 151 milyar pek çok ülkeden daha yüksek bir montan bütçe. Engellenen Ekrem İmamoğlu. Ne yapamamış? Vallahi Çam Sakura yapandan Allah ebeden razı olsun. Amin. Onun yolunu yap demiş. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları, Fen İşleri Daire Başkanlığı'na devletimiz yazmış. Valiliğe cevap yazmış. Benim bütçem yok, param yok. Bak resmi yazı burada. Resmi yazı burada kıymetli kardeşim. Dönmüş Ekrem Bey yine, çok tabir ona ait, bana değil. Millete takoz olan değil. Burada göstereyim, takoz. Yani çok çok acınası bir tabirdir. Çözüm üreten akıl kazanacak. Öz kaynaklarımızla aldığımız 150 otobüs demiş. Ya baktım otobüsler her gün yanıyor. 150 otobüs alınmış mı diye. Sevgili Muhammed Kaynar yine yazdı. Allah dedi bu da yalan. 5 yıllık görevi süresince 60 adet otobüs temini yapılmıştır. Bu 150 adet otobüsün de sadece 10 adeti teslim alınmıştır. Bu istikbale yönelik bir vaattir demiş. Şimdi silo açtılar.
Çok da X'de Twitter'da bu gündem oldu sevgili Ferhat evet. Hocam. Kitli vatandaş hani var mı diye. O da tabii bir haber kaynağı açısından. Yoksa silo açılışına kim gider? Açılmamış. Yok. Sosyal tesis. Sosyal tesislere yönelik bir takım hadiseler vuku buldu. Yok. Ben hep söylüyorum. Gelsinler birlikte gidelim. Ataköy Arıtma Tesisi gayri faal çalışmıyor. Koku içinde. Affedersiniz. Nerede yok dediniz? Kullanmada silo. Diyorlar silo. Ben orada oturuyorum var diyor mesela. Ataköy mü? Gel birlikte. Çubuklu'da. Ha. Evet, Çubuklu'da. Biz gidelim Ataköy'e her sabah gidelim. O kulağınıza söyleyen kardeşimizle peki. O kokuyu bir çekelim. Eğer o kokuya dayanabiliyorsa ben bindiğim arabayı vereceğim. Şimdi aynı CHP'nin üst yönetimi demiş ki ya biz 5 yılda İstanbul'un deprem sorununu çözeceğiz. Engellenen Ekrem Bey. 100 bin konut dönüştüreceğiz. Mehmet Akif soruyor. Ya o hatırlamıyorum ama diyor o galiba 5 bindi diyor. Onu da bitirememiş. 15 bin yeni sosyal konut yapacağız. Ya onu da tam hatırlamıyorum demiş olabilirim ama diyor. O da yok. Ulaşım sorunu demiş. Megabus, Megaray. Ya ona başlayamadık. Başlataydık da zaten 5 yılda bitiremezdik demiş. Bak çok vahim. Arkadaş başla bitireme. Şimdi ama Avcılar Belediyesi. Hocam, evet. Aynı soru. Bunu 5 yılda bitirebilecek evet. misiniz diye soruyorlar seçim döneminde 2019'da. Evet. Tabii diyor. 4 yılda diyor bunu tamamını. Şimdi daha vahim olan. Avcılar Belediyesi'nin sosyal medyasını kim yürütüyorsa bir baksınlar. SMS geliyor bana. Ben Avcılar'da da oturmuyorum. Her gün diyor ki bir temel atma töreni. Arkadaş seçime bir hafta var. Temel atma töreniyle vatandaşa SMS atma. Açılış kurdele keserek at. Bak çok büyük bir hatadır bu. Ama bakıyorum Avcılar'da ne açılmış diye. Açılan bir şey yok ama sürekli temel atıyor babalar. Devam ediyor. Kendi vaadi metro sorduğunuz için. Mevcut metro hattını ikiye katlayacağız demiş. 8 mi yapılmış? 17 mi yapılmış, 18 mi? Dolayısıyla iki katına katlamaktan bahsederken siz, biraz toparlayayım az konuştum ilk bölümde Erdoğan abi. Burada da hakim kalmışsınız. 100 bin araçlık otopark demişsiniz, İspark batmış. Biz söylemiyoruz, Sayıştay raporları. Sonra adam diyor ki ya İspark nasıl batar? Vallahi gir çık 53 lira hocam soruyor ya. Bir saate 53 lira. Bir de o köşeli. Ya o 25'te, 30'da, 50'de. Bir de üçü var, her seferinde mücadele veriyorsun. Hep söyledik iki tane otogar. İstanbul'da iki tane Maltepe var. Çok önemlidir. Biri Topkapı Maltepe'si. Biri de karşıda. Niye bunu ecdat çözmüş Osmanlı? İkisine koymuş bunları. Hadi demiş gir. Şehre sokmuyor seni. Oraya demiş ki iki yakasına iki otogar. Yok. Niye vaat ettin? Ettim. Megabus söyledik unuttu. 70 kilometre yeşil koridor unuttu. En vahimi. Geçerken görüyorum. O şehitlikte de yaptılar bunu yapmasınlar. O şehitlerin bak orada kanı var. Ya dikey bahçeler var Erdoğan abi. Hoca Almanya'dan örnek veriyor Hollanda'dan. Benim Hollandalı müvekkillerim var. Gelip o dikey bahçelerin fotoğrafını çekiyorlardı. En son geldiklerinde dedi ki ne oldu bahçelere? Dedim Ekrem Bey söktü. Nasıl yani dedi ya. Bir dedi governor diyor işte ona. Bir belediye başkanı büyükşehir. Bu yaşayan dikey bahçeleri söktü mü? Adam mühendis diyor ki egzoz dumanlarını diyor absorbe ediyor. Bu çok önemli bir şey. Bırakın sadece görüntüyü. Onları söktüler. Sonra geldi bak çok önemlidir. Çok vahim. Ben İBB'de hiç kimsenin ekmeğiyle oynamadım. Yalan. 35 bin kişiyi, 13 binini de iş kanunu 25'e 2'ye göre attınız. İnsanların vebalini aldınız. Şimdi bu nasıl bir ruh hali? Sevgili Fuat Uğur bunu kendisi kalem aldı ve yazdı. Biz söyledik. Bir gün Halk TV'nin ekranına çıktı. Sayın Ekrem Bey ellerini böyle yaptı. Ramazan-ı Şerif dedi hoca oradan gidelim. Kendisine nübüvvet indi tırnak içinde. O yol kapandı da bir indi. Bir elinde güneş, bir elinde ay vardır dedi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın. Biz dedi kimse durduramaz. Engellenen Ekrem Bey. Nübüvvet indi kendine tırnak içinde. Bir elinde güneş, bir elinde ay. Bunları nereye bağlayacağım? Ayasofya'ya gitmedi. Dayanamadı Nedim Şener tweet attı. Adamcağız artık Nedim Şener. 3,5 yıl sonra açılmasına ihtiyaç yok dedi. Ayasofya'ya gidip sabah namazı kıldılar. Seçime 10 gün var dedi. Ben demiyorum. Nedim Şener diyor gazeteci. Daha vahimi Murat Kurum pazara gidemez insanın içine çıkacak hali yok dedi bak fıkra. Fıkra bu kadar diyor. Murat Kurum her gün pazarda domates patates satan esnafın yanında. Tüm bunları niye ifade ettik? Öyle bir akıl tutulması öyle bir kibir abidesine dönüştürdü ki kendini. Ekran da böyledir bak Erdoğan abi. Benim hakikaten çok bu konuda hassasımdır. Her yayına gelirken. Ceketimi iyiliklerim bir dururum bir edeben. İnsanı bir değiştirir bir dönüştürür. Bir havalanırsın yürüyüşün değişir. Bir kendinden geçersin. Büyükşehir belediye reisi kendinden geçti. Maalesef. İfade ettik ona nacizane haddimizi bilerek.
İlim üç karıştır. İlk karışını dedik öğrenenler kibri. İkinci karış tevasuyu, üçüncü karış öğrenenler ise hiçliği, hiçbir şey bilmediğini öğrenirler. Ama yoldan çıktı. Ne yaptı yoldan çıkıp? Şunu da bitireyim. Çok önemli. Buradan da farklı bir sekans açalım uygun görürseniz. Zat haliniz. Bizim sınıf arkadaşımız Burcu Köksal'a hat bildirdi ya Ekrem Bey. Vay dedim ya, bu çok büyük siyasetçi. Çok büyük, tırnak içinde zat halinizin de bazen ifade ettiği lider. Çok büyük bir Cumhuriyet Halk Partisi. Ben öyle demiyorum ya. Bazen. Liderlik gösteriyor. Liderlik diyor. Tezahürü diyeyim. Daha da esneteyim. Ne dedi Burcu Köksal'a? Git kendine parti bul. Başka bir iş bul. Kız zaten avukat, bulur işini. Sonra çok enteresan bir şey oldu bak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Akın. Ben ne PKK'yla, ne yandaşlarıyla, ne siyasi uzantılarıyla, ne onun yolundan giden şerefsizlerle yol yürürüm dedi. Ben demedim. Tanju Özcan hukukçu, bu yayınlarda çok çıktık. Ben DEM Parti diyor onlar, ben HDP diyorum. DEM Parti ile işbirliği yapılmaması görüşündeyim. Bolu'da böyle bir şey söz konusu olmaz. Kaldırımlarda bile yürümem dedi. Şimdi soruyorum buradan. Burada böyle ekrana bakarak soruyorum. Faruk Aksoy sıkıldı ama. Ey Ekrem Bey, ey büyük şehir emini, ey büyük lider, büyük siyaset adamı. Çıkıp Tanju Özcan'a, Ahmet Akın'a da o büyük kelamları etsene Burcu Hanım'a ettiğin gibi. O zaman biz sana çıkıp edebi kelamla cevap verelim. Peki, teşekkür ederim. Sorduğum soru şuydu, o çerçeveden geleceğim. Bir hizmet tartışması var İstanbul'da. Metroda somutlaşıyor çünkü rakamlar veriliyor. Dolayısıyla Murat Kurum ve hükümette yakın isimler ve Cumhur İttifakı'ndaki isimler hayır, İstanbul'da hiçbir şey yapmadı diyor İmamoğlu'nun. İmamoğlu da kendi hizmetlerini de anlatıyor. 65 kilometre yol yaptım diyor ki, az önceki videoda da gördük, Murat Kurum 18 kilometre metro yapıldığını söylüyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Önce şunu söyleyeceğim. Belediyelere merkezi sınavla mı adam alınıyor? Kamu personeli mi? Evet. KPSS ile alınıyor. KPSS ile alınıyor değil mi? Sadece istisnai kadro belediyelerde özel kalemdir. Tamam. Onun dışında yani, KPSS ile alınıyor. KPSS sınavların sonuçlarına göre mi şey alınıyor? Bu alınıyorsa önemli bir şey. Bir not olarak düşmek istiyorum. Önemli çünkü. Ama o ikincisi, yöntemlerini buluyorlar. Buluyorlar mı? He. Hele ki iştiraklerde, bitlerde. Belediye yani, ama orada kamu KPSS değil zaten. Belediye iştirakları yani, bulmazsalar iyi olur. Neyse. Belediyeler yol geçen anı birçok konuda. O konuda hocam 4-5 sene önce ciddi ciddi çok eleştirel yazılar yazdım. Hatta ben şehirleri şirketlerin yönetmesi gerektiğini, zaten bütün hizmetleri dışarıdan satın aldığını, işte ne yapıyorsun? Bahçe mobilyalarını alıyorsun, araç kiralıyorsun, bir sürü işleri dışarıdaki şirketlere yaptırıyorsun. O zaman ben neden Sakarya'da belediye için siyasi bir tartışmaya gireyim ki? Şirketler çıkar, 4-5 yıllığına ihaleye çıkartırız şehirleri, yönetirler. Belediyenin zaten görev tanımı bellidir. Ne kadar ödüyor İller Bankası Sakarya Belediyesi'ne ya da Bilecik Belediyesi'ne? 1 milyar lira. 1 milyar lirayı veririm, 4-5 yıl hizmet alırım. Bir kuruşta yolsuzluk olmaz. Benim iddiam bu. Ben bunu uzun yıllardır savunuyorum. İkinci bir mesele, uzun süre konuşmadım, bir cevap verip hemen dönüyorum oraya. Ferhat Murat'ın söylediği mesela, belgeniz var mı? Bir şey bilerek mi söylüyorsunuz? İşte hangi arazide ne oldu falan. Mesela isim vererek söylüyorum. Eski Başbakan Tansu Çiller'in Kilyos'ta bir arazisi olduğu söyleniyor. Bu arazinin sit statüsünden nitelikli doğal koruma alanı yapıldığı iddia ediliyor. Mesela basit bir şey, seçimlere gidiyoruz. Her seçim öncesi Sayın Eski Başbakan'ın böyle çıkıp bir destek beyanı oluyor. Bu tür ilişkilerle bağlantısı var mıdır, yok mudur? Biraz düşünün. Şimdi iddia ediliyor dediğin için, hani belgeyle girdin, iddia ediliyor'ya bağlayınca ben bilmiyorum. Yani var mı arazi? Tansu Çiller'e sorabilirsin. Sadece sordum. Açık bak, kaynaktan sordum, cevap sordum, versin. Bak, sordum. Sanki ayda yaşıyoruz. Geçen hafta bana Mars'ta falan diyordunuz. Yok, Mars'ta değil, burada yaşıyoruz. Ben geçen hafta yoktum burada. Tamam, arkadaşlar söyledi de Mars'ta, Mücahit sen söyledin. Sen Mars'ta falan dediler, burada yaşıyoruz. Hepimiz ne yaşadığımızı biliyoruz. Hepimiz kaç kiloyuz biliyoruz. Yani kedi ve ciğer ortada. Mesele şu. Halkın biz içine adil, biz adil miyiz? Dürüst müyüz? Olanı olmayanı gerçekten söylüyor muyuz, söylemiyor muyuz? Bunun İmamoğlu'su, Kurum'u, Mansur'u, Yavaş'ı falan yok. Biz tamam.
gerçekten olan olmayan söylüyor muyuz, söylemiyor muyuz? Mesele bu. Şimdi Ekrem ben söylemeye başlıyorum. Projelerine nasıl gireceksin onu merak şöyle ediyorum. Ben mesela şimdi ben tam yine olan... konuyu Ekrem İmamoğlu oldu. Tansu Çiller'e gittik. Bence İnönü'ye falan gidebiliriz. Bak, Faruk bak devam ediyor. Bak ben bir saattir, bir buçuk saattir hiç karışmıyorum. Ama hiç araya girmedi. Hakkını teslim ediyorum. Ben bir saattir hiç karışmıyorum. Ben de şaşırdım. Bak, hiç araya girmedi. Hakkı. Çünkü arkadaşlar dediler ki konuyu dağıtmayalım. Evet. Sana cevap tamam, verirken oldu. Lütfen dağıtmayalım. Ya, evet. İmamoğlu'nun projelerini konuşuyoruz ya şu anda. Sen Ferhat ben 30 senedir gittin. Bu işi yapıyorum. Konu falan dağıtma. Ya, ben kaç senedir biliyorum. Ben de 20 senedir şimdi, yapıyorum. Şimdi kreş vaadi sene diyorsun. Sene üzerinden gideceksin. Ekrem İmamoğlu diyor ki kreş yaptım ben diyor. Sayın Kurum ve AK Parti çevresi çıktı. Ya bu mu hizmet dedi. Bir baktım Sayın Kurum'un vaat listesinde ki televizyon reklamlarında bile kreş yapacağız diyor. Hatta bir senaryo, bir canlandırma var. İşte iki sağlık çalışanı birbirine diyor ki bebeğin nerede diyor. Kreşe bıraktım diyor. Aslında çok güzel bir hizmet. Çünkü çalışanlar bilir. Yani çocuğunu doğru gece... elbette. Şimdi İmamoğlu'na ama bütçesine oranla söylüyorlar ya onu kreş, söylüyorlar. Kreş mi yaptın falan deyince işte kreş yapıyorsun sen de. Kreş vaat ediyorsun. Normalde sosyal belediyecilik aslında budur zaten. Yani kreş yaparsın. Büyük işleri de devletimiz yapar. Faruk bakanlıklar Aksu, yapar. Normali budur. Ücretsizini vaat ediyordur. Normali budur. Kesmezsen ücretsizini vaat ediyordur. Ücretsiz değil şu anda o kreşler. Kesmezsen bitireceğim. Belki sen bilmiyorsundur. Yahu kesme bitireyim. Ya, peki bitir lütfen. İki saattir anlatıyor. Niye yeni başladım bitirmeyeyim mi? Bitireyim dedim bitir dedim Faruk. Bitirmeyeyim mi diye de geri döndü. Yani ben sanırım programdan biraz koptum. Yani ben anlatmayayım mı bunları? Onu mu söylüyorsun? Anlat anlamında dedim ama şu, yani. Yani şu şimdi ben bak dinliyorum ben bitir. Kesmiyorum. Bir şeyi bir blok oluşturmaya bu konuda haklı ama. Hiçbirinize hani yaparsınız. Ya, ben bu kralını yaparım. Ben yani konuşurken ben yaptın zaten Faruk tamam. Aksoy. Şimdi ben konuşurken anlat dedin, her konuşmamda araya girdin. Bak her konuşmamda araya girdin. Sonra sütten çıkmış ak kaşık gibi geldim böyle şimdi, oturdum kenara. Rica ediyorum. Aa ben hiç girmiyorum. Ferhat, böyle bir şey rica yok ediyorum. Ya. Evet şimdi, Faruk Aksoy. Kreş diyorsunuz. Kreşi vaat ediyorsunuz. Güzel. Şöyle bir hatanın içinde herkes. Bizim İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti diye iki tane devletimiz yok. Devletin yapacağı işler var. Belediyenin yapacağı işler var. Ben daha önce Çevre Şehircilik Bakanlığı yapmış bir ismin İstanbul'a belediye başkan adayı olmasını saygıyla ve heyecanla karşıladım. O tecrübesini buraya uyarlar dedim yani. Mesela Murat Kurum iyi bir adaydır dedim. Fakat devletin yaptığı bakanlığı döneminde Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı ya da diğer bakanlıkların katkısıyla yapılmış şeyleri televizyon dolaşıp ben 65 kilometre yaptım o 7 yaptı 8 yaptı bir gün sonra 18 oldu yarın 28 olur bu yakışmıyor. Ama yani biz sana ya, biz sana veriyor. Hocam bir saniye. Biz sana 22 yıldır bu devleti verdik. Ey Murat Kurum sen de bakanlık yapıyorsun. Tayyip Bey'in Cumhurbaşkanlığında, Başbakanlığında 22 yıldır bu devleti sana verdik. Sen yönetiyorsun. Bu metroyu sen yapacaksın. Ovid tünelini sen yapacaksın. Ben vatandaş olarak bunun karlı mı değil mi? Ne kadara yaptık? Ne kadar kar ettik? Ne kadar etmedik? İşimize yarıyor mu, yaramıyor mu? Gazeteci olarak bunu inceleyeceğim. Zaten demokrasi böyle işler. Ben de bunu sorgulayacağım. Diyeceğim ki, kardeşim, el alemin Çinlisi, o çekik gözlüsü böyle... 2500 kilometre metroyu otoyolu bu paraya yapmışken sen köprüleri çıkalım hadi o konuda teknolojik eksikliğimiz olsun onu da yabancıya yaptırdık diyelim sen bu kadar otoyolu neden bu kadar yüksek bütçeye yaptın diye sormayayım mı ben yani sormayayım mı bu niye 10 milyar dolar 15 milyar dolar yapmamış sormayalım çünkü. Mı ne yapalım yani tamam abi yaptın susalım geçelim zırt pırt ödeyelim soralım da bir şey soralım yani bu ne kadar bu ne kadar bak tekrar söylüyorum şu anda kendinle kavga ediyorsun Çinli bunu mısın? Buna yaptıysa bu kadara çıktıysa biz bunu da soralım dönelim öteki bu konuya bu ihaleler küresel ihaleler şimdi döndük, global ihaleler dünyanın şimdi diyorsun ki kent lokantası yaptı yok. Kent lokantası yaptı kent lokantası bir de böyle kelimelere hayranım böyle küresel ihale falan ya ne küreseli global ya global şirketler ya giriyor burada, Faruk Aksoy burada sen maliyetin doğru yüksek olsa yapmışsın. Bu kadar. En düşük, bu kadar yani. En maliyet düşük, yüksek. Bak, ben Faruk bunu anlarım. Aksoy maliyet döndük yüksek kent bilen lokantalarına, değil. Tamamlamasına izin verin. Döndük kent lokantalarına. Kent lokantaları. Bir ülkede hele hele İstanbul gibi bir şehirde geçen perşembe akşamda söyledim burada bu konuda bir siyasi öngörü ortaya koyuyorum. Türk siyasetinin yakın dönem geleceğini
banliyölerde oturan insanlar belirleyecek. AK Parti Anadolu kentlerinde oy olarak çok iyi. Fakat AK Parti büyük şehirlerde bocalıyor. Bunun sebebi şu. Kentlerin çeperine yığılan milyonlar gerçekten zor durumda. Sultanbeyli'de, Avcılar'da, Esenyurt'ta, Esen'le milyonlarca insan kentin yakınına gelmiş. O güzel ışıkları görüyor ama tam merkeze ulaşamıyor. Orada ciddi, öfkeli, imkanları kısıtlanmış, ekonomisi kötü, devasa kalabalıklar oturuyor. Zaten planlama hatamız var. Devlet olarak yanlış yaptık. 7 milyonluk kentler, 20 milyonluk kentler olmazdı, hatalıydı. Hadi yaptık. Önümüzdeki dönemde siyasetin geleceğini buralar belirleyecek. Tayyip Erdoğan bu kadar büyük hizmetler yapmışken, bu kadar 22 yıldır oy alırken İstanbul'da bana göre Kemal Kılıçdaroğlu yanlış bir adaydı. Başından beri savundum bunu. Hı hı. Kemal Bey'e karşı dahi geride kaldı. Ankara'da, milliyetçi muhafazakar Ankara'da Tayyip Bey geride kaldı. Bunun sebebi şudur. Kentin çeperine yığılan büyük kalabalıklar, işsiz topluluk, işsiz gençler, insanlar. Türk siyasetinin yarını bu belirleyecek. Dolayısıyla kent lokantasına bir belediye mecbur kalmışsa ben hükümete sorarım bunu. Kent lokantasını hizmet olarak anlatmam zaten. Hizmet değildir. Yani imkanı olmayan vatandaşına yemek sunan bir belediye proje olarak bunu anlatamaz. Yani ama Murat Kurum diyor ki 2 yılda 39 ilçeye kurarım ben. Bu önemli zaten değil, hizmet değil. Değildir diyor. Ben bu Murat, arada şu reklamın Murat, süresi geçmeden gitmek zorundayım. Keseceğim sana ama bir dakikada toparlarım. Ben Murat Kurum'a, ben de Murat Kurum'a, Sayın Kurum'a şunu sorarım. Yani 22 yıl sonunda belki de bir tane, bilemedin 2 tane kent lokantası olması gerekirdi. Belki hiç olmaması gerekirdi. Bu kadar çok halk ekmek üretmeye ihtiyaç duymamalıydı Türkiye. Neden? Çünkü bu kadar fırıncı esnafı var. Yani biz komünist bir ülkede mi yaşıyoruz? O fırıncı esnafı seni nasıl baş edecek? Vatandaş demek ki ucuz ekmeğe ihtiyaç duyuyor. Belediye ekmek üretiyor. Bu bir ülkenin ekonomisini gösteren bir şeydir. Ekmek yanlış bir şeydir. Yüzde kaçı biliyor musun? Yanlıştır. Pardon. Döndük öteki konuya. Döndük öteki konuya. Metronuza sahip çıkın diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Biz Sayın Cumhurbaşkanını seçerken her ne kadar partili cumhurbaşkanı da olsa hepimizin ve ülkenin tarafsız cumhurbaşkanı olarak seçtik. Çok bir yerel seçimde süresi gidiyor. Şu reklamı vereyim. Bir önemli cümle bir konuya geçelim. Bir cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanını biz böyle seçtik. Sayın Cumhurbaşkanı devletimizin, hepimizin imkanlarıyla yapılmış bir metronun açılışında ya da temel atma töreninde ya da şunda bunda kendi partisinin belediye başkan adayına metrona sahip çık ha derse o zaman bu memlekette siyasi adaleti sağlayamayız. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na çok sonsuz hürmet ve saygılarımı sunarak şunu diyorum. Bu konuda tarafsız olmalıdır. Devletin hizmetlerini yerel yönetimdeki belediye başkan adayları arasında paylaştırıp bölüştürüp devletin yaptıklarını kendi partisine, yerelde belediyelerin yaptıklarını kendi başlarına uğraşarak yapıp yapmadıkları ya da sahiplenilmesi gereken hizmet olarak anlatmamalıdır topluma. Peki. Bu bizim devlet yapımızı da zedeler. Ama devam etmek istiyorum az daha. Peki. Kısa bir ara vereceğiz. Birkaç dakika ardından tekrar İstanbul'daki hizmet yarışını ve bunun seçime yansıma olasılıklarını konuşacağız. Özellikle kim ne kadar metro yaptı tartışması üzerinden İstanbul'a hizmet polemiği var. Faruk Aksoy'daydık. Tamamla lütfen Faruk. Bir tek sadece herhalde metro üzerinden değil de vaatler vardı. Evet. Onların tamamına dair 2-3 başlığım daha var. Hızlıca tamamlayayım. Lütfen. Ben kent lokantalarında kalmıştım. Kent lokantaları vatandaşın, halkın bu hizmetlere ihtiyaç duyması iyi hatırlıyorum. 1994'lü yıllar Tayyip Bey'in İstanbul'da belediye başkanı olduğu dönem Anadolu'da birçok yerde de Refah Partisi belediyeleri vardı. Aslında o belediyelerin büyük oranda başlattığı bir şeydi ve bu aş hizmetleri, o zaman aş evleri kuruluyordu belediyeden. Evlere yemekler dağıtılıyordu sefer taslarıyla. Çok iyi bildiğim bir şeydi. O zaman belediye başkanları şu savunmayı yapıyordu. Türkiye özellikle 90'dan sonra 90-94 sürecinde nasıl karanlık bir dehlize girdi, nasıl devalüasyon oldu? Sayın Çiller'le Sayın Karayalçı'nın böyle çiçekli bir masanın arkasına geçip Türkiye'nin parasının ne olduğunu, paranın pula döndüğünü anlattığı günlerden sonra biz bu aş evlerini kurmak zorunda kaldık diyordu o dönemin belediye başkanları. Ben de şimdi diyorum ki tarih döner, her şey döner. Büyük konuşmamak lazım. Bu 22 yılda Türkiye çok büyük hizmetler aldı. Hiç inkar edilemez.
altyapısıyla, üst yapısıyla bir çehre değişikliği yaşandı. Ama biz, benim ısrar ve inatla 100 kere yazdığım, 1000 kere söylediğim, özellikle son 3-4 yıldır totalde bir 5 yılı kapsayan yanlış ekonomi programlarıyla buraya geldik ve çakıldık. Şimdi bunu toparlamak için vatandaşa sosyal güvenlik kurumları, daha doğrusu sosyal belediyecilik adı altında hem devletin kurumları hem belediyeler, gerçi belediye de devletin ama yardım yapıyor. Dolaylı ya da direkt olarak 26 milyon insanın sosyal yardım aldığı bir ülkeden bahsediyoruz. Burada kent lokantası küçümsenmesin. Benim için mega proje, büyük proje biraz da şudur. Belki biraz edebiyatçı tarafından kaynaklanır ama yani Kemalettin Tuğcu kadar iyi kalemler, iyi yazarlar yok diye bu memlekette yoksulluk, yalnızlık ve fukaralık bitmedi arkadaşlar. İyi hatırlıyorum, bu ülkede televizyonlarda arka mahallelere gidip insanlar, yoksul insanlara mikrofon uzatıyordu, fakir fukaranın evine yardım götürüyordu ve programlar yapılıyordu televizyonlarda. Hatırlar mısınız, Uğur Aslan diye biri vardı mesela, ev ev geziyordu, arka sokaklar. Ne oldu arkadaşlar, soruyorum şimdi, o yoksullar refaha erdiler mi? Türkiye'de o bahsettiğimiz semtler, mahalleler zenginleşti mi? Oralarda yoksul insanlar yok mu? Şu anda Türkiye'de kişi başına düşen milli gelirden ne kadar pay alıyorlar? Neden yapılmıyor bu programlar? Bu programlar niye yapılmıyor şimdi? Neden yoksulların evine sırtında çantayla, bavulla, sırtında çuvalla erzak götüren insanlar bunu programa dönüştürmüyorlar bugün? O gün programa dönüştürüyorlardı. O gün devlet vermiyordu. Bugün senin bahsettiğin gibi şimdi, milyonlarca insan sosyal yardım alıyor. Şimdi onu anlatıyorum işte. Şimdi onu Dulu söylüyorum. Yetimi, demek ki değişen engelliye bir şey yok. Hepsi maaş alıyor. Esas uygar memleketlerde tamam, olması tamam. Gereken şudur. Uygar memleketler şunu yapar. Sosyal yardım yaparak, ama makarna, ama kömür, ama İBB'nin yaptığı gibi süt yardımı yaparak övünmez. Ben Ekrem İmamoğlu'nun süt yardımı yaptım demesinden ben imtina ediyorum. Utanıyorum. Neden? Çünkü yapmaz bunu uygar bir ülkenin belediyesi. Ne yapar? Uygar bir ülkede ekonomi rayına oturur. Faiz %1, 0, 1,5'larda olur. Enflasyon 1, 2, 2,5 olur. Böyle sabah kalkıp dolar yukarıda, akşam aşağıda, faiz yukarıda, ertesi gün piyasa karmakarışık olmaz. Bunu medeni ülkeler yapmaz. Doğru yönetilen, doğru idare edilen ülkeler bunu yapmaz. Onun için kent lokantalarını kimse küçümsemesin. Bu bir sürecin sonucudur. Bir iki şey daha var, hızlı söyleyeceğim. Arkadaşlar 2019 seçimlerine giriyorduk. Benimle bu konuları tartışan, konuşan hiç kimse, ben şunu diyordum. Bu bir yerel seçimdir. Bu bir genel seçim değildir. Ama arkadaşlarımız bana ısrarla ve inatla şunu söylediler. Hatta ben yazdım da bunları, yazılar da ortada. Türkiye için beka sorunudur. Bu bir beka sorunudur dediler 2019 yerel seçimlerinden önce. Ya ben de dedim ki ya İstanbul'a belediye başkanı seçilecek. Ankara'ya, Karasu'ya. Ya bunun beka sorunuyla ne alakası var dedim. Hayır dediler, bu beka sorunudur. Şimdi 2024 oldu. Yerel seçim var 10 gün sonra. Şimdi arkadaşlar diyorlar ki yerel meseleleri tartışalım. Şimdi bir genel denendi. O deneme pek tutmadı. Şimdi yereli tartışalım. Yerel hizmetleri tartışalım diyorlar. Bak şimdi hak veriyorum. Şimdi doğru yapıyorlar. Ama 2019'da da öyle söylemeleri Arkaksoy, gerekirdi. Sen de geneli tartışıyorsun şu anda. 2019'da eleştirdiğin onu konuyu söylüyorum. Bugün aynı argüman olarak söylüyorum. Sen kullanıyorsun. Aynı şeyi söylüyorum. Yerel işte. Bir tane eleştirin yok. Aynı hükümeti eleştiri yapıyorsun. Şimdi son cümleyi sayın kurumla ilgili, sayın kurumla ilgili başta söylediğim övgü dolu sözlerin arkasındayım. Önemli bir bakanlık yapmıştır. Herkesin hatası olur. Hiçbir şey demiyorum. Fakat sayın kurumun dezavantajını açık açık söyleyeyim. Arkadaşlar İstanbul çok büyük. İstanbul o kadar büyük ki, yani İstanbul sayın kurumun yönetemeyeceği kadar büyük. Türkiye'den büyük değil ya. İstanbul, İstanbul'un tabiri caizse tırnak içinde söylüyorum, sahibi çoktur. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi birçok derneğe, birçok vakfa, birçok yapıya, birçok kuruluşa, aynı zamanda siyasete kaynak oluşturan bir belediye. Kaynak oluşturan belediye. Bunu kabul edelim. Dün de öyleydi, bugün de öyle. Dolayısıyla sayın kurum üzerindeki en büyük gölge, bu bir suç değildir ama seçmenin kafasında böyle bir şey var. Sayın kurum değil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönetecek çok kişi var hissiyatı var.
bu Sayın Kurum için bir dezavantajdır. Son olarak da şunu söyleyeyim. Son vaatlerin gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda mecburen yerel seçimde olsa genelle bir kıyaslama yapılması gerekir. Şöyle vaat çünkü bu. Geçen hatırlattım, bir kere daha hatırlatmakta fayda var. Türkiye 2002 ile 2013 yılları arasında kişi başına düşen yurt içi gayri safi milli hasılada Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırdı. 13 bin doları buldu. 13 bin doları buldu bu ülke. 3 bin dolardan. Evet. 3 binden 13 bine. 10 bin dolar. Bugün 2024'teyiz. Bugünün Türkiye'sinde bugün itibarıyla 500 bas puan daha faiz artırıldı. %50 oldu. %50. Dolar 32, euro 35 biraz düşme eğilimi gösterdi. Ve biz bu ülkede konuştuğum birçok müteahhit arkadaş, mühendis arkadaş, esnaf arkadaş, iş yapan insan yarına dair devasa endişeler ve kaygılar içerisinde yarına uyanacak. O zaman vaatler konusunu konuşurken bir belediyenin vaatlerini nasıl ciddi ciddi eleştiriyorsak duyarlı yurttaşlar ve vatandaşlar olarak hükümetimizin de bize vaat ettiği şeyleri lütfen sorgulayalım. Peki Ferhat Murat. İstanbul'da evet. Hizmet yarışı ya da atışması ya da eleştirisi. Doneler üzerinden gideceğim ama birkaç ne tane üzerinden? Konuyu doneler, belgeler üzerinden gideceğim. Şimdi öncelikle kent lokantası konusuna bir girelim. 540 milyar lira bütçesi olan, iştiraklarıyla beraber konsolide bütçesi olan İBB'nin kent lokantasını büyük bir işmiş gibi, 11 tane yapılan kent lokantasını büyük bir işmiş gibi göstermesi eleştiriliyor. Ki 2019 öncesinde bunun yerine aşevleri tamamen ücretsiz bir şekilde İstanbul'da sosyal yardım alanlara yemek ihtiyacını görüyordu. Yani burada 2019 öncesinde ücretsiz bir şekilde sunulan hizmeti 11 tane lokantayla ücretli hale getirilmesi bir başarıysa siz buna başarı diyebilirsiniz. Burada bir problem yok. Bunun dışında belediyelerin gerekliliği gereksizliği. Şimdi şu dönemde belediyeler gerekli mi gereksiz mi tartışırsak AK Parti hükümetleri döneminde evet Faruk Aksoy'un dediğine katılabilirim. Yani orada gerekli hizmetleri işte taşeron şirketler veya farklı farklı yapılar şeklinde valilik uhdesinde yapabilirsiniz. Ama 90'lı yıllarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmasaydı 94'te İstanbul çöp dağlarından kurtulamayacaktı. Doğru. Sosyal tesisler açılıp fiyatların regülasyonu sağlanmayacaktı. İstanbul'un birçok mahallesine su gitmeyecekti. Ama 94'te Tayyip Erdoğan geldi, bu sorunları çözdü. Merkezi hükümetin duyarsızlıklarına rağmen bunu hallettiği için zaten Cumhurbaşkanlığına giden yol açıldı. Biz Ekrem İmamoğlu'yla Tayyip Erdoğan'ı mukayese ediyor muhalefet medyası. Aynı yoldan gidiyorlar diye ama atladıkları küçük bir nokta var. Tayyip Erdoğan insanların hayatına dokundu. Ekrem İmamoğlu onlar için ayrılan bütçeyle şu anda görüyoruz ki kulelerle, kule yapımıyla uğraşıyor. Bunu görmek lazım. Bak şurada, yine ispatlanmamış bir suça şimdi, şey yapıyorsun. Veya işte kent lokantasını bak, süt yardımını işmiş gibi değil gösteriyor. Sen tansuçiler hakkında veya şuradan kesin gidelim. Mi? Şimdi İstanbul'da iki farklı seçmen var Erdoğan Aktaş. Birincisi proje bazlı konuya yaklaşan belediye hizmetleri yani yaşam konforum daha ne kadar iyileşebilir üzerinden bir tarafta da ideolojik yaklaşan yani Tayyip Erdoğan karşıtlığı oluşturuldu yıllarca bu ülkede. Hani kutuplaştırmayı konuşuyorlar ya kutuplaştırmayı Tayyip Erdoğan'a isnat ediyorlar ya kutuplaştırmayı yapan tam da muhalefetin kendisidir ve medyasıdır. Sürekli muhalefetin medyasında şu haberleri gördük. Göbeğini kaşıyan adam AK Parti'ye oy verdiği için. Yandaş medya, troll. Niye? Türkiye Cumhuriyeti'nin %52'sinin oy verdiği ve 22 yıldır seçtiği Tayyip Erdoğan'ın yanında durduğu veya ona destek verdiği veya onun yaptığı işler doğru dediği için kutuplaştırmayı muhalefet medyası tarafından biz sürekli görüyoruz. Ve hatta en son olarak Halk TV'de şöyle bir yorum yapılıyor. İnsanlar zenginleştikçe AK Parti'ye oy vermiyorlar. AK Parti'ye oy verenler fakirler, fakir mahalleler, fakir ilçeler diyerek hala kutuplaştırılıyor. Hatta kadınlar, başörtülü kadınlar ev kadını diye diğer kadınlardan ayrılıyor. Bunu yapanın kim olduğu net bir şekilde görülmesi lazım. Şimdi gelelim Ekrem İmamoğlu'nun verdiği sözlere.
177 tane vaat vermiş Ekrem İmamoğlu 2019 öncesinde. Bunun 125'ine hiç başlamamış, hiç başlamamış. 15-16'sını unutmuş. Kısmen de olsa yapmış, bak hakkını verelim. Toplam yüzdeye vurduğumuzda sadece %4-4,5'unu yapmış. Yani %76'sını hiç ellememiş, hiç görmemiş onu. %4-4,5 civarındaki vaatlerini gerçekleştirmiş. Ama bir de 2019 öncesinde var olan bugün olmayan birçok hizmet var. Örnek vereyim, akıllı duraklar. Eskiden mesela durakta beklerken İstanbul'da otobüsün kaç dakika sonra geleceğini görürdünüz. Evet. Ama Ekrem İmamoğlu yönetiminde artık bunu göremiyorsunuz. Niye? Çünkü otobüsler yanıyor. Ya da işte vatandaşın artık bir milli sporu haline geldi. İteklenmek zorunda. Yani otobüsü itlemeden otobüsler gitmiyor. Otobüsler yenilenemiyor. Çünkü otobüslerin bakım ihalesini, evet, otobüsleri önemli. Üreten Mercedes'e vermek yerine onun ihale dışı kalmasını sağlayacak bir yönerge hazırlanıyor. İhale dosyası hazırlanıyor. Sonra Özgür Karabat'ın mümessilliğini yaptığı şirkete ihale veriliyor. O şirket daha önce böyle bir tecrübeye sahip değil. Otobüsler yanıyor. Konu bu. Öyle film seti falan diyerek konuyu gargara yapmaya çalışıyorlar ama konu böyle değil. Burada bunları da hesaba kattığımız zaman o %4'ün üstüne eksilerde bir hizmet durumu söz konusu. İstanbullu 2019'dan daha uzun sürede evine gidiyor. İstanbullunun kentsel dönüşüm problemi hiç çözülmemiş. Algıyla kentsel dönüşüm problemini çözmek gibi bir tarafta yol haritası var. Bir tarafta da 650 bin tane konut yapacağım diyen bir belediye başkan adayı var. Ona bile ne deniyor? Yapamaz ki diyor 650 bin taneyi. Niye? Kişi kendinden bilir işi. Yıllarca söz verdi. Şunu yapacağım, 100 bin tane konut dönüştüreceğim. 3 bin tane konut dönüştürdü, dönüştüremedi. %3'lerde kaldı. Yine bakıyorsunuz Hızray'dan bahsediyoruz. 5 yılda ben bunu yaparım diyor 5 yıl önce. Bugüne geliyoruz. Hatırlamıyor. 4 yılda yaparım dediğini o kadar zaten kısa sürede yapılamaz deniyor. Vesaire vesaire. Yani burada ideolojik seçmen Tayyip Erdoğan'ın karşıtlığı üzerinden belirli bir ölçüde, şimdi oran veremiyoruz anket oranlarını. Belirli bir oranda Tayyip Erdoğan'ı yenebilme potansiyeli var diyerek Ekrem İmamoğlu'nun desteklediğini görüyoruz. Ekrem İmamoğlu da bunu malzeme olarak kullanıyor. Niye? Geriye dönük 5 yıllık beceriksiz ve başarısız belediyeciliğinin üstünü örtmek için. Çünkü belediyecilikle ilgili bir kantara çıktığınızda, evet, hizmet üzerinde bir kantara çıktığınızda sizin ağırlığınız oldukça hafif geleceği için, doğru, konuyu polemiklere yıkıyorlar. Ne yapıyorlar? AK Partililer kaç parmağı üzerinden selam veriyor? Kaç parmağını kapatarak selam veriyor? Ya sizin oturduğunuz makam AK Partililerin kaç parmağının kapatılacağının hesabının yapılacağı bir makam değil ki. Siz İstanbulluya ne kadar söz verdiniz, ne kadarını yaptınız, ne kadarını yapamadığınızın hesabını vereceği bir makamda oturuyorsunuz. Ha, parmak hesabına girersek Van'da 3 parmağını kapatarak selam veriyorlardı. Ayrı bir mesele ama biz ona girmiyoruz. Ben bunları neye dayanarak söylüyorum? Erdoğan Aktaş, bakın bu Ekrem İmamoğlu'nun, kamerada gözüküyor mu bilmiyorum, 2019'da İstanbul için yeni bir başlangıç adı altında ortaya koyduğu projelerden. Kitap. Dilerseniz tek tek bakabiliriz. Mesela kısaca ne var içinde diye göstereyim. Mesela İstanbullu sağlıkta rahat edecek demiş. Bakın 40 semtte 40 doğum evi var mı? 10 çocuk sağlığı merkezi demiş. 20 kadın sağlığı tarama merkezi demiş. Gelelim. Bunları bir belediye niye yapsın ki ya? Bizim Sağlık ya Bakanlığı onu o zaman ya sormak lazım. Sağlık Bakanlığı var. Hastanenin yolunu yapmayan yani. 40 tane doğum evi yapar mı Faruk Aksoy? Niçin doğum evi yaptı? Şimdi kreş konusu. Sağlık Bakanı yine ne iş yapacak? Ben anlamadım ki. Lösemili Çocuklar Okulu yapacakmış. Ha. Dünya Dilleri Merkezi yapacakmış. Bak Saraçhane'ye Gençlik Kütüphanesi yapacakmış. Çok güzel bak. Bence de keşke yapsaymış. Ama Saraçhane'ye kütüphane yapmak yerine Saraçhane Medyası yaptılar İstanbul'un kaynaklarıyla. Maalesef. Şimdi kreş konusuna geldiğimizde de şöyle bir örnek vereyim. Şimdi kreş AK Partili belediyeler tarafından bu kadar öncelenen, öne çıkarılan bir hizmet olarak görülmüyor. Zaten yapıyorlar bunu. Yıllardır yapanlar var. Tuzla'da var, ilçe Sultan belediyelerine gelen Sultan Gazi'de var. Örnek vereyim büyükşehir üzerinden. Esenler, Bağcılar, hepsi. Bursa, İstanbul'un 5 katı küçüklüğünde bir şekil nüfus olarak. Yani Bursa 3 milyon 100 bin, 200 bin civarı, İstanbul'da 15,5 milyon. Bütçe olarak da 7 katı küçük.
Kaç tane kreş yapmış biliyor musunuz Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş 5 yılda? 32 tane yapmış ve bir tane öğrenciden ücret almıyor. Tamamen ücretsiz. Ama gelin İstanbul'a, hani bu pazarladıkları kreşler ücretli bir şekilde. Yani oraya hem sosyal olarak biraz daha görece daha geliri düşük vatandaşlar çocuklarını gönderiyorlar ama bir taraftan da para ödüyorlar. Şimdi sosyal belediyecilik yapacaksanız böyle yapacaksınız. Ücretsiz, sıfır ve tamamen orada yedikleri, içtikleri, çantası, kırtasiye malzemeleri de belediye tarafından karşılanmak kaydıyla. Niçin? Ama Bursa Belediyesi'ni siz duydunuz mu? Kreş yaptık, süt dağıtıyoruz. Ya ulaşıma yatırım yapıyor. Bir taraftan kentsel dönüşümle ilgili bakın yine örnek vereyim. 10 binin üzerinde kentsel dönüşüm gerçekleştirmiş. İstanbul 3 bin ne dedik? Nüfusu 5 kat küçük. Bütçesi 7 kat küçük. Buna rağmen iş üretiyor ki AK Partili belediyeler böyle hayatta kalıyor. Böyle devam ediyor. 22 yıldır aldığı emaneti bu şekilde devam ettiriyor. Bunun böyle görülmesi gerekiyor. İstanbul'da polemiklerle, işte tartışmalarla, yok işte şuraya davet edildim, davet edilmedim. Yok ben bir elimde ayı tutarım, bir elimde güneşi tutarım, kafamla da işte başka bir şey yaparım filan gibi böyle tuhaf tuhaf tartışmalara çekilerek başarısız ve beceriksiz 5 yılın hesabı İstanbullulara verilmek istemiyor. Peki son reklamımız var, sonra hocaya döneceğim. Birkaç dakikanın ardından son bölümde karşınızda olacağız. Devam ediyoruz. İstanbul'da hizmet tartışması polemiği ya da metro polemiğiyle başlayan konu başlığıydı. Ersan Hoca'daydık. Buyurun hocam. Birincisi bu Jacobenci siyasi anlayış dediğimiz, yani dayatmacı yukarıdan herkesin parmak sallandığı anlayışa her zaman karşı oldum ve yurttaşlık temelli, eşitlik, özgürlüğe dayanan, şuculuktan buculuktan öte bir siyasi anlayışın izlenmesi gerektiğini söylüyorum ama bizim maalesef ülkemizin başının belası bu. Kutuplaşma, kutuplaştırma. Bu sadece bir siyasi partiye de mahsus değil. Yapılıyor. Herkes değişik yerlerden hareket edip bunu siyaseten kullanıyor. Şimdi yerel yönetimler olmalı olmamalı tartışması da elbette anayasa temeline girecek değilim. Demokratik de olmaz. Yani belediyeler kaldırılsın derken ben bir feryadı dile getiriyorum. Rahatsızlığı dile getiriyorum. Yoksa efendim işte ya siz burada tek anlayışı mı? Efendim işte bir yönetim biçimi benimsiyorsunuz. Hayır, yerel yönetimler olmalı ama böyle değil. Siyasetin finansman kaynağı ve birilerinin orada ihaleler üzerinden, müteahhitler üzerinden para alıp verdiği projeler üzerinden faaliyetlerde bulunduğu yerler değil. Gerçekten halka hizmet eden yerler olarak görmek istiyorum. Ha, aynı ideolojik anlayışla oy verme kültürü sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde değil, AK Parti'de de var. Dolar 100 lira olsa da vereceğim diyenler var. Başka kime vereceğim diyenler var. Yani o partici anlayışla bakanlara bir şey yapamazsınız. Gerçekleştiğinde yani şunun fiyatı böyle oldu, bunun fiyatı böyle olduğuyla da gidemezsiniz. Şimdi biraz sonra geleceğimiz vaatlerin yerine getirilmesindeki vaziyette sadece bir cümleyle şunu hatırlatmak istiyorum hazıruna ve kıymetli izleyenlere dinleyelim. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir yıldan az kalmış dış borcu kamuda özelde şu an için an itibariyle 200 milyar dolar. Daha fazla verilecek bir örnek yok. Borcumuz bu. Bir yıldan az kalmış vadesi ödenmesi şart olan borç bu. Boynumuzun borcu. Biz borcumuza sadığız. Özel öderiz. Sektörde dahil mi? Özel sektör dahil. Hı. Onu da söyle. Sayın Murat Kurum'un yani dili sürçtü, sürçülisan yaptı yapmadı bilmiyorum. Hala açık kaynakta var. Sayın İmamoğlu ile ilgili vaatlerinin %87'sini yerine getirdiğini hatırlatırım hazırına. Bilmiyorum düzeltti, niye söyledi. Düzeltti, hala hocam. Var. Sen hala var. Aramamış. Şimdi İstanbul'da bak ben biraz önce hiç kimseyi kesmedim. Ya kavga çıkacak burada ya da ben susacağım. Ferhat konuşacak. Ben sonra tekrar başlayacağım. Hangisi? Devam edin hocam. Hangisini tehdit yapacağız? Mi ediyorsun? Tabii ki devam edin hocam. Bizi hepsi uyar hocam. Şimdi, fark Ferhat, etmez. Yani ben şimdi... Hani öyle şimdi, parmak sallamadan şimdi, girdim. Parmak saat sallayarak 20.30'dan itibaren, konuşma tarzı itibaren beni konuşturmamak üzerine yok, çabalıyorum. Hocam, buyur devam ben et. Ben de size söz verdim. Konuş hocam. Lütfen Ferhat bir saniye. Buyur hocam. Kavga devam. Etmiyorum çünkü benim tabii. Söyleyeceklerim var. Buyurun tamam. Dinliyorum. Şimdi İstanbul'u 1994 yılından 2019 yılına kadar AK Parti yönetti. En azından AK Parti'den gelenler. Sayın Tayyip Erdoğan da bunun başında. Kendisi 1994 yılında geldi yönetime. Deprem o zaman da sorundu bu ülkede. Şimdi de sorun. Ulaşım o zaman da sorundu. Şimdi de sorun. Yani yeni gelecek değiller. Ülkeyi yönettiler, İstanbul'u yönettiler. Yani bu ülkenin
İstanbul'un sorunlarından Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, devrik başkan olarak nitelendirilen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu veya Ekrem İmamoğlu sorumlu değil. Onların üzerine yıkıp çıkamazsınız. Geçin onu. Şimdi bir başka husus. Sayın Murat Kurum Ayasofya üzerinden yeniden Refah Partisi seçmenine ayar verdi. Dedi ki müze olmasını mı isteyen anlayışı destekleyeceksiniz yoksa cami olmasını mı? Sayın Kurum'u hatırlatırım, yine sürçülisan etmiş. Ayasofya şu anda Ayasofya'nın ikinci katı müze kardeşim. Sergi. Giriş yerli milli müze parayla değil. 25 euro. Hocam, 35 ile çarparsan Türk vatandaşı dahi 875 lirayla Ayasofya'ya girer. Çarpıtma gezer yapıyor. Orayı. İkinci katında namaz yapıyor. Kılamazsın. Cuma günü Ferhat kardeşimle galeri katı. İkinci kata ben, çıkalım namaz kılmaya gayret edelim. Birazdan söz alalım. İkinci katta namaz katı, namaz bırak katı onu, hiç bırak olmadı. Sayın, bırak adı değil. Ferhat, biraz sonra, Ayasofya'ya gittin mi hocam? Murat, bir dakika ya. Sayın Ferhat, Murat, biraz sonra söz hakkınızı Ayasofya'ya ikinci katta namaz kılsın. Sen Ayasofya'ya gittin mi Ersan Hoca? Ayasofya'ya gittin mi namaz kılmaya? Gittin mi Ayasofya'ya namaz kılmaya? Yeniden Refah Partisi'nin seçmenine sesleniyorum. Kardeşim senin partin lokomotif. Kimsenin vagonu değil. Ya buhar olup uçacaksın ya yağmur olup yağacaksın. Bereket olacaksın. Bırak sen. O öyle demiş, bu öyle demiş. Herkes kendi ipini kesecek. Sayın Murat Kurum'un ihtiyacım var yeniden Refah'tan gelecek oya. Öyle bir dünya yok. Dem Parti'den efendim işte verilecek oya. Veyahut da efendim işte İYİ Parti'nin efendim adayına verilecek oya. Sen büyük partisin. İktidardasın. Her şeyin sahibisin. Söz sahibisin. Tek başına seçilebilme imkan kudretine sahip değil misin? Bırak oraya buraya yanaşmayı. Şimdi ekonomi üzerinden. Diyor ki Sayın Murat Kurum, ya diyor kardeşim diyor, yerel seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi diyor manipüle ediyor diyor. Emekli maaşı iktisadi şartlardan dem vuruyor diyor. Konuşuyor diyor. Kardeşim sen sosyal belediyeciliği unuttun mu? Kent lokantaları niye küçümsüyorsunuz? Daha iyisini yap. Emekli oturum gel daha veriyor. İyisini yap. Seçil. Sayın Ekrem İmamoğlu eğer seçimi kazanamaz sen gelirsen sen kent lokantalarına çok daha iyisini yap. Görelim bakalım. Biz de görelim. Tanzim satış mağazası kurdun yani. Şimdi gelelim başka hususa. Yo iyi. Metroya gelelim. Arkadaşlar rakamlar 3 aşağı 5 yukarıdır. Açık kaynaktan temin edilmiş. Sadece Mahmut Bey Yıldız metro hattı 20,5 kilometre. Dudullu Bostancı 14 kilometre. İki Tel Ataköy 13,5 kilometre. Sancaktepe yaklaşık 10,9 kilometre. İmamoğlu döneminde devlette devamlılık, belediyecilikte devamlılıkta yaklaşık 60 kilometre. Kendisi 65 demiş. Metro hattı hizmete açıldı. İstanbul'da yanlış değil. Aşiyan finiküleri var. Baştan sona yapmamış. Eminönü Ali Beyköy tramvay hattı var. Bu dönemde Sayın İmamoğlu çok sayıda raylı sistemi bitirip hizmete açtı. Metro şimdi Fatih bunun şu de, kadarını, de. Şu kadar bak söz sırası bana geldi mi? Niye arkadaşlar böyle yapıyor ya? Bana da yapıyor sayın, hocam. Bir şey demedim. Değil mi ben ismi yaptık. Ya rica ederim. Metro Fatih. Ya kavga etmeye gerek var mı? Hocam rica ederim, ben ilk başta söyledim. Devam edin, rica edeceğim. Bitirsin hocam söz sırası. 20-30'dan bu tarafa bir Allah kulu kimsenin sözünü kesmiyor. Hakkını hocam, teslim edin. Kesme. 20-30'dan bu yana. Evet. Kesme. Bak. Ben de evet, seyircilerimiz. Bir saniye rica edeceğim. Tamam hocam ben devam. Ben cevap verirken 3 kere kesti ya. Hafızamız. Yine beni konuşturmamış olacak. Devam edelim hocam hafızamız lütfen. Hafızamız yerinde çok şükür. Şimdi bunun şu kadarını rahmetli Kadir Topbaş tarafından başlanmış demenin ne anlamı var? O dönemde diyelim %48 tünel çalışması bitmiş ya gerisi. Ya rayları ya elektrifikasyonu güvenliğini hizmete kim açmış? Sayın İmamoğlu ve ekibi. Yani %48'ini biz kazdık demek, içinden tren geçirdik, vatandaşlarımız zaten orada metroya biniyorlardı demek olmuyor kardeşim. Sayın İmamoğlu devraldığı projeleri tamamlayıp o metroyu açmış. Duran metro inşaatlarının sayısı Sayın İmamoğlu seçiminde yaklaşık 10. Kimisi de göre 8-10 duruyor. Çünkü Kadir Topbaş gitti durdu bütün her şey. Sayın İmamoğlu geldi yaklaşık 10 durmuş metro inşaatını harekete geçirdi. İyi de öldür hakkını ver. Şimdi Sayın İmamoğlu devraldığı projeleri tamamlayıp o metroyu açmış mı? Niye rahatsız oluyoruz arkadaşlar ya? İstanbul halkı hizmet almış ya. Nefes almış ya. Şimdi devam ediyorum. Sayın Kadir Topbaş ve ekibi dahil. Emeği geçenlerin. Hepsini Allah'tan, Allah razı olsun ya. Bitti. Bitti. İşte bu söylemiyor. Ayrı gayrı yok. Bu söylemiyor işte. Ayrı ben yaptım yok. Deniyor baştan devam sonra. Devam ediyorum. Sorun şu. Sayın Erdoğan için Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliği. Ben Cumhuriyet Halk Partili değilim kardeşim. Ama söylüyorum. Yiğidi öldür hakkını ver. Cumhuriyet Halk Partili belediyeciliği çöp, çamur, çukurdan ibaret. Onlar taş üstüne taş koyamaz. Vermeyi değil almayı bilirler. Bu ülkenin değerlerine ters bir parti. İmamoğlu bu metro yapımlarıyla, tramvayla, finikülerle, kavşak yapımlarıyla bu ezberi bozdu Sayın Erdoğan.
Yani metroyu sadece AK Parti yapar sözüyle son buldu bununla. Sayın İmamoğlu'yla. Bu gerçek. Maalesef gerçek. Devam ediyorum. Bitmedi. Sayın Erdoğan ne diyordu? Bunların yaşam tarzı bizim değerlerimize aykırı. Bu algıyı da bozdu İmamoğlu. İmamoğlu cumada, cenazede, bayramda, düğünde bu ülkenin değerlerine bağlı birisi güvenli verdi insanlara. Verdi kardeşim. Halk arasında. Birilerinin de ondan haberi var mı? Şimdi Türkiye'nin ilk kadın Vatmanı Karaköy tünel finikelerinde vagon kullanıyor. Yalan söylüyorsam gidip bakın yarın. Bu insan muhafazakar bir aile yapısından geliyor. Bitmedi. Onlarca metro, tramvay, Vatmanı muhafazakar kadınlarımız ayrım yapılmaksızın bu araçları kullanıyorlar. Daha da ileri gidiyorum. Cüretkar bir şekilde. Sultanahmet'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Citybus iki katlı gezi otobüsleri var. Bakın bakalım o araçları kimler kullanıyor. Gidin bakın. Kadın devrimi yaptı. Kardeşim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Yiğidi öldür hakkını vereceksin. Öyle bir dünya yok. Büyük hizmet. İşi kent lokantalarını sıkıştıramasın. Dev eşitlik hizmet. Anayasanın 10. maddesinde bu ülkenin yarısının nüfusuna sahip kadını. Çünkü bu zamana kadar erkekler yönetmiş, ülkeye ne olmuş? Kaç tane kadın çıkarmış işten? Ülkenin başı göğe mi ermiş? Ne olmuş? AK Parti döneminde oturan kadınların sayısını da biliyor musunuz? Şimdi İstanbullu bunun farkında. İdeolojik hareket edenler hariç İstanbul'daki durumun 2019 yılından daha iyi olduğunu görüyorlar. Daha iyi durum. Hocam sen metrobüse biniyor musun ya? Metrobüse biniyor musun hocam? Devam ediyorum. Devam ediyorum. Sen makam aracında giderken bilmiyorum çakarlı araç kullanıyorsan trafiği hissetmiyorsundur ama sen metrobüse biniyorsan 2019 öncesinden daha rahatlıyorsan bence İstanbul'da yaşamıyorsun. Ama bitiremez böyle. Devam et hocam. Bitir tamam. Vatandaş şu anda ekran başında bak bu programı izlerken İstanbullular metrobüse sıkışanlar şu anda var ya İstanbul'da metrobüslerde sıkışanlar ekran başında şu anda kanalı zaplıyorlar. Ben bu yüzden müdahale ediyorum. Vallahi ya bırak o benim sorunum olsun. Hoca bitirsin lafını. Ben kimseye yaranmaya çalışmam. Tamam hocam. Kimsenin adamı olmadım. Vallahi şu anda hiçbir siyasi partinin de esiri değil. Buradan bakınca İmamoğlu bundan çok mutlu oldu. Sayın İmamoğlu orada. Davet etmişti, davetine icabet etmemişti. Bitti. Tamam? Orada. Bağlansın. Çağırmış da gitmem. Bir derdi varsa bana gelsin dedim. Ben öyle bir insanım. Tamam? Bilen bilir. Ne davet şimdi, yaptı hocam? Şimdi bir taraftan İBB metro, tramvay hattı yapıyor. Öbür yandan Ulaştırma Bakanlığı metro yapıyor. Helal olsun. Rekabetten kim kazançlı çıkıyor kardeşim? İstanbullu. Peki tekçi yönetim zamanında 20 senede kaç kilometre metro yapılmış? Son 5 senede İBB artı Ulaştırma Bakanlığı kaç kilometre metro yapmış bakalım. Rekabetten kim yararlı çıkmış, karlı çıkmış? İstanbul halkı. Yesinler birbirlerini. Daha fazla hizmet etsinler. Ceplerini düşünmesinler. Birilerini düşünmesinler. Gerçekten halkı düşünsünler, hakkı düşünsünler, hizmeti düşünsünler. Yarışsınlar birbirleriyle. Çözsünler sorunu. Ayrı gayrı yok. Hep biz aynı. Etten kemikteniz. Aynı gemideyiz. Konuşmaya geldiğim konuşmasını biliyoruz. Bence bu dönem özellikle raylı sistem çalışmaları bakımından çok verimli oldu. Rekabet İstanbul'a yaradı. Ama Kabataş, Beşiktaş, Mecidiyeköy metrosu var. Bu hat neden açılmıyor sorusunu ben İmamoğlu'na her programda sordum yine soruyorum. Niye açamadın kardeşim? Niye Kabataş, Beşiktaş, Mecidiyeköy metro hattını açamadın? Tarih eserlerin var. Çık halka anlat. Mecbursun anlatmaya. Yaptıklarını anlattığın gibi yapamadıklarını da anlat. Bilmiyorum, hatırlamıyorum yok. Söyleyeceksin. Bak vatandaş sana soruyor. Sorma hakkına sahip. Bir de şu konu var. Geçen de söyledim sadece hatırlatmam için. Sayın Kadir Topbaş'ı şimdi dile getiriyorlar. Önemli değil. Kimin getirip getirmediği. Onun eserlerine referans veriyorlar. İnsana sorarlar, derler ki ya Sayın Kadir Topbaş bu kadar sağlamdı, seçilmiş başkandı, başarısı vardı, metro çalışmaları vardı. Niye görevden alındı arkadaş ya? Ne yaptı bu adam? Kimin kime ne yaptı ya? Günahı neydi ya? Kahrıyla gitti öbür dünyaya. Yalan mı? Seçilmişti. Tekrar demokrasiyle gelmişti. Halk seçmişti. İstanbul halkı. 2 yıl sonra Sayın Cumhurbaşkanı Murat Kurum'a git derse Murat Kurum durabilir mi? Beni İstanbul halkı seçti sen bana dokunamazsın diyebilir mi? İmamoğlu der bunu. Diyebilir misin? Demokrasi. Devam ediyor. İmamoğlu genel başkanı gönderebilir. Şimdi diyorlar ki İBB seçiminin ekonomiyle ne alakası var? Ya Hazırun dinliyor. İzleyenler dinleyenler dinliyor. Bu kadar bina, bu kadar metro, bu kadar tünel, bu kadar yardım kum çakılla mı yapılacak diye soran yok mu ya? Neyle yapacaksın bunu? Şarkı söyleyerek mi? Ekonomiyle ne ilgisi var? Yok, tıpla ilgisi var. Sağlık konuşalım. Yap işlet devletle yapacağım denilmiş. Şirketlere, ailelere ödeyeceksen garantili dövizle biz onda yokuz diyoruz. Buna karşıyız diyoruz. Bu yatırımın vitrini, vizyonu doğru olsa bile finansmanı doğru değil kardeşim diyoruz. Halkı sömürüyor diyoruz.
Doğru diyoruz. Onun için diyoruz ki kardeşim, bu yapıştı devletçilerin yaptıklarını söyledikleri yerlerden geçiş kaç lira? Dövizlerinden devlet ne kadarını tamamlıyor? Hazineden ne kadar arıyorsun? 40 bin araç geçti ama kaç liradan geçti? Dolardan verdiğin vaadin üzerine neyle tamamlıyorsun? Kimin cebinden alıyorsun? Devletten milletten alıp da oraya vermiyor musun? Şimdi Sayın Murat Kurum dedi ki bir yayında, bu magazin değil. Ben boğa burcuyum, bende liderlik özelliği var. Amenna. Tamam. Dedi ki kurum, kardeşim dedi, nasıl finanse edeceksiniz sorusu soruldu herhalde. Soruya yayınlara en son KRT, en sonunda zannediyorum TV100'deki söyledi. Evet, bak şöyle söylüyor. Bütçeyi 2 misline çıkaracağım. 7 milyar dolarsa 14 milyar dolar yapacağım. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşüp İstanbul Belediyesi'ne verilen paranın artırılmasını isteyeceğim. En çok KDV'yi, ÖTV'yi, gelir kurumlar vergilerini buradan ödüyoruz. Elbette daha fazlasını hak ediyoruz. Bunu söyleyeceğim Sayın Cumhurbaşkanı'na. Ben de diyorum ki bütçede emekliye yeterli para yok diyen kim Sayın Cumhurbaşkanı? Siz hala bütçeden para isteyeceğim, iki katına çıkaracağım gerçeğine nasıl yaklaşabiliyorsunuz ya? Durumumuz ortada kardeşim. Şimdi yap işlet devlet modelini devreye sokacağım diyor Sayın Kurum. Bu ne demek? 6-7 seçilmiş aileye metro ihalesini vereceğim demek. Ben çetemete demiyorum. Doğru kavramlar değil. O insanlar da hizmet etmiş. Ama ayağını yorganına göre uzatacaksın. Tükettiğinden fazla üretemiyorsan tasarruf etmeyi bileceksin. Tasarruf etmek demek Cumhurbaşkanı'nın uçağına dil uzatmak, iki araca dil uzatmak değil. Benim derdim öyle değil. Süslü püslü sözler söylemek değil. Demagoji yapmak değil. Gerçek tasarruf, bir saattir gerçek tasarruf, yapıyorsun hocam. Ayağını yorganına göre uzatmak, borçlanmamak demektir. Borç yiğidin kamçısı değildir devlette. Devlet dışarıdan borç alıyorsa Londra'nın bankerlerinden, tefecilerinden seni rehin alıyor demektir. Benim derdim bu. Yapıştır devletçilere ben teslim olmayacağım demek. Nereye bağlıyorsun? Devam ediyor almış. Devam nereye ediyorum. Bağlıyorsun? Devam ediyor. Tefecilerden kaç lira borç almış? Sonra da. Hani bilmiyor sonra diyecek da, bana. Efendim o kadar borcumuz var ki 200 milyar dolar borcumuz var. Onları sorma. Bir yıldan kısa vadede özel sektör gerekiyor. Dahil. Devam edeyim. Ersan Bey. Kardeşim, sen eğer yapıştırcılara bunu vereceksen İstanbul sabah akşam onu ödemeye çalışacak. Cebinden ödeyecek çatır çatır. Eğer fazlasını ödeyemiyorsun sen çatır çatır devletin cebinden ödeyeceksin. Bunları yapacaksak biz yaparız. Sen sesi izle. Devam ediyor. 5800 lira. Şimdi bugün bütçe açığının, ödenen garantili paraların, faizlerin bir nedeni de bu yap işlet devlet modeli iken bence ben gidip Sayın Mehmet Şimşek'le konuşmasını tavsiye ederim. Sayın Mehmet Şimşek acaba ne diyor? 81 vilayetin valilerine tasarruf edin diyen Sayın Mehmet Şimşek, Sayın Murat Kurum'a ne diyecek onu bile. Hocam, kendi kendine çürütüyorsun. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul seçimleri için varını yoğunu ortaya koyuyor. Ağrı'da, Hakkari'de, Konya'da, Antakya'da miting yapıyor ama kafasında İstanbul seçimi var. İsmini anmadan Sayın İmamoğlu için İstanbul'daki zat ve avanesi sıfatını kullanıyor. İsmini anmıyor ama İstanbul'daki zat ve avanesi. Tamam? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın hak ettiği sıfat bu. Aslında İstanbul seçimi bir referandum bence. Bir referandum boyutunu kazandırdılar daha doğrusu. Bu seçim Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden 10 ay sonra Sayın Erdoğan'ın uyguladığı iktisadi programına halk tarafından onaylanıp onaylanmadığını öğrenmek için bir fırsat. Niye sadece İstanbul mu? Ya millet acı reçeteye razı olup bu faizlere rağmen Sayın Erdoğan'a ve İstanbul'un merkezden yönetimine evet diyecek. Ya da Sayın Başkan bu sefer olmadı. Önümüzde 4 sene zamanımız var. Gereğini yapınız lütfen diyerek ince mesaj verecek. Anahtarı yine İstanbul'dan yöneten İmamoğlu'na teslim edecek. Bu seçim budur. Biz cevap verebileceğiz değil mi herhalde bunu? Onun için diyorum ki Sayın Kurum AK Parti'ye artı oy getirmiyor İstanbul'da. Kim getiriyor? AK Parti'de bütün gözler Sayın Cumhurbaşkanı'nda. Bak şimdi de yayına gelirken de açık kaynaktan da baktım. Son dakikada acaba emekli maaşında artışa gider mi? Konuşulan konu bu. Çünkü niye? Söz sahibi o. AK Partililer bunu bekliyor. Yeniden refah seçme acaba duygusal yapar mı? Mahalleden birisini seçer mi? Dem adayı İstanbul'da %6 veya 7 oy alır mı? İş buna döndü. Kimse Sayın Kurum zafere ulaşmak için gerekli oyu alabilir mi demiyor İstanbul'da. Sayın Erdoğan. İstanbul'da yarışan Sayın Erdoğan'la Sayın İmamoğlu. Sayın Kurum dahil bütün AK Parti kurmayları yeniden refah seçmeninin kuruma oy vermesini bekliyor. Vebal altında kalırsınız eğer kurum seçilmezse diyor. Söylenen söz bu. Sanki diğer adaylar dinsiz, imansız, vatan haini, beceriksiz. Sadece AK Parti adayı dürüst, dindar, vatanperver. Böyle bir ayrım olabilir mi ya? Böyle bir ayrımı neye göre yapıyorsunuz ya?
Bunu vicdan kabul eder mi? Devam ediyorum. 31 Mart'ta eğer Sayın İmamoğlu kaybederse halk ona yeterli desteği vermediği için kaybedecek. Bu net. Herkes de bunu böyle söyleyecek. Demokrasinin gereği denecek. Yoksa DEM'den, İYİ Parti'den veya X Parti'den dolayı değil. Kazanırsa da mevcut CHP yönetimine rağmen kazanacak. CHP'nin iç hizipçilerine rağmen kazanacak. Herkese rağmen kazanacak. Zor bir seçim onun için. Kolay değil. Bak Balıkesir daha kolay. Ankara daha kolay. İzmir daha kolay. İstanbul, İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi için zor bir yer. Zor hale geldi. İmamoğlu kazanırsa dünyanın sonu mu olacak? Hayır. Yönetim değişmeyecek bu ülkede. Meclis değişmeyecek. Cumhurbaşkanı istemedikçe bakanlar değişmeyecek. Teorik olarak 2028 Temmuz'a kadar herkes yoluna devam edecek. Ve şöyle bağlıyorum. Sonuçlandırın hocam. Bağlayın lütfen. AK Parti kazanırsa halkın Sayın Cumhurbaşkanı'na olan güveninden ve bağlılığından dolayı kazanacak. Eğer aksi olup kaybederse halk Sayın Cumhurbaşkanı'na mesaj verecek. Mevcut iktisadi programınızı beğenmiyorum. Bu program bana acı veriyor. Beni fakirleştiriyor. Çocuğum yeterli protein alamazken imtiyazlı insanların çocukları 5 yıldızlı otellerde açık büfe tatil yapıyor. Ben himaye altında görülüyorum. Bu adaletsizliğe dur diyorum. Trilyonlarca lira bütçeden faiz ödenirken bana layık gördüğüm maaşı da kabul etmiyorum. Mehmetçikler şehit edildikten hemen sonra meclise İsveç'in NATO üyeliğine onay verilmesini de kabul etmiyorum. Gazze'de 50 bin kişi Ramazan bayramını göremeden şehit edilirken İsrail'le ticaretin devamını da kabul etmiyorum. Başında kipalı ABD Dışişleri Bakanı'nın Ankara'da ağırlanmasını da kabul etmiyorum. Sayın Fatih Erbakan'ın belirttiği gibi Mescid-i Aksa'ya Müslümanlar girmesin diye etrafına çekilen dikenli tellerin Türkiye'den gönderilmesini de anlayamıyorum diyor. Bu seçim bunların etkisi altında olacak. Peki. İstanbul seçim. Şimdi Ayasofya'yla tamam. ilgili bir cevap verebilir miyim? Müsaade. Mücahit hocam da ise tamam Mücahit devam etsin. Bana gelince söylerim. Ferhat abi. Şu soruyu da sorayım. Mücahit birinci. Bu safhada niçin erken seçimi de tartışıyoruz? Şöyle ki Sayın Cumhurbaşkanı bu son seçimim dedi. Sayın Bahçeli çıktı. Bırakamazsın ayrılamazsın erken seçim ya da anayasa değişikliği dedi. Bu aşamada bunu konuşmak da enteresan değil mi siyasete? Şimdi tabii biz bu tür meseleleri soğukkanlılıkla tartışacağız. Soğukkanlılıkla tartışmak durumundayız. Yani Sayın Şen Mayıs seçimlerinden önce de bu aynı heyecanıyla savlarını savunuyordu. Masa tarafında ben masanın bir tarafında değilim. Ben masanın hiçbir parçasına oy da vermeyebilirim. Deyip bu Cumhur İttifakı'na karşı istikrarlı bir şekilde bu savları dile getiriyordu zaten. Biz ona alışkınız. Hayır bu, değil. Ben aynı harap. Müsaade eder misiniz? Müsaade eder misiniz? 15 dakika konuştum. Ona oy verdiğimi söyledim. Ersan Şen, ben seni bölmedim ya. Yok tamam da ama şimdi, yanlışlık o hocam, var onu düzeltiyorum. Şimdi masayla alakalı meselelerde işte aynı şu andaki itirazı gibi ben masanın bir tarafı değildim masayı da eleştirdim diyerek fakat diğer taraftan Cumhur İttifakı'na bu şekilde çeşitli itirazları sunuyordu. Bu demokratik hakkıdır. Son derece doğaldır. Aynı istikrarla devam ediyor. Şimdi şu mesele, tabii bu hararetle bu meseleleri dile getirince daha inandırıcı olmuyoruz. Şöyle soğukkanlı bir şekilde ben bir ifadede bulunacağım. Tabii onlar yapıla geldi de işte Mayıs seçimlerinde vatandaşlarımız bir tercih yaptılar. Vatandaşlarımız o güven oylaması dedikleri, bazılarının referandum dedikleri noktada vatandaşlarımız tercihlerini yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanımıza güvenini sandıkta tekrar gösterdi vatandaşlarımız. Ve çok ciddi bir hayal kırıklığı yarattı. Bu bazı çevrelerde maalesef o Mayıs gecesi, 14 Mayıs gecesi ve devam eden ikinci turda onları teskin etmek de bize düştü. Kendi sevincimizi bırakıp o üzülen, o binbir türlü manipülasyonla bu sefer kazanacağız diye inandırılan hatta sandık açıldığı anda dahi kazanıyoruz diye aldatılan vatandaşlarımızı teskin etme vazifesi bize düştü. Şimdi tekrar biz aynı ben dejavu yaşıyorum şu anda. Ersan Şen'le birçok programa katıldı. Tabii Mayıs seçimleri öncesinde de aynı hararetle bu savları söylüyordu. Şimdi tekrar aynı noktada ben hiçbir tarafa ait değilim. Ekrem İmamoğlu beni davet etti, davetine icabet etmedim gibi iddialarla ki ben eğer hoca söylüyorsa bu konuda doğrudur yani. Ben beyanı esas alırım. Bunları dile getirdikten sonra Ekrem İmamoğlu'nun kendini savunamayacağı kadar
Çünkü Ekremoğlu bu tür sorular tevcih edildiğinde kaçamak cevaplarla ya hatırlamıyorum diyor ya da olayı manipüle ediyor, soruyla karşılık veriyor, demagoji yapıyor falan. Onun da savunamayacağı kadar bir savunma içerisine girmiş görüyorum ben. Değerli Ersan Hoca'yı. Dolayısıyla bunun yine maalesef kendisi açısından ciddi bir hayal kırıklığıyla sonuçlanacağı kanaatindeyim. Şöyle, tabii bunlar söylenir de bir kere vatandaşımızın kafasında AK Parti belediyeciliği artık bir marka haline gelmiş. Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığıyla başlayan, daha öncesinde daha sonrasında Refah Partisi'nin, o zamanki Refah Partisi'nin Erbakan hocamızın o yol göstericiliği doğrultusunda belediyelerde hakikaten çok ciddi bir başarı, değişik bir grafik, üst bir seviye ortaya koyan bir hizmet anlayışı var belediyelerde. Tabii ne kadar hararetli konuşursak konuşalım işte bunları değiştiremiyoruz. Bunlar vatandaşlarımız tarafından artık kanıksanmış, kabul edilmiş gerçeklik. Dolayısıyla bu noktada da İstanbul seçimleri elbette bir adeta bir genel seçimmiş gibi, tıpkı Mayıs ayındaki şey gibi, hal gibi, bir referandummuş gibi hala sunulmaya çalışılıyor. Neden? Çünkü hakikaten yerel seçimle alakalı konuşulacak pek az konu var. Onlar tarafından pek ya az Murat konu var. Kurum bugün Kıbrıs'a yol yerel seçimlerle söyledim. Alakalı konuşulacak hizmet çok az. Kıbrıs'a yol yapacağım. Yok hizmet. Hizmeti konuşacak şey yok. Genel siyasete, mutlaka genel siyasete kendilerini mecbur hissediyorlar. Başka türlü konuşacak bir şeyleri yok ki. Yerel hizmetlerle alakalı, devasa projelerle alakalı, bir şey söyleyeceğim. Benimle yapılmışlarla alakalı, bir şey söyleyeceğim. Elin tuttuğu, gözün gördüğüyle alakalı, hiçbir şekilde bir şey ortaya konulamayınca elbette bu bir referandum. İşte bu ekonominin durumunun oylanacağı bir referandum gibi lanse edilmeye çalışıyorum. Bir şey düzeltir misin? Şimdi bak, ben bir dakika Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını söylemedim. Sen öyle bir şey söyledin mi? Öyle, şu anda öyle bir şey demedim. Hayır. Diyemezsin zaten. Sayın Cumhurbaşkanım. Diyemem. Ben bir dakika söylemedim. Ya bunu. Öyle deyip de 14 Mayıs'tan önce. Bak Mücahit, doğru söylemiyorsun. Şimdi yiğidi öldür, hakkını ver dedim. Ben 14 Mayıs'tan önce, o tarih dahil, 28 Mayıs dahil, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını, kazanabileceğini, Ersan Şen, bak, bir dakika söylemedim. Kaybedecektin. Öyle bir labirente girdin ki. Labirente böyle girmedim. Labirente çıkış kapıları oluşturuyorsun. Çıkamıyorsun kardeşim. İşte, sen bana şunu anlat. Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını söylemesin, acil çıkış kapı. Bu ülkenin yerli milli para tükürürsen. Sayın Erdoğan. Ayasofya'ya 25 euro parayla girenleri söyle. Hadi Ersan Şen girmiyor ya. Şimdi araya girdim, devam ediyorum. Yok, bir dakika, bir saniye. Anlattım acaba. Hocam az önce ama kendi söyledi. Benim 14 Mayıs sen demin Eyvah çeşit gerçek olmayan beyanlarda bulundun. Aynı şeyleri söylemedim. Eyvah çeşit beyanlarda bulundun. Gerçek önce, olmayan, gerçek dışı. Borçlanma rakamlarını manipüle ettin. Sayın Erdoğan, dinledik seni. Ben öyle kazanır dedim. Benim söylemediklerimi söylemiş gibi. Burada hoca kazanır demedi ama. Ya Kılıçdaroğlu'yla alakalı, Kılıçdaroğlu'nun kafasına ağzımı almadım şu anda ben. Kardeşim, o anlama getiriyorsun sen. Diyorsun ki sen Mayıs seçimlerinde öylesin. Söyledim Mayıs seçimlerinde. Ne söylediysem çıktı kardeşim. Bir dakika, biraz sor, biraz rahatla ya. Ne söyledi? Bak, gecenin bir vakti. Hocam bağırma. Bir bitirsin. Allah Allah. Bağırma. Sakin bir bitirsin. Şimdi bu hazır, hararete bu gerek bir yok. Bir dakika. Hayır, sorma. Soru istemiyorum. Soru istemiyorum. Ne diyorsun ki? Bir saniye soru istemiyorum ya. Bir saniye. Kıbrıs'a yol yapacağını söylüyor bugün. Bir saniye. Kardeşim, Sur'dan'a yine yapacağım diyor. Kıbrıs'a. Aktaş. Müdahale edeyim ama ya. Ama haklı. Bitti, bir şey demedim. Tamam. Peki. Sadece de, ya bir manipülasyonları sabırla bak, Cem Kaya da bekliyor. Bak şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızla bizim partimizin yöneticilerinin, belediye başkan adaylarının, belediye başkanlarının, bakanlarının bağını yanlış yorumluyorlar. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir liderlik yok. Böyle bir liderlik yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın hikayesi gibi, hikaye Türkiye, bırakın Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Türkiye'nin yakın tarihinde böyle bir hikaye yok. Muhtar bile olamaz denilen insan şu anda Türkiye'yi yönetiyor, 22 senedir yönetiyor. Dolayısıyla bu bir hikayedir. Bu hikayenin oluşturduğu gönül bağı, biz bunu defaatle ortaya koyuyoruz. Sayın Kurum'da da elbette bu gönül bağının olması son derece doğaldır. Dolayısıyla bu Sayın Kurum'un İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ekibine liderlik yapamayacağı manasına gelmiyor. Sayın Kurum özellikle teknik konularda, özellikle teknik konularda, kentsel dönüşümde, ulaşımda, çok ciddi projeleri İstanbul'la paylaşan bir belediye başkanıdır. Ve bunların tamamını da geçmişte yaptığı icraatlerle
bunların tamamını yapacağına, bu projelerini gerçekleştireceğine dair vatandaşımızı ikna ediyor bu yapısıyla. İşte bu bir liderliktir. Boğa burcuyum, liderim dedi ya, işte biraz magazinel tabii, biraz esprili ama liderlik özelliği elbette ki var. Sayın Cumhurbaşkanımız da bizim kurum, bağlarımızı, sayın kurumun bağlarını bilmeden, bunu analiz etmeden işte gelecekmiş burada. Sayın Cumhurbaşkanımız orada. Elbette ki Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman bizim liderimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü bizim için altındır. Ya ama şöyle, şunu mu istiyorsunuz? Bir saniye, şunu mu istiyorsunuz? Şöyle bir görüntü mü istiyorsunuz? Nasıl? Dün baba oğul ilişkisi, baba oğul denilen insanların birbirlerini hançerlemelerini görmek istiyorsunuz? Cay, müsaade eder misin? Gereğini istiyorum. Ersan Şen, müsaade eder misin? Ben seçilmiş Kadir Topbaş nasıl gitti? Ya bir müsaade seçilmiş et. Melih Gökçek müsaade nasıl gitti? Misin? Seçilmiş sözünü bölme. Kesin belediye başkanları sözünü böldürmen nasıl gitti? Niye konuşuyorsun bunlara seni. Cevap ver. Konuşmam seni. Cahit Birinci de sizin sözünüzü kesme. Bir dakika ben sözümü Ersan Şen. Bak bir dakika ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu seçilmiş demedim. Demişsen sus. Ama o da aynısını söylemedi. Hayır öyle demedi. Ya dinle. Tamamdır. Sus dinle. Tamamdır. Sonra çıkma, sinirlenme. Sakin ol. Bırak sizi ben sakinim diye. Bir saniye. Söylemediklerini söylemiş gibi gösteriyor. Bir saniye. Benim kızdığım o. Sen manipüle etmişsin. Bir dakika. Ben hangisini? Şimdi şöyle bir görüntü bekliyorsunuz. Bir saniye. Şöyle bir görüntü mü bekliyorsunuz? Peki tamam. Babam dediği. Merak etme. Babam dediği. Diplomaları yırtıyorsun. Onu belediye başkanlığından ta Beylikdüzler'den çıkartmış getirmiş olan adama, adam hakkında gizli Skype toplantıları, işte neyse o. O Zoom. Toplantıları, Zoom toplantıları yapıp ondan sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun tabiriyle hançerlediler tarafında olan bir belediye başkanı mı görmek istiyorsunuz? Bunu mu yapsın? Veya şu anda ön tarafta kullandığı, partinin önünde gösterdiği göstermelik bir eş başkan, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adet genel başkanı gibi gözüküyor değil mi? Hayır. Saraçhane'den yönetiliyor. Tüzel kişiliği berhava edilmiş. Tüzel kişiliği bitirilmiş. O hani Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, irade ediyoruz ya, o onda yeller esen, yeller estiren, hiçbir tüzel kişilik bağıyla, tüzel kişilik çatısıyla kendini bağlı hissetmeyen bir belediye başkanı mı görmek istiyorsunuz? Söyleyeyim. Dolayısıyla bakın, dolayısıyla şöyle, tekrar aynı Mayıs seçimlerinde olduğu gibi bir kurultay şu anda şeyi var, hala hesap altı görülmemiş, kesilmemiş bir fatura var. Hala kurultay süreci Cumhuriyet Halk Partisi'ne devam etmekte. Dolayısıyla Sayın İmamoğlu sadece yerel seçimleri düşünmüyor. Ondan sonra, kayıptan sonraki kurultay hesaplarını da aynı şekilde düşünüyor. Ve o kavgalı ev var ya, Mayıs'taki kavgalı evde kavga çok daha büyümüş. Dolayısıyla böyle bir kavgalı evin İstanbul'u yönetmesinden bahsedilemez Ersan Şen. Karşı tarafta yine kavgalı ev var. Ne olduğu belli değil. Parti genel başkanı genel başkanlık yapmıyor. Partinin bir belediye başkanı grup başkan vekiline diyor ki çık git partiden diyor. Ya bu tarafa, böyle bir zihniyete oy verilebilir mi? Ben size söylüyorum. Böyle bir zihniyet İstanbul'a istikrar getirebilir mi? Ben sana soruyorum. Böyle bir zihniyet İstanbul'da hizmet üretebilir mi? Ben sana soruyorum. Ben cevap vereceğim. Tamam, sıranız geldiğinde. Peki Cem Kaya. Peki buyurun. Şunu da sorayım yalnız. Az önce Mücahit Birinci'ye de sorduk. Niçin bir anayasa değişikliği ya da erken seçim gündeme geliyor, konuşuluyor? Bu önemli. Niye konuşuldu? Buyurun. Şundan dolayı konuşuldu. Birincisi, Sayın Cumhurbaşkanı bir tespit yaptı. Dedi ki benim mevcut yasaya göre Cumhurbaşkanı olarak partimin başında gireceğim son seçim. Teknik bir tespit. Tabii bu Cumhur İttifakı seçmeninde bir duygusallık oluşturdu. 22 yıldır ülkeyi yöneten iradenin, liderinin yönetmeyecek şeklinde kendini ifade etmesi bir duygusallık, bir burukluk oluşturdu. Bunu tabii muhalefet cephesi işte duygusal manipülasyon yapmaya çalışıyor, duygu sömürüsü yapmaya çalışıyor şeklinde yorumlasa da zaten buna en güzel cevabı da Devlet Bey verdi. Milletin sesini dile getirdi, bırakamazsın, gidemezsin dedi. Çünkü Türkiye 100 yılında ekilen tohumların meyvelerinin toplanmasının Cumhurbaşkanlığı'nın liderliğinde, Sayın Erdoğan'ın liderliğinde daha mümkün, daha olabilir şeklinde düşündüğü tam için. Oku hocam. Müsaade varsa. Tabii. Aynen şöyle dedi 17 Mart günkü kurultayda. Basından öğrendiğimiz kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın bir konuşması özellikle bir takım cenahlarda büyük bir iştah olarak kabul edilmiştir.
Hani o üzüntüden ziyade evet, diğer taraf. Şey. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Ayrılamazsın. Milletimizi yalnız bırakamazsın. Cumhur İttifakı olarak yanınızdayız. Yeni yüzyılın, iki kere söyleyeyim daha güçlü olsun. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz. Eyvallah. Konu bu. Yani baktığınızda Cumhur İttifakı'nın dağılmasını isteyenler dedi ki işte MHP'ye Sayın Erdoğan'a res çekiyor çünkü seçimden sonra başka ittifak arayışında olacak Erdoğan filan falan gibi yorumlar yapıldı. Ya Cumhur İttifakı'nın istikametinde bir değişiklik yok. Cumhur İttifakı bir açılım yapacak mı? Evet, bir açılım yapacak. Ama Suriye'de, Irak'ta terörü bitiren bir açılım yapacak. Ben bunu pazartesi günde ifade etmiştim. O açılımda terörden temizlenen o alanlar hem Irak hükümeti için hem bölgesel yönetim için hem kalkınma yolunun tekrar inşası için olumlu bir zemin oluşturacak. Burada Türkiye yüzyılının başında Sayın Cumhurbaşkanı'nın görülmesi gibi en azından Cumhur İttifakı seçmeninde Türkiye'nin %52'sinde belki de daha fazla bir kesimde böyle bir kanaat söz konusu. Yerel seçimlerden sonra bu konu anayasa değişikliği de zaten Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhur İttifakı'nın taslak çalışmaları var. Gündeme gelmesi gereken konulardan bir tanesi olduğu için bu Cumhurbaşkanı'nın tekrar seçilmesi anayasa üzerinden mi olur? Meclisin tekrar bu kararı almasından mı olur? Bilemiyorum. Bu çalışmalar yapılacaktır. Buraya işaret edildi. Şimdi Ayasofya'ya gelelim. Hocam hiç Ayasofya'ya gittin mi? 3,5 evet. yılda. Evet. İkinci katında ibadete Kami açılmış müze. Mıydı? Müze. İkinci katı ibadete müze. Açılmış mıydı? Müze müze açılmış, değil mi hocam? Şimdi müze. Bak şimdi bilgilendireceğim. Şimdi müze. Açıldı da sonra açılmış evet. mıydı ibadete? Evet. Evet. Kıldın mı namaz? Evet, kılmadım. Doğru söylemiyorsun evet, çünkü. Kılmadım. İkinci katı hiç kılmadım. İbadete açılmadı. Kılmadım. İkinci namaz katı ne yaptın? Açıldı. Turistik gezi bütün mi yaptın? Bütün cami sonra? Olarak açıldı. Sonra ikinci katı müze oldu. Ya şimdi bu nasıl? Sen bir şey söyleyeceğim. Fatih Sultan Mehmet vakfiyesini biliyor musun? Biliyorum biliyorum. Ne diyor ya orada? Anlatacağım. Ne diyor? Bak şey bir dakika konuyu saptırma. Altı hocam, cami üstü müze mi olsun? Doğru bilgi vereceğim sana. İkinci, Fatih Sultan ikinci katı, Mehmet'in vakfiyesini biliyor musun? Cami. Bedduasını of, biliyor musun? İkinci Ferhat. Katı. Biliyorum, Ferhat. Biliyorum. 25 euro kimin parası? Biliyorum. Yerli biliyorum. Milli paran senin euro mu? Müzeden çevrildiği zaman da diyordunuz ki bir sürü geliri kaybettik. Bekle. Temmuz ayında neydi? Bekle cevabı bekle. İbadethane olarak cami olarak evet, Ayasofya'yı. Altı cami üstü müze yapacağım. Sanat kalitesi yapacağım demedin. Ferhat. Susmanı bekliyorum. Saptırma gerçeği. Ben saptırmıyorum. Sen saptırıyorsun şimdi onun gerçekleri. Onun kapısında 25 euro yazıyor. Tamam? Fatih Sultan Mehmet ikinci katın Erdoğan o mozaiklerini kapatarak ayakta namaz konuşabilir miyim mesela? Susar mı acaba? Aynısını yapıyorsun. Ay, susar mı? İstersen koşarak. Ama sen soru sordun. Gerçekleri ben saptıramazsın. Sadece şunu ama sordum. Sen sordun. İkinci Fatih katında. Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesini abi cevap, hatırlatıyorum sana. İkinci katında peki, namaz kılamazdın. Hatırlatıyorum. İkinci katında namaz kılamazdın. Çünkü orası ibadete hiç açılmadı bu bir. Orası bir ibadete açmadı. İkiye geliyorum. İkiye geliyorum. Bağırarak daha haklı olunmuyor. Bak. Oranın kapısına yura yazıp da seyirciler Türkiye mesaj atmış. Milli parası, seyirciler mesaj atmış. Kapısında, dolar seyirciler mesaj atmış. Çocuklar Ferhat, korkuyor Ferhat, diyor. Televizyonu Ferhat, izleyemiyoruz diyor. Bak seyirciler mesaj Ayasofya atmış. Çocuklar Ersun Hoca'nın bağırmasından korkuyor diyor. Birinci katında sevgili çocuklar katında benim kameraman gitsin. Fatih Sultan Sizlerden Mehmet Han'ın vakfiyesini oku. Bedduasını ya, oku. Ben vakfiyesini de bedduasını da biliyorum ya. Hocam gargara 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 programın başından beri ya. Ya çocuklar korkuyor diyorum ya. Bak, çocuklar korkuyormuş bak mesajı. Neyi hak ettin hocam? Neden bahsediyorsun sen? Cevap versin. Sen neyi hak ettin? Aynen böyle. Böyle tartışma olmaz. Cevap böyle hocam, tartışma olmaz bence de. Söyle, olmaz. Hakaretle test ederdin. Yoksa bu programı bitirmek zorundayım. Abi ben de gitmek zorunda kalacağım. Buyurun. Çünkü baksana Ayasofya'nın ikinci katı ibadete hiç açılmadı. Hocam bitirsin. Ayasofya'da. Hocam bağırarak ben de seni bastırabilirim. Bağıran sensin. Bağırarak ben de seni bastırabilirim. İstediğin kadar bastır. İkinci katı. Tamam. Sorduğun soruyu bir cevap versin. Gerçeği sakin. Alenen saptırıyorsun. Peki. Bitirsin cevap vereceğim. 3,5 yıl önce Ayasofya açıldığında ibadete tamam mı? İbadete açıldığında ikinci katı ibadete hiçbir zaman girmiyor. Açılmadı bu bir. 2. Ayasofya'da ziyaretçi yönetim planı tesis edildi. Bunun da sebebi Ayasofya'nın yapısının tarihi bir yapı olması ve 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ayda misafir etmesinin orada oluşan nefesten de dolayı tarihi yapıya zarar vermesi nedeniyle bir ziyaretçi yönetim planı ihdas edildi. Ayasofya'nın alt katı turistlere, gayrimüslimlere kapatıldı. Hocam gerçeği bu. Ayasofya'nın birinci tamam, katı gayrimüslimlere kapatıldı. Sadece ibadet alanı olarak tesis edildi. Camiye gidenler kilometrelerce sıra beklemekten kurtuldu. İkinci kısmı
sınırlı sayıda ziyaretçi alabilmek adına bir bütçeye bağlandı. Oranın geliriyle de restorasyonu yapılacak hocam. Bu 3,5 yıl önce, 3,5 yıl önce, tamam mı? 3,5 yıl önce sizin cenahınızda aynı safta oturduğunuz şey insanlar müzeyi camiye çevirdiler. Ve Türkiye birçok gelirden oldu diyenler bugün Ayasofya'yı müze oldu diyor. Orası müze olmadı. Orası galeri katı olarak gayrimüslimler için ihdas edildi. Turistlerden de para alınıyor ve oranın herkesten alınıyor. Hocam herkesten alınıyor. Ben yalan konuşmam. Ben zaten kısık sesli konuşuyorum da sen olayı bağırmak, bağırarak çağırarak zaten konu Ayasofya değil arkadaşlar. Ama hocam ne dedi? Konu değil. Konu metro hatları, finiküler hatları, beyefendi Ayasofya'dan dem vuruyor. Biz de olayın gerçeğini söylüyoruz. Ziyaretçi yönetim planı. Bakanlık yapmış. Konu bu. Şimdi bakanlık yaptı diye doğru mu? Doğru mu oluyor? Her şey? Hocam doğru oluyor. Çünkü Ayasofya'nın şey 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlama kapasitesi yok. Bitirmesine izin ver. 1 milyondan fazla ziyaretçiyi bitirmez ziyaretçi o yarıma kadar. Bitirene kadar zırh cevap vermeyeyim diye konuşacağım. Sen susana kadar aynı cümleyi 1000 kere tekrarlarım. Tekrar et Ferhat. Ayasofya'nın 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayacak kapasitesi yok. Ziyaretçi yönetim planı iddias edildi. Ayasofya'yı Türk vatandaşları Ayasofya'nın 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayacak kapasitesi yok. O nedenle ziyaretçi yönetim planı ihdas edildi. Hocam ya devam edebilirim. Hayır, bir saniye. Bir dakika. Daha devam edeceğim şeyler var. Neyle ilgili? Şimdi gelelim. Enflasyon. Enflasyona daha gelmedik. Dur, daha gelmedik. Ekonomiye gelmedik Ayasofya daha. Dur. Netleştiyse, sen kafan karıştı. Cümleleri aynı hocam, tamam müsaade hocam, bak, bitirsin. Kişisel gitme. Ya, kişisel hocam kardeşim. Kişisel gidersen çok üzerim seni bak bunda? Hocam. O zaman hiç konuşmuyoruz. Üzerim. Cevap vermeyin. Üzerim. Ben ya, sana resmi bilgilerden bahsediyorum hocam. Üzen sen ol ya. Geçen de üzüldün. Sonra izledim. Gerçekten dedim. Hocam soru sordunuz. Cevap versin. Bir bekleyin. Bitirsin hocam. Az önce de siz bitiremediniz çünkü o araya bütçeden girdi. Bahsediyor değil mi? Nereden bulacak bütçeyi diyor Murat Kurum. Murat Kurum nereden bulacak bütçeyi? Ayan beyan açıklamış. 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi, 100 bin lira da taşınma yardımı yapacağım. Ve kentsel dönüşümde projelerini oraya sokan vatandaşlarımız aylık 5800 lira kiralardan da çok daha ucuz bir rakamda evlerini yenileyebilecekler. Yeni kaynaklar bulunabilir, finansman kaynakları bulunabilir. Bakanlarla benim ilişkimin iyi olması İstanbul'a daha fazla yatırım getirmeme sebebiyet verir. Bu İstanbulluların menfaatine olur. Şu anda bile bakanlıklar kilometrelerce metro yapıyor. İşte Ulaştırma Bakanlığı'nın ne kadar metro yaptığını bilmiyor hocam. Her konuya hakim ama Murat Kurum'un sesinde zaten kaç kilometre. Sadece 2019-2024 arasında Ulaştırma Bakanlığı'nın metro yaptığı ayan beyan ortadaydı. Bunun da görülmesi lazım. En azından bak 17 bakan İstanbul'da Murat Kurum için çalışıyor diyorlar ya. En azından bak İngiliz Büyükelçileri arkasında değil. Amerika Büyükelçisi arkasında değil. Büyükelçiler arkasında Ekrem İmamoğlu'nun da. Biden bile muhalefete destek vermeliyiz demişti adaylığı İmamoğlu döneminde. Biden arkasında Amerika'da. Ferhat, şimdi sosyal yardımlar. Hocam dur. Yapmamış oluyor. Sosyal yardımlar. Bakanların İstanbul'da toplanması görevlerini. Ya bakanlar. Bunlar Ankara'da olması gerekmiyor mu? Bakanlar İstanbul'a da hizmet yapıyor. Ankara'ya da hizmet yapıyor. Bursa'ya da yapıyor. Antalya'ya da yapıyor. Yapıyorlar. Peki, ben sana proje da sayarım. Ferhat bitirsin lütfen söyleyeceklerini. Evet. Şimdi yeniden refah seçmeniyle ilgili siz dik duruşunuzu bozmayın diyerek yönlendirme yapmaya çalışıyor. Şurada bir tespit var. Bak her aday çıkarmak herkesin hakkıdır. Bu bir siyasi partidir, Yeniden Refah Partisi. Ama bunun olumlu olumsuz sonuçları olabilecektir. Şu anda bizim yaptığımız veya Sayın Cumhurbaşkanı'nın Murat Kurum'un yaptığı tespitler Yeniden Refah seçmeninin 2024 seçimleri sonrasında 31 Mart sonrasında siyaseten zarar görme ihtimalini bir tarafta barındırır. Çünkü Yeniden Refah'a oy veren seçmenlerin %90'ının ikinci tercihi İstanbul'da Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu değil. Dolayısıyla partilerinin de şu anda seçimi kazanma şansı yok. Sıfır. Yani bununla ilgili herkes de iddiaya girebilirim. Varsa bir baba yiğit, Ersan hocam girerse ben İstanbul seçimleri arabada dahil olmak üzere her İstanbul şey. Evet, İstanbul seçimlerinde adayının Mehmet Altınöz'ün seçimi kazanma şansı yok.
Mehmet Altınöz'ün mü kazanmıştı? Ona mı iddiaya giriyor? Bu söylediklerimiz ya, seçim hocam, yasağına giriyor ayrıca, tamam. İfade edelim. Yeniden Refah Partisi'nin adayının seçim kazanma ihtimali çok çok zayıf gözüktüğü için Yeniden Refah'a oy verilmesinin Ekrem İmamoğlu'na ciddi bir destek olacağı, Ekrem İmamoğlu'na oy vermiş gibi sayılacağı, dolayısıyla muhafazakar ve milliyetçi olarak kendini adlandıran bu seçmen grubunun Feshane'deki LGBT etkinliklerinin devamına da oy verileceği veya subliminal ya da ona doğaçlama dans festivallerinden bahsediyorlardı. Doğaçlama dans festivallerinin devamına oy verileceği işaret ediyor. Tabii ki karar seçmenin. Seçmene bu merceği tutmakta siyaseten herkesin hakkıdır. Bunun net bir şekilde görülmesi lazım. 2002'den dem vuruyorlar. 2023'e kadar bakın Türkiye'de evet zor dönemler de oldu. Ekonomik olarak reformlar da oldu. Ama ben sana şöyle bir rakam vereyim. Faruk Aksoy söyledi galiba. 2000 ya da Ersan Hoca söyledi. 2002'de trafiğe kayıtlı 8 milyon 700 bin araç varmış. Şu gün 28 milyon 740 bin 492 araç var 2023 sonu itibariyle. Yani 3.2 kat artmış. Nüfus %20 artmış olmasına rağmen. Bunun dışında ekonomik zorluklar yaşamıyor muyuz? Yaşıyoruz. Biz bu halkın içindeyiz. İşte bunu, emeklerde bunu bir, sorun bunu yok bir, mu? Var. Bunu bir refah, ilgili. Bir bunu dakika, bir refah hocam, düzeyi olarak hocam, anlatırken İstanbul'da artan araç trafiğinin de ha işte bunu işte söyleyeceğiz. Bu dur. Artmadan dolayı olduğunu bunu da söyle. Bunu yakalayamamış işte. Yani bu 25 bir refah yıldır, düzeyi ise bir dakika hocam, bunun bir külfeti Faruk de var. Aksoy, onu da söyle. Devam ediyoruz işte. Peki, şunu söylüyorum. Evet. Tamamlayın lütfen. 2019 öncesindeki 94'e kadar dem vuruldu. Yapılan hizmetler neydi? İnsanlar bunu biliyor. 2019'dan önceki döneme göre şu gün evimize daha hızlı gidiyorsak İBB başarılıdır. Ama daha geç gidiyorsak hatta %89'lara gelmişse trafik İBB başarısızdır. Bunun görülmesi peki lazım. Ekonomide problemler yok mu? Son cümle olarak bitireyim. Gerçekten var, farkındayız. Daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi. Amerika'ya boyun eğseydi, savunma sanayimizi geliştirmeseydik, milli enerji politikamızı geliştirmeseydik, dolar bugün daha düşük olurdu. Belki bugün ekonomiden dem vuranlar daha refah seviyelerini artırırlardı ama 2012'den bu yana MİT krizde dahil olmak üzere 2013, 17, 25 Aralık, 2016 darbe girişimi, 2018 Trump'ın döviz resti, 2019, 2020 Covid, 2022 Rusya-Ukrayna savaşı, bölgemizdeki savaş ortamı ve 2023 6 Şubat'ta yaşanan depremi de bu insanlar görüyor. Buna rağmen ayakta kalan ve tümseyi aşmaya çalışan, tam bağımsızlık mücadelesi veren Türkiye'yi gördüğü için zaten aday kim olursa olsun kazanamayacaktı 2023'te. Peki. Bunu anlayanlar zaten gerçeği çok net bir şekilde görürler. Finiküler hattını da hocam size vereyim bak. İstersen birazdan metro raylı sistemleri neler vaat birazdan etmiş. Birazdan söz hocam vermeye şimdi, çalışacağım tekrar. Hocam şimdi evet, şey yaptı Cem, ya. Çok beklettim. Projelerden. Özür dilerim. Hayır ya, geleceğim ama Cem'den sonra Cem'i de çok beklettim. Estağfurullah. Ben şimdi Devlet Bey'in o çıkışını bir nacizane ifade lütfen etmek isterim. Çünkü bugün kıymetli Genel Başkan Yardımcımız Semih Hocamız Edip Semih Yalçın'ın da bir açıklaması oldu. Ya yeni bir anayasa ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçimleri yenileme hadisesi olarak bunu bir nacizane ifade edelim. Şimdi 17 yine Mart tarihli konuşmasında Devlet Bey'in şöyle bir ibare var. Bu çok önemli. Çünkü kıymetli hocam ifade buyurdu, Ersan Şen. Dedi ki ya CHP'nin içindeki hiziplere rağmen Ekrem Bey'in şu an bir mücadele süreci var. Ona da bir artı plus yaptı. Şimdi aynen şunları ifade ediyor Devlet Bey. Bakın çok önemli bir yere bağlayacağım. Bizde hizip yoktur. Kadroculuk yapan, dedikodu şantiyesi işleten, fitne tezgahı açan yoktur. Olmasına da asla müsaade etmeyiz diyor. Niye? Bir siyasi parti, biz teşkilat diyoruz, onlar örgüt diyor. En alt kadrosundan itibaren mahalle teşkilatlarından ilçe, il ve genel merkezine kadar belli bir mukavemeti beraberinde getirir. Esasen parti kelimesinin tam da karşılığı budur. Bir parti disiplini olur, kendi tüzüğüne bağlıdır ve ona taraf olarak siyaset edersiniz. Şimdi ben size 3 tane tarih söyleyeceğim. 10 Aralıkçılar, 29 Mayısçılar, 1 Nisancılar. Şimdi Yeni Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisinde maalesef fraksiyonlara ayrılmış durumda. Bir 10 Aralık hareketi vardı. Bir baktık onun bir tarafını işte Canan Hanımlar çekiyor. O zaman Canan Kaftancıoğlu tırnak içinde bir devrim kahramanıydı. Şimdi Canan Hanım İnanılmaz derecede telin ediliyor. Esamesi dahi okunmuyor. Ekrem Bey üstünü çizdi diyorlar.
Ben onun duruşmasına da girdim. Canan Hanım öyle kurul gürültüye pabuç bırakacak da bir insan değil. İyi takip etsinler. Şimdi 29 Mayısçılar var. Paylaşıyorlar sürekli. Ekrem Bey ve başını çektiği ekip. Ekrem Bey bu toplantıları nasıl yaptı Zoom üzerinden? Dedi ki ben yönetiyorum. Burada nasıl moderatör sizsiniz. Herkes ona tabi oldu. Herkesin rolünü o biçti. O yönetti. Ama bir şeyi unuttular. Arada biri de arkadan onu takip etti, kaydetti ve servis etti. Yine aynı süreç içerisinde il başkanını seçtirdi Ekrem Bey. Çok önemlidir Özgür Çelik. Özgür Çelik'in seçilmesiyle birlikte esasen kurultayında neticesi belli olmuş oldu. Çünkü İstanbul belirledi. Ve o günden bugüne de biz Ekrem Bey'i İstanbul şehir emini olarak görmedik. İstanbul bir adeta terk edilmiş, unutulmuş, öksüz ve yetim kaldı. Çok önemli bir cümle kurdu ya Faruk Aksoy ya Ersan Şen. Tayyip Bey'in dedi, Riyaseti Cumhurbakanı aklı İstanbul'a doğru. Çünkü ne diyor? İstanbul benim sevdam, İstanbul benim aşkım. Yapamadılar, beceremediler 31 Mart'ta. Hep söyledik, iyi yönetemiyorsunuz. İl yönetimine yalvardık. Maalesef o il başkanı şu an milletvekili oldu. Bak söylüyorum, kitabın ortasında. Sahip çıkamadılar emanete. Tayyip Bey'in 94'te o alıp tırnaklarıyla getirdiği emanete sahip çıkamadılar. Şimdi niye bu kadar force ediyor Tayyip Bey? Yine herkes niye Riyaseti Cumhurbakanlığı'na bakıyor? Neden? Niye yine bir büyük İstanbul'da açık hava toplantısı olacak? Çünkü Tayyip Bey istiyor. İstanbul onun göz bebeği. Ha olur olmaz. Millet teveccüh eder etmez. O ayrı konu. Ben hep söylüyorum. Bizim bir tane reyimiz var. Üç Hilal'i gördüğümüz yerde ona basarız. Yoksa da Cumhur İttifakı'nın adayı kimse ona veririz. Bu kadar net. Ama Devlet Bey'in şu çağrısı çok önemli. Bakın bir kez daha söylüyorum. Kıymetli Ferhat Hocam ifade buyururken Devlet Bey diyor ki yeni Türkiye yüzyılında ve bu yüzyılın kurtarıcı lideri olarak diyor. Basit bir cümle değil. Neden 15 Temmuz 2016'dan sonra Devlet Bey Riyaseti Cumhurbakanlığı'na olan bakışını külliyen değiştirdi? Neden yeni bir siyaset etme kendine stratejisi belirledi? Ve neden bu stratejisiyle de 2016'dan bu yana olan referanduma bakınız, 16 Nisan 2017, 2018 seçimlerine bakınız, 31 Mart 2019'da Türkiye sattım haline bakınız, meclislere bakınız büyük şehirlerde ve en nihayetinde 14 Mayıs ve 28 Mayıs'a bakınız. Neden hep haklı çıktı? Çünkü ortaya bir vizyon koydu. Dedi ki işte ifade buyurdu Sayın Hatipler, neden hep beka sorunu? Ben yine ifade ediyorum, yine iddia ediyorum. Vallahi billahi tilla 31 Mart yine mahalli idareler seçim beka sorunu. Çünkü niye? Çok vakit kalmadı, konuşamıyoruz. İnanılmaz derecede HDP'nin tırnak içine meşrulaştırılıp büyük şehirlerde gerek kendi adayları gerek kontenjan adaylığı ve meclis üyelikleriyle. Bakın 48 tane isim var CHP listelerinden bugün şu an o basılmış pusulalarda oy vereceğiz. Değil mi? Büyükşehir'de belediye meclisine vereceğiz. Aynı zarf içine nasıl sığdıracaksak. Belediye başkanını seçeceğiz büyükşehri. İlçe belediye başkanını seçeceğiz. Bir de muhtarımız var. Onu da seçeceğiz. Küçücük bir zarfın içine bunların hepsini sokacağız. Sokarken oradaki isimlere mi bakacağız? Aa Faruk Aksoy var, Ersan Şen var, Erdoğan. Hayır. Gideceğiz. O kısıtlı zaman diliminde inandığımız değerler vicdanımız arasında bir oy vereceğiz. Ama Devlet Bey bu çıkışı niye yaptı? Anayasanın 116. maddesinin 3. fıkrası. Bunu Barış arkadaş anlatıyor. Biri denk gelemedik. Ona doğrusunu öğretelim. Diyor ki sınırsız ve sonsuz değil. 116. maddesinin 3. fıkrasında Reis-i Cumhur'un 2. döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde. O da 116'ya 1'e atıf yapıyor, 5'te 3 çoğunluk yani 360. Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir diyor. Şimdi biz yıllardır bu ekranlarda çıkıyoruz, haddimiz olmadan kelam ediyoruz. Diyoruz ki ya yeni anayasa. Napolyon'un bir sözü var, süngülerle her şeyi yapabilirsiniz, üzerine oturamazsınız diyor. Yani üzerine bir rejim iktidar inşa edemezsiniz. 96 maddesi değişmiş, 19 kez yamalı bir bohçaya dönmüş bir anayasa var. İşte burada kıymetli Fethi Yıldız Üstadım'ın büyük emeğiyle hazırlanmış Milliyetçi Hareket Partisi'nin 100. yılda 100 maddelik anayasa. Divacesi çok, Allah'ın lütfu, kardeşlik ruhu ve vatan sevgisiyle vücut bulmuş biz Türk milleti diye başlıyor. Biz de diyoruz ki nacizane haddimiz olmadan, madem yeni bir anayasaya ihtiyaç var, madem bu yeni anayasa tüm şu anki parlamentoyu terekküp eden siyasi partilerin üzerinde de bir mükellefiyet ve de mesuliyet iddia ediyorum.
Parlamentonun bu yapısı tam da yeni anayasaya en uygun bir yapı. Böyle bir imkan varken ve riyaseti cumhur makamları gerek Cumhur İttifakı'nda gerekse de diğer tüm 85 milyonu sattığım halinde hatta ve hatta alemi İslam'da 350 milyonluk Türk dünyasında böyle bir talep ve ihtiyaç varken biz bu iki hadiseyi yeni bir anayasa çerçevesinde nacizane gündeme getirmemiz lazım. Şunu da bitireyim. Kıymetli hocam da hazırlık yapıyor. Muhakkak cevap verecek sevgili Ferhat Bey'e. Burada şunu atlamamamız lazım. Biz elbette ki bir mahalli idareler seçimine gidiyoruz. Elbette ki belediye reisimizi seçiyoruz. Ama hep unuttuğumuz şu. Kayyum belediyeler deniyor. Anayasa 127 ve mütakip. Diyarbakır. Güneydoğu'da pek çok ilimiz, pek çok, bakın altını çizerek ifade ediyorum. Maalesef çok farklı fraksiyonların eline teslim ediliyor. Vatandaş gidip bunlara ya arkadaş siz Kandil'e, PKK'ya iradenizi verin, yönetin diye mi rey veriyor? Hayır. Vatandaş tertemiz saf oyunu veriyor. Ama işte bu tartıştığımız noktalarda biz neye geliyoruz? Gene bu çok önemli Doğu ve Güneydoğu'daki belediyelerin de tırnak içinde kime teslim ve tevcih edileceğine geliyoruz. Şunu da bitireyim. İki tane lider var benim şu an gördüğüm Türkiye'de. Diğerleri lidercilik oynamaya devam etsinler. Biri tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan diyen Recep Tayyip Erdoğan. Bitiriyorum. Diğeri de benim bir aşkım ve sevdam var diyen, önce ülkem ve milletim diyen, 350 milyonluk Türk dünyasına, ay yıldızlı al bayrağı, şehitlerimizin kanına, Türklüğün bekasına, kelamı kadim ve natık kelamullah yemin eden lider Devlet Bahçeli. Bizim bakış açımız bu. Bizim vatandaşımıza anlatmak istediğimiz hadise bu. 31 Mart'ta da muhakkak ki hizmetler ve projeler ve fakat bu düstur, bu ülke, bu mefkürede oylanacak. Peki, teşekkür ederim. Ersan hocama çok güzel bir haberim var. Ayasofya Camii Kebir Şerifine gittiğinde alt kattan, ibadete açık olan yerden gittiğinde üst kata ücretsiz olarak çıkabiliyorsun hocam. Türk vatandaşı ve Müslümansan. Devam. Gayrimüslimler giremiyor. Son sözü size vereceğim. Bir Faruk'un da son sözlerini alayım. Çünkü bitiriyor muyuz? Tabii programın sonuna geliyor. Evet. Yok, Ersan Hoca şey yapabilir. Peki, buyur hocam. Problem şimdi yok. Bir defa biraz önce Ferhat kardeşimi dinledim. İmamoğlu için söylenenler. Ben İmamoğlu savunuculuğu yapmıyorum. Anlatamadığım bu. Buradan öyle gözüküyor mu? Asla. Öyle bir şey yok. Beni insanlar konuştuğuma göre şucu mu bucu mu diye nitelendiriyor. Öyle bir şey yok. Ben şu taraftan bu taraftanım diye de nitelendirmiyorum. Eleştiriyorum. Söylüyorum. İmamoğlu'nu da eleştiriyorum. Hiçbir Allah kulu burada Mayıs seçimlerinde ve öncesinde Kılıçdaroğlu'nun seçilebileceğine dair bir cümlemi duymamıştır. Kılıçdaroğlu'nun en kızdığı insan bendim. Kılıçdaroğlu taraftarlarının en kızdığı bendim. Çünkü yanlış yerden gitti. Terördü, dindi, mezhepti. Bunlar yanlış aday. Sokağın adayı değil. Bunu söyleyen benim, hocam. Bir kişi benim bunun aksini söylediğimi göstersin. Buradan kalkar gider, bu programlara bir daha gelmem. Bak bu kadar net söylüyorum. Sosyal medya var, her şey var. Tamam. Herkese hakkını teslim etmek lazım. Söz uçar yazı kalır. Açık kaynak orada. Şimdi LGBTİ olmadı, DEM. DEM olmadı, İngiliz elçi. O olmadı, rüşvet. O olmadı, aynı mahalledeniz. Şimdi Sayın İmamoğlu'nu ABD, İngilizler destekliyor dediğinizde efendim Sayın Kurum'a verilmezse oy LGBTİ'ye çalışıyorsunuz dediğinizde bu haksızlık olur. Çok ben etkinlikler bir somut gerçek. Böyle bir haksızlık olmaz. İngilizler de yemek yiyor. Böyle bir haksızlık olmaz. Sayın Cumhurbaşkanı da yemek yedi. Başbakan olmadan önce de Amerikalara gitti. Hocam, gezdi dolaştı. Soros'la da oturdu. Değilim diyorsun. Biz öyle bir şey görmedik. Şu anda öyle bir şey, öyle bir şey biliyor musun? İmamoğlu savunuculuğuna. Arkadaşlar biz şunu söyledik. Kıbrıs'a yol yapmayı bırak. Sudan Gazze kazanacak dediğinde Sayın Kurum'a dedim ki halife seçmiyoruz biz Sayın Kurum. İstanbul'a şehremin seçiyoruz. Bu meselenin Sudan'la Gazze ile ilgisi yok. Bu meseleyi yerel yönetimlerin seçimin olmak dışına çıkaran Sayın Kurum'un kendisi. İmamoğlu da koli gönderiyordu. Sayın fotoğraf paylaştı Twitter'da. Tamam. Ersan, devam edeyim ben. Ilgili eleştirim devam var mı? Merak Özgür ediyorum. Özel eş başkanmış. Koli yükleniyordu. Bildiğim koli kadarıyla. Ya bir müsaade etsin. Lütfen rica ediyorum ya. Az önce de yasak, ona müdahale et. Ferhat, ben ya. Son dakikalar üstelik. Sen süreni verdin de bana ağzı köpüre köpüre girdi hocam. Ya ne demek abi, bu nasıl bir şey ya? Ferhat, doğru bir ifade değil bu. Sinirli olduğunu kastetmek. Hayır ama olmaz. Çok ayıp gerçekten ya. Böyle bir tartışma olmaz. Kaldı ki hoca senden de yaşça
daha büyük. Ya bu böyle bir şey, niye böyle saldırıyor insanlar olarak, anlamıyorum. Ben olarak, vatan milleti hocanın, için konuşuyorum bak, kardeşim. Söylediğim konu, kimseye konuşmuyorum, kimseden bir iş almıyorum. Kimseden bir ulufe beklemiyorum. Hoca sana cevap Türkçe'de vermiyor. Türkçe'de bir deyimdir, hakaret. Bir yorumu yaparken sessizliğim. Hayır, hakaret olarak algıladığı için özür diliyorum ama deyimdir, deyim. Avukat değil, ceza kutusuyum ya. Bu televizyon kanallarına çıkıyorum. Açıkça özür de diledi. Buyurun hocam. Şimdi Özgür Özel eş başkan. Deminde olduğu gibi resmi bir eş başkanlık yok. Ha, bu bir evet kurultay meselesi midir? Doğrudur. Sayın Kılıçdaroğlu kaybetmeyeceğini düşündüğü kurultayı kaybetmiştir. Küskünler var mıdır? Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir mezhep partisine çevirmek istemişler midir? Evet. Bunun kavgası devam edebilir mi? Evet. İstanbul'u İmamoğlu kaybederse bu kavga İmamoğlu'nun kaybı olarak değil, bir başka kayıp olarak kendisini gösterecek. Doğrudur. Benim istediğim şu: İstanbul demokratik yollarla yönetilsin. İstanbul'dan yönetilsin. Merkezle ilişki. Sayın Murat Kurum bakanlık yaptığı için, bakanlara yakın olduğu için İstanbul hizmet almaz. İktidardan oradan buradan olmak değil. Sen ben kavgası yok. Bu millete, bu vatana hizmet ediyoruz biz. Mesela sayın kıymetli Cem kardeşim dedi ki, İstanbul Cumhurbaşkanlığı'nın aşkı. Evet. Aynı Sayın Cumhurbaşkanı 2017 yılında ben de ihanet ettim İstanbul'a dedi. Affetsinler dedi. İstanbul'un bu hale gelmesinden biz de sorumluyuz dedi. Bunu ben söylemedim. Sayın Cumhurbaşkanı söyledi bunu. Hata var mı? Var. İhanet ettik. Ettik dediğiniz zaman onu bir bütüncül olarak kendi kadronuza da alıyorsunuz. O yorum senin, şimdi cümleyi ben söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Herkesi kastetti. Şimdi ben seçilen yönetsin diyorum. İmamoğlu'nu kutsamıyorum. Mükemmel demiyorum ama çöp, çamur, çukurda son buldu. Üsküdar artık sel basmıyor yağmurlarda diyorum. Gerçek ortada. Başakşehir'e basıyor. Şimdi devam ediyorum. Bahçeli evler. Devam ediyorum. Şimdi Ferhat kardeşim yakından takip ediyor. Aynı da bazı görüşlerimiz de aynıdır eminim. Mesela Ayasofya mı? Ayasofya ile ilgili iki cümle söyleyeceğim ben. Bizim yerimiz, camimiz, her şeyimiz. Medar-ı iftarımız, fethin sembolü. Bu kadar basit. Hala Batı'nın, Avrupa'nın, Rus'un hepsinin gözü var bu memlekette. Biliyoruz. Bize yakıştıramıyorlar hala. Ama şunu söylüyorum. Cezayirli bir Müslüman geldi. Cuma günü ve namaz saatleri dışında cami bölümüne giremiyor Ferhat. Niye? Girebilmesi ki, bak, Cezayirli bir Müslüman namaz saatlerinde cuma namazı dışında giremiyor. Hocam giriyor. Söylüyorum sana. Giriyor diyorum. Tamam. Giriyorsan takdir değerlendirmeyi cuma namazına gidelim Gülsen'le inşallah. Takdir bir şey yok ki, giriyor. Devam ediyor. Vakte gidelim. Muhakkak para dediği için. Ben muhakkak para vererek geçeceğini biliyorum. Hocam ama camide illa ezanın ardına mı namaz kılınıyor? Ben diyorum ki Ayasofya'yı biz Temmuz 2020'de benim hatırladığım o Sayın Cumhurbaşkanı Danıştay kararı bir bütün olarak her yeri cami olacak ve devam ediyor. Evet, zaten cami. Bak, Ferhat hak verecek bana. Asla şimdi, müze değil. Fatih devam Sultan Mehmet'in vakfiyesinde herhangi bir yerinde, cümlesinde, kelimesinde Ayasofya'nın bir kısmının müze veya sanat galerisi olacağına dair bir yazım var. Hocam, Fatih'in bedduasına girersek eğer orayı müzeye çevirenlere de lanet ettiğini konuşmak zorunda kalırız. Olmaz, buna şimdi, girmeyelim hocam. Bak, başka bir şey söyleyeyim. Fatih'in bedduasına gayrimüslimleri orada... Yarısı, Ferhat, rica ediyorum. Bir Sayın Murat Kurum, yarısı bizden kampanyası dedi değil mi? Yarısı bizden kampanyasının kaynağı bile yok onun önerilerinin arasında. Nereden geleceği belli değil. Nereden, dua edip mi getireceğiz? Hayır. Şimdi demokrasi, iyi dem olunca sorun yok, deva saadet olunca sorun yok. Yeniden Refah girdiğinde, aman Yeniden Refah'ın adayına oy verdiğiniz zaman kardeşim İmamoğlu'na oy vermiş olursunuz. Kusura bakmayın. Bak, o zaman da şu aklımıza geliyor. Ne geliyor? Yeniden Refahlı kardeşlerime söylüyorum. Kendinizi kimseye ispat etmek zorunda değilsiniz. Siz sadece mahallenizin partisi de değilsiniz. Herhangi bir partinin yedek lastiği olamazsınız. Büyük düşünün. Türkiye'nin partisi olmak, Türkiye'de herkesle konuşabilmek, onlara ümit olabilmek sizi iktidara getirir. Siz ya vagon olup has parti gibi birilerinin peşine takılıp kaybolup gideceksiniz ya da lokomotif olup adil düzeni, denk bütçeyi, milli görüşü iktidara taşıyacaksınız. Sizin rahmetli lideriniz, cenneti mekan Sayın Erbakan hiçbir zaman diyaloğa kapalı olmadı. Herkese insanca yaklaştı. En zor zamanda bile hukuka saygılı oldu. Bugün hala Kıbrıs'ta Türk yaşıyorsa bunun en büyük kahramanlarından birisi Sayın Rahmetli Genel Başkanınızdır sizin.
Siz de bu faiz düzenine, yolsuzluklara, israfa, yoksulluğa, hukuksuzluğa, haksızlıklara hayır diyorsanız Sayın Erbakan'ın düşüncelerine sahip çıkacaksınız. Ya buhar olun, ebediyen kaybolun, ya da yağmur olun, yağın, bereket gelsin bu memlekete diyorum. Yeniden refahlılara söylenecek söz bu. Cevap verecek mi? Ve şunu söyleyeyim size. Cem kardeşim dedi ki, Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Devlet Bahçeli'nin konuşmasına atıf yaparak söylüyorum. Ben şunu söylüyorum. Sen konuşmasının bir kısmına katılıyorum. Ama bu ülkenin kurtarıcıya ihtiyacı yok. Kurtarıcıya ihtiyacı olmadığını Mustafa Kemal Atatürk söylüyor. Eğer diyor ben size bu ülkede hala siz kurtarıcı bekliyorsanız ben size bir şey öğretememişim demektir. Ve ben bu ülkenin anayasaya da ihtiyacın olduğunu düşünmüyorum. Bu ülkenin sorunları başka. DEM Partisi'nin beklentisi değil. Anayasa 1 Nisan'dan sonra ne beklenti içinde olduklarını biliyoruz. Çünkü Temmuz 2028'e kadar yaprak kımırdamayacak. DEM de çok iyi biliyor bunu. Stratejik gidiyor. Zaten İstanbul'da aday göstermesinin, ki tavşan aday değildir gösterdikleri Meral Hanım, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy kaybettirmek içindir. AK Parti'ye kazandırıp kendini ispat etmek içindir. Çünkü başka yolu yok. Beklentisi çok farklı. Özellik, başka bir şey. Onların niyetleri iyi değil. Biz onların hepsini biliyoruz. Peki. Ama şimdi benim ortaya koymak istediğim sadece şu. Anayasa. Anayasa yenilip içilmez. Anayasa değiştirerek, anayasa ortaya koyarak ülke kurtaramazsın. Önemli olan zihniyettir. Bir. İkincisi, bu ülkenin sorunu bence şu anda ekonomisidir. Beka meselesi ekonomisidir. Onun dışındaki sorunlar zaten hep vardı. Birlikte çözelim, birlikte gidelim. Ama anayasayı değiştirmek suretiyle değil. Anayasanın ilk 4 maddesini, Milliyetçi Hareket Partisi 66. maddesini elbette tartışmaya açmayacaktır. Ama tartışmaya açmak isteyenler olacaktır. Nifak sokmak isteyenler olacaktır. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin gündemi anayasa değiştirmek değildir. En iyi yazılı metinleri, dünyanın en iyi anayasasını da getirirseniz getirin. Önemli olan onun nasıl uygulandığıdır. Bütün mesele budur. Peki. Faruk Aksoy, biraz geciktik söz vermekte. Kusura bakmayın. Yok hocam, olur mu lütfen? Sayın Bahçeli aslında önemli bir konuşma yaptı ama bu konuşmaya benzer daha önce iki çıkışı daha vardı. Birincisi %51 meselesiydi, hatırlayın. Tayyip Bey %51 konusunda acaba %51'de kalmayabilir miyiz? En çok oyu alan Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı olabilir mi? Teklif değil ama tartışmasını başlattığında Sayın Bahçeli çıktı ve şunu söyledi. Asla olmaz. Bu %51 bu sistemin teminatıdır dedi. Aslında orada Cumhur İttifakı içerisinde şimdi bir şey söylediğin zaman şöyle işte bir tartışma çıksın isteniyor falan. Ben şahsen böyle bir şey istemiyorum. Yani böyle bir niyetim de yok, düşüncem de yok. Ama olayları tek tek analiz etmemiz lazım. Yani satranç gibi Sayın Bahçeli Sayın Cumhurbaşkanı'nın o çıkışına aslında bir cevap verdi. Bu birincisiydi. Önemli bir virajdı orası. İkincisi emekli maaşı konusu. Sayın Bahçeli yine çıktı. Bu kabul edilebilir bir şey değildir dedi. Yani bu şartlarda emekliler hayat süremez bu ülkede. Refah düzeyini belli bir noktaya çıkarmamız gerekiyor dedi. Orada ekonomik sıkıntılar devreye girdi. İstenen olmadı. Bu ikinci Cumhur İttifakı içerisindeki bence tartışma konusuydu. Şimdi bu üçüncüsü. Sayın Cumhurbaşkanı bana kalırsa bu son dönemim derken bir yeni anayasaya işaret etti. Çünkü anayasal bir değişiklik gerekiyor. Evet, doğru. Burada Sayın Bahçeli yine bana sorarsanız ben şimdi partili olmadığım için başka bir yerden bakıyorum. Bu aslında tatlı ama aynı zamanda içinde hafif sertliği de olan bir konuşmaydı. Yani Sayın Bahçeli şunu söyledi. Gidemezsiniz, yeni yüzyılın lideri. Yeni yüzyılın kurtarıcısı olmalısınız dedi. Yeni yüzyılın kurtarıcısı. Bu aynı zamanda dedi. Şu demektir. Bensiz olmaz demektir. Yani yeni anayasa, bu tartışmalar %51 falan, hani bu bir bakıyorum böyle geriye doğru diyor bence Sayın Bahçeli. Yani bu Türkiye'nin yeni yüzyılı, bu yüzyıl Türkiye yüzyılı, bu bensiz, ülkücü hareketin olmadığı, milliyetçi cephenin olmadığı bir şekilde tanzim edilemez diyor. Sadece Sayın Cumhurbaşkanı'na iltifatlarda bulunuyor. Tamam, gidemezsiniz diyor. Cumhur İttifakı yanınızda diyor ama yani Cumhur İttifakı derken biz ülkücü hareket olarak, MHP olarak, milliyetçiler olarak, Türk milliyetçileri olarak, hatta Turancılar olarak sizi bu yüzyılın lideri olarak gördük. Yani bu uyarıdır aynı zamanda. Uyarı derken kötü bir şey söylemiyorum. Yani o orada bir tatlı sert bir şey var, bizsiz olmaz, bir
350 milyonluk Türk dünyasına bir şey çizdik diyor Sayın Bahçeli. Ben bunu buradan okudum. Şimdi hemen hızlıca iki konu var söyleyeyim. Mevcut anayasa konusunda. Son bir dakikam kaldı. Bir de hemen söyleyeyim. Mevcut anayasa konusunda. Mevcut anayasa konusunda. Başından beri söylüyorum. Yeni bir anayasa yapmak için mevcut olanına ne eklemeniz gerektiğini, neyin eksik olduğunu açıkça konuşmanız gerekir. Yani mevcut anayasanın neyi eksik ki? Yeni bir anayasa ihtiyacı duyuyorsunuz. Artı yeni bir anayasa Türkiye'de yüksek yargının Anayasa Mahkemesi başta olmak üzere belki diğer mahkemeler yani bunların kaldırılıp kaldırılmamasına yönelik tartışmaların peşi sıra gelmesi hasebiyle benim açımdan acaba yeni anayasa ne kadar demokratik bir anayasa olacak? Mevcut anayasada ne eksik, ne söyleyemiyor ki Cumhur İttifakı, AK Parti, MHP ki yeni bir anayasa istiyor sorusunu da peşi sıra getiriyor. Artı iki cümle söyleyeyim. Bir artı, Sayın Cumhurbaşkanı %50 artı birden. O mesele o zaten. Bence bir de o. Yeniden seçilmesi için değişmesi lazım. Bence o. Bir de hemen yani, hızlıca şunu da söyleyeyim. Süre bitmek üzere. Şunu da söyleyeyim. Şunu da hızlıca söyleyeyim. Bunu söylemek istemezdim ama mecbur söyleyeceğim. Şimdi bakıyorum hem hükümete yakın medya hem hükümete yakın, iktidara yakın yorum yapan arkadaşlar böyle beni ısrarla muhalefete falan İteliyorlar bu tarafa doğru ama valla benim söylediklerim herhalde yalnız eve giderken düşününce muhtemelen sessiz kalınca hak veriyorlar. Yani bir tarafa ait olmadığımı anlıyorlar. Ama şöyle bir çelişkileri var arkadaşların. Diyorlar ki Cem Bey az önce söyledi. Benim için hala beka meselesidir dedi. Evet. 2024 yerel seçimde. Doğru. Ben de diyorum ki pazar günü Yeni Kapı'da bir miting vardı. Ben mitinge baktım, gazete duvardan da canlı takip ettim. Meydanı gördüm. Yani yeşil, sarı, kırmızı, flamalar, afişler, şunlar bunlar, her şey. Hemen mitingden sonra iktidara yakın, hükümete yakın haber sitelerine baktım. Yani bir beka sorunu var mı acaba İstanbul'da? Baktım, baktım, baktım. Bir tane haber göremedim. Ertesi gün matbu gazetelere baktım, gene bir şey göremedim. Arkadaşlar şunu mu söylüyorsunuz bana? Diyarbakır'da Nevruz kutlaması yapılınca büyük problem oluyor. Bir yerel seçimde beka sorunu diye üstüne basa basa vurguladığınız bir yerel seçimin arefesinde İstanbul'da 1,5-2 milyon insan toplanıyor. Yani terör örgütünü de simgeleyen bazı renklerle miting yapıyorlar ve hiçbir şey demiyorsunuz. Acaba bu dememe sebebiniz? Bir dakika şimdi oraya bir çomak sokmayalım. Hazır oradaki o kitle Meral Danış Beştaş'a oy versin. Ne dememizi bu İmamoğlu'nun aleyhine bir gelişme olabilir. Süre dar olduğu için dolayısıyla biz orayı bambaşka bir tartışmaya gireceğiz. Biz orayı bir dakika biz orayı dağıtmayalım. Şimdi orada Türkiye hani onu görmemezlikten gelelim bu diyorsanız eğer bu beka sorunu vurgunuza ve ısrarınıza pek yakışmıyor. Kandil arasında mesafe sizin koyamamış bir ittifak. Programı bir yarım saat geriye tamam, çekti. Hemen çıktı. Tamam. Bu çok, bir cümle, çok önemli. Bir bitirdim. Ama bir cümle bitti. Nerede bebek katili, eli kanlı, şerefsiz, terörist başı Öcalan'ın resmi varsa, nerede bu devlete, bu millete baş kaldıranların elinde bir flama, bir gayri hukuki eylem varsa, Milliyetçi Ülkücü Cami ve Türk Milliyetçileri karşısındadır. Ve Devlet Bey'in sözleri tevile veya farklı bir şekilde yoruma açık değildir. Çok şunu evet söylemiştir. Rahmetli Dündar Taşer'e atfen, biz çadırımızı sırtlarının yolu üzerinde kurmuşuz. Biz Milliyetçi Ülkücü Camii var olduğu müddetçe, bu büyük aile var olduğu müddetçe, Cumhur İttifakı ve büyük Türk milleti var olduğu müddetçe, alemi İslam'ın da Türk dünyasının umudu Anadolu coğrafyasıdır ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir demiştir. Dolayısıyla bakış açısı da asla ve katla Sayın Erdoğan'ı belli bir noktada zapturapt altına almak değil, onunla birlikte İki yoldaş olarak hatta geleceğe yürümek. Yok öyle söyleyen. Faruk Aksoy muhalefete yakın medya atıfta görünmüyor bulundu. Yeni orada. Şafak gazetesi. Sen göremiyorsun da kamera görür. Yeni Şafak haber gazetesi. CHP'nin ittifak ortağı DEM Parti'nin Nevruz programında skandal. Katil Öcalan'ın posterleri açılıp sloganlar atılıyor. Ne zaman? Yeterli mi? Ne zaman diyor ya? Haber ne zaman girmiş? 17 Hayır, Mart 2024. 17 Mart 2024 18.33 Yeni Şafak. Tamam. Yayını kapatacağım bir cümle daha var. Şimdi gelelim şuraya. Yalnız bir dakika mı? Tamam hemen toparlıyorum ben şimdi. Yeniden hocam öncelikle şunu sormak istiyorum. O kağıttan okuduğunuz metinleri siz yazıyorsanız repertuarı yenileyin. Çünkü çok tekrara düşüyorsunuz. Yok niye? Hadi veya Ekrem
İmamoğlu bu repertuardan memnun demek ki, onu söyleyebilirim. Benim ekibim var, birlikte yazıyoruz. Yeniden Refah Partisi'nin MKYK üyesi Abdurrahman Akyüz sizin gibi düşünmüyor. Diyor olabilir ki Necmettin Erbakan olsaydı Murat Kurum'u belediye başkanı yapmamızı beklerdi. Olabilir, çünkü aynı mahalleden kültürü. Çünkü ben yurttaşlık bak, ve bir tarafta, ortak noktasından hareket ediyorum. Biz yine Yeniden Refah'ın aday çıkarmasına saygı duyuyoruz. Yeniden Refah'ın aday çıkarmasına saygı duyuyoruz. Sen evet, benim cevap hakkında saygı duy. Yeniden Refah'ın aday çıkarmasına saygı duyuyoruz ama bir tarafta Refah Partisi'nin Erbakan Fazilet Hoca'nın sonra hayallerini gerçekleştirenler, Ayasofya'dan, sanayi devriminden, milli savunma sanayi politikasından, milli enerji politikasından bu hayalleri gerçekleştirenler var. Bir tarafta boncuk boncuk terletenler var. AK Parti'nin seçmenine ulaşabilecek onunla yegane parti Yeniden Refah Partisi. Bunu biliyorsun, bunun endişesi altında Yeniden konuşuyorsun. Refah seçmenini kimi seçeceğini çok iyi bilir hocam. Senden Yeniden Refah Partisi gölgesinden o gelenekten geliyorum. Gölgeniz görüş, geleneğinin, AK Parti gibi olmadı. Milli görüş geleneğinin nereye daha yakın olduğunu bak senden kardeşim, daha iyi biliyorum. Milli, yoksa milli senin görüş geleneği değil, oldun, aynı mahalleden kültürü çıkartma. Peki. Bizim temelimiz yurttaşlık temeli. Eyvallah, tamam? Yurttaşlık. Görüş, bizim esasımız bu. Hareket noktamız bu. Kaygımız bu. De, kaygımız bu. Hocaya boncuk trenden boncuk inenler, başka vagonları bilip de başka lokomotiflerle yol alıyorsa sen önce hatayı kendin arayın. Teşekkür ederim. Hepinize katıldığınız için teşekkür ederim. Eşit ağırlığın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere. Hoşçakalın.